İyi akşamlar. Haber Global'de artı eksiyle karşınızdayız. Bugün bir kez daha Doğu Akdeniz'i, Ege'yi, Türkiye'nin çevresinde olan bitenleri konuşacağız. Çünkü tansiyon düşmüyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la, ki Yunanistan'ın arkasındaki güçlerle birlikte artan bir gerilim var. Sahada da sıcak anlar yaşanıyor. Bundan yaklaşık bir ay önce hatırlayacaksınız. Türk donanmasından Kemal Reis, Yunan donanmasından Limnos Fırkateyni ile temas sağlamıştı. Dün de çok değil işte bundan yaklaşık 24 saat önce bu kez havada karşı karşıya geldi. En azından birbirlerine engelleme yaptılar. Yani biz Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne engelleme yaptık. Akdeniz üstünde ve tansiyon dediğimiz gibi yüksek. Çok düşecek gibi de görünmüyor. Çünkü oynanan kartlar farklı farklı Ege'nin karşı kıyısında. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis 2 hafta önce çok değil. Türkiye ile diyalogdan sonuç alınamazsa işte o Minosel Ekonomik Bölge deniz yetki alanlarının anlaşmaları ile ilgili olarak Lahey'e gidilebileceğini söyleyen bir isimdi. Geldiğimiz noktada tutum değiştirdiklerini ifade etti ve pasif politikadan aktif politikaya geçeceklerini söyledi. Hatta Yunanistan'ın batı kıyılarında denizdeki o kara sularını 6 milden 12 mile çıkartacaklarını söyledi. Belki batı diyor yani Adriyatik İyon Denizi tarafını söylüyor ama mesaj doğuya yani Ege'ye bize dair bir mesaj. Ankara'nın da buna tepkisi sert. Hatta Cumhurbaşkanlığı, bu düşün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün bu olmayacak da ne savaş sebebi olacak diye bir açıklama yaptı. Çok daha fazlası var. Avrupa Birliği'nden yaptırımlar istiyorlar ve bunun da Avrupa Birliği'nin zorunlu olduğunu dair ifadeler kullanıyorlar. Diğer taraftan arabulucu rolü oynayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın tabii ki tarafını tutacağıza yakın söylemleri var. Desteklemenin Avrupa Birliği'nin görevi olduğunu söylüyor. Tabii ki o açıklamalara da tepkiler var Ankara'dan gelen. Komple tüm aktörleriyle beraber karmakarışık bir konu şeklinde Ege'den sonra Akdeniz'de ve gittikçe de büyüyor, taraflarda gelişiyor. Bugün o nedenle Doğu Akdeniz'i ve bizim mavi vatanımızdaki o krizi konuşacağız bir kez daha çok değerli isimlerle. Önce stüdyodan hanımefendiyle başlayacağım tanıtmaya. Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ece Baban bizimle birlikte. Sonra uzaklara gideceğim. Skype bağlantısıyla iki konuğumuz var. Emekli Koramiral Kadir Sadıç ve eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin. Hoş geldiniz efendim. Sizler de artı eksiye. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olunuz. Ve tekrar stüdyoya dönüyorum. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Akif Okur ve gazeteci Ceyhun Bozkurt bizimle birlikte bir kez daha artı ekside geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Şimdi bir tarafta yaptırım kartını oynayan, diğer taraftan 12 mil kartını en azından Adriyatik İyon Denizi üstünden masaya süren bir Yunanistan var. Ve geçtiğimiz ay o denizde yaşanan temasın ardından dün de Oruç Reis'in araştırma yaptığı bölgede işte Yunanistan'a ait F-16'lara, Türk jetleri önleme yaptılar. O görüntüler de hatta dünden beri sıklıkla dönüyor. Uzaktan başlayalım. Kadir Sadıç Paşa'yla. Olan bitene bakınca Sayın Sadıç, masadan uzaklaşılıyor. Savaşın sesi veya çatışmanın sesi daha net mi geliyor, ne dersiniz? Gerginlik devam ediyor. Bir yumuşama, gevşeme yok. Çünkü Türkiye hukuktan kaynaklı ve hakkaniyetten kaynaklı tezlerinin arkasında duruyor. Türkiye'nin tezi bir idari tez olmaktan da çok öte. Bu Libya ile sağlanan deniz mutabakatı sonrasında her iki ülkenin meclislerinden onaylı, koordinatları belli bir alan. Ve bu artık her iki ülke adına da gerek Libya gerek Türkiye Cumhuriyeti adına da bir ulusal karar niteliğinde, partiler üstü, muhalefete iktidar yok. Ve koordinatları belli, bir kıta sahanlığı var. Ve buna şu an itiraz eden, ben burayı tanımıyorum diyen hiçbir ülkede yok aslında. Siz bakmayın yani Yunanistan'ın arkasında izafları var ama bir Almanya'dan hayır Türkiye'nin buradaki sahasını biz tanımıyoruz diye bir şey duyduk mu? Yok. Amerika'dan var mı? Yok. Şimdi Türkiye hakikaten hakça bir şeyin peşinde. Orası bir mavi vatanın parçası. Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de bir bütünlük teşkil eden mavi vatanın en önemli parçalarından biri. Gelinen noktada ilan ettiğimiz sahada, koordinatlarını verdiğimiz sahada sismik araştırmalar yapıyoruz. Sondajlar yapıyoruz. Şimdi Yunanistan hop oturup hop kalkıyor. Yunanistan'ın bir iddiası var mı? Şimdi sanılanın aksine hiçbir iddiası yok şu ana kadar Yunanistan'ın, somut.
Bunlar hepsi medya oyunları ve Avrupa Birliği'nde bir kaşık suda köpürtülen durum var. Çünkü Yunanistan'ın ne web sitelerine girin, ne Savunma Bakanlığı'nda, ne Dışişleri Bakanlığı'nda, ne de Birleşmiş Milletler'e deklar ettiği hususlara bakın, hiçbirinde bir Doğu Akdeniz iddiası göremezsiniz. Bir tek şu ana kadar yaptığı şey Mısır'la yaptığı deniz yetki alanları anlaşması geçen haftaki. Onun dışında hiçbir somut iddiası yok. Tamamıyla fiktif saydığım Sevilla Üniversitesi haritası diye anılan bir çala kalem bir şey var. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi onu çok kullandı. Yunanistan da onun arkasına saklandı. Şimdi tabii sata çıktı bu durum. Ama Avrupa Birliği 8-10 gün önce ne dedi? Öyle bir şey benim Avrupa Birliği'nin resmi bir belgesi değil. Kurumsallık hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Şimdi bunlar kullanılmıyor Batı medyasında. Bunları biz sadece izleyerek görüyoruz. Ama Batı medyası buna yer vermiyor. Arkasından Yunanistan'ı provoke eden durumlar var, güçler var. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda bulunan ülkeler tabii burada. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ama Gaz Forumu'nda olmadığı halde en güncel provokatör de son 8-10 gündür bakıyoruz Fransa. Fransa'nın Doğu Akdeniz bir ülküsü halinde. Oralara onlar Levant derler. Osmanlı döneminden 1800 yıllardan başlayan bir hayal, bir emperyalist boyutun sönmek bilmeyen bir şeyi. Ama ilerlemeleri mümkün değil. Çünkü ne bir hukuki tezleri var ne de siyasi olarak bunu yaptırmaları mümkün değil. Şimdi bakıyorum medyaya, Yunan tezlerine ilgili bir şey okuyabilecek miyim diye. Yani araştırdım yine Batı medyasını. Dün evvelsi gün şey var, bir Alman profesör Mats Lück, Alman hukukçu diyor ki Türkiye'nin tezleri doğru. Yani hukuksa hukuk. Ardından bugün yine bir şey düştü, Brüksel'den, Bruges.org'dan Michael Lai isimli bir makale izledim. Evet, o da son derece her iki tarafın teraziye koyduğu şeylerini koymuş. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir yaptırım gücü yok diyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük partnerlerinden biri Türkiye. Hele hele Almanya'nın hem iç ticaret hem dış ticarette en büyük oyuncusu. Almanya Türkiye'yi karşısına alıp Yunanistan hatırına ne kazanacak? Kaldı ki Almanya'da Türk asıllı seçmenler de var. Yani Merkel'in söylediklerinde kelime aralarına, virgüllerine bakarsanız Yunanistan haklı olduğunda Avrupa Birliği arkasında yer alacak diyor. Peki aynen. Yunanistan haklı mı? Yunanistan'ın haklı olduğunu gösteren bir şey var mı? Yok. Şimdi Yunanistan muhalefetinin yazıları var. Onları da çok anlatmayayım, çok sayıda ama vurgulayıcı iki şeyi söyleyeyim Yunanistan'ın hukuken kaybettiğini. İki gün önce Yunan Başbakanı'nın Akdeniz'de, İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile çıkartacağız, bunu böyle bir irade gösteriyoruz demesi Doğu Akdeniz'de kaybettiklerini itiraf oldu. Yani Yunan halkına şunu diyor, ben Türkiye'ye karşı ne hukuki yönden, ne askeri güç olarak, ne siyasi yönden bir yaptırımla gidemem. Yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği'nde yeterince şantaja boğdum zaten Kıbrıs sorununda, Annan planı süreçlerinde. Türkiye'ye verilen hiçbir vaadi yerine getirmedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen hiçbir vaadi yerine getirmedik. Mütevazi bir yardım vardı 200 milyon eurocuk, milyarlarca euroyu Güney Kıbrıs'a bahşederken 200 milyonlu esirgeyip ardından ambargolar uyguladılar. Onun da ötesinde izolasyon uyguladılar. Yani Kıbrıs'a doğrudan bir vapurla, uçakla gidemiyorsunuz. 21. yüzyılda dünya ayıbı halinde. Yeter. Yani bu iş bitecek artık. Şimdi nasıl bitecek? Evet, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın haklı olduğu çizgide bitecek. Şimdi bunu bütün dünyadan geldiğini görüyoruz. Avrupa Birliği bakanları buyursunlar, kararı alsalar diye iki gün önce. Niye alamadılar? Çünkü şeyi uzatıyorlar, uzatmaları da gidiyorlar. Onları destekleyecek, kendi kamuoylarından bunların lehinde yazacak, makale yazacak, fikir ortaya koyacak, bilimsel kanıt ortaya koyacak bir akademik dünya da yok arkalarında. Sadece ve sadece siyasi durum var. Bununla da kusura bakmayın, Türkiye eski Türkiye değil. Yani Kurtuluş Savaşı yıllarında yedi düvele karşı biz hem içerideki hainlerle hem dışarıda onlarla boğuştuk. Şimdi evet, içerideki hainlerin belini kırıyoruz. FETÖ'yü kırdık bir ölçüde, işte PKK, PYD de şeye geliyor. Biz şimdi oradan daha güçlü çıkıyoruz. 15 Temmuz 2016 sonrası daha da güçlenen bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Keşke biz bazı şeyleri
Doğu Akdeniz'de Lübnan'la, Mısır'la ve Suriye ile daha iyi ilişkiler içinde götürseydik belki münhasır ekonomi bölgeyi bu günlere gelmeden ilan edebilirdik. Ama o günler artık geçti. Şu an bir krizin içindeyiz. Ben şimdi bu krizin içinde nefes almadan anlatıyorum çünkü bir daha sıra gelmeyebilir. Büyük ihtimalle. bu krizin içinde bir momentum var yakalanan. Harplerde bu böyledir. Belki İsmail Paşa da bazı şeyler bahsedebilir. Bu momentumu kolay yakalayamazsınız. Şimdi yakaladığınız hukuki ve siyasi bir momentum içinde hareket ediyorsunuz. Kıta sahanlığınızın sınırları belli. Dünya size bir hukuki tezle karşınıza gelemiyor. Mısır'la Yunanistan bir anlaşma imzalamışlar. Anlaşmanın arkasında Girit ve Rodos, eğer Yunanistan bir arşipel devlet olsaydı, yani Filipinler gibi sadece adalardan oluşan bir devlet olsaydı, onun adalarıyla denizi zaten bir bütünleşik ülke sayılıyordu. O zaman siz Girit'le Mısır arasında bir anlaşma yapabilirdiniz. Ama 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde Yunanistan bu tezi denedi. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke karşı çıktı. Dediler ki sizin bir ana kıtanız var. Kuruluşunuz da zaten Mora'da. Ana kıtanız da başladı. Evet adalarınız da var ama siz bir ana kıta devletisiniz. Siz arşipel değilsiniz. Dolayısıyla Mısır'la Girit arasındaki deniz yetki alanları anlaşması Yunanistan'ın geçersiz. Bunun arkasında duracak şey yok. Kaldı ki Mısır orada da bir gol yedi. Yani Türkiye'nin Hakkaniyet ilkesinde çizdiği Mısır ve Türkiye arasındaki sınır Mısır'a çok daha fazla deniz yetki alanı veriyordu. Hem doğuda hem batı sekmette. Şimdi hukuk yok, siyasi gücünüz yok. Avrupa Birliği'ne şantaj yapıyorsunuz. Belarus'taki seçimlere Avrupa Birliği müdahale etsin diye utanmadan şantajınızı oraya taşıyorsunuz. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yaptırım yaparsanız ben de Belarus konusundaki, Beyaz Rusya konusundaki yaptırımlara katılırım. Yok yani ayıplar olsun Avrupa Birliği bu şantajı yutarsa. Yeter yani silkelensin Avrupa Birliği bir Rum-Yunanistan ikilisinden adam gibi yollarına baksınlar. Türkiye ile işbirliği yapsınlar. Şimdi son yazılan makalelere bakıyorum. Evet Karadeniz'de biz tartışılıyoruz doğal gaz az mıdır çok mudur ama bunun büyümesi potansiyeli var ve bunun Türkiye'nin katma değerini arttıracağını Avrupa Birliği'ne bir partner olarak rolünün arttığını söylüyor. Şimdi siz kıta sahanlığı Doğu Akdeniz'de de bir şeyler bulursanız Avrupa Birliği size şantaj çekebilir mi? Fransa bu provokasyonlarıyla ortada kalacak. Ha, kazara bir çatışma çıkarsa çünkü Yunanistan çok köşeye sıkıştı. Bunu sıkıştıranların başında da Fransa geliyor. Evet vebalini önce Yunanistan ödeyecek. Biz bazı şeyler kaybedebiliriz. Ama harp daha uzun soluklu bir şey. Uzun soluklu muharebede Yunanistan Ege'deki bütün sorunlar tekrar masaya yatacak. Hem Doğu Akdeniz'de bir yere gidemeyecek hem Ege ile ilgili her şeyi yeniden ele alınacak. Ve ardından da sıra unutmayın burada söylediğimi Fransa'ya gelecek. Avrupa Birliği ilişkilerinde ve Doğu Akdeniz'de Fransa'ya gelecek. O baksın Batı Afrika'daki çökerttiği sömürge halinde kullandığı 7-8 tane devlet var. Merkez bankalarını ele geçirmiş durumda. Oralarda iflas etmiş devletlerle boğuşsun. Oralarda emperyalizmini ne yapacaksa yapsın. Peki. Doğu Akdeniz'de onlara yer yok artık. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Peki. Ama bir daha söz hakkı gelirse bir şeyler de 30 Ağustos'ta ilgili söylemek isterim. Elbette. Kadir Sadık Paşa'm yani geçtiğimiz hafta yaklaşık 45-50 dakika birlikteydik. Bu hafta da yaklaşık öyle bir süremiz var sizinle. Yoğunsunuz biliyorum. Program 4 saat bir günde stüdyoda ağırlamak isteriz. Böyle tek seferde her şeyi konuşmayalım. Daha geniş bir şekilde ele alalım konuyu. Ama bugün bir kez daha size söz hakkı gelecek. Olur, bekleyin hayır, lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi Kadir Sadıç Paşa az önce dedi ki bu iş bitecek. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istediği çizgide bitecek diye bir ifade kullandı. Şimdi özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yüklendi. Macron'un da biz Akdeniz'de kırmızı çizgileri Türkiye'ye gösterdik diye bir ifadesi var. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Rum kesim İtalya ile yaptığı ortak tatbikata da atıfta bulunarak işte orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık diye bir ifade kullandı. Fransa geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Yunanistan'a gemi satmaya çalışıyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık da bir aralarında işbirliği var. Ve işte Türkiye'nin bölgedeki eylemlerinin provokatif olduğunu söylüyor. Türkiye'nin stratejisini bir NATO ülkesi stratejisi olarak değerlendirmiyorum diye de ifadesi var. Sayın İsmail Hakkı Pekin neler söylersiniz? Hem Kadir Sadıç Paşa'nın anlattıkları ve size yaptığı atıf hem de bu açıklamalar üstünden. Şimdi
Fransa'nın ya da Macron'un, Fransa başkanı Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı, söylediği şeyler tabii bir devlet başkanının ağzına yakışmayan şeyler. Biz onlarla bir de müttefikiz. Yani NATO içerisinde müttefikiz ve Avrupa'ya girmek istiyoruz. Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Çok uzun ilişkilerimiz de var Fransa'yla. Ama yaptığı, söylediği kelimeler çok kötü. Yani bir defa donanmasını göndersen olacak. Yani tamamını göndersen olacak. Donanmasını. Gerekli cevabı alır. Yani o donanmayı gönderdiği zaman bu Fransa'nın uzun zamandan beri yaptığı şeylerden bir tanesi şudur. Afrika'daki o sömürgelerini ya da Batı sahil bölgelerimiz bölgedeki grubu kontrol altına almak için yöneticileri 30 bin kişilik bir güç besliyor. Bu 30 bin kişilik gücü 5'er bin kişilik kuvvetlere bölmüş ve bu kuvvetler vasıtasıyla sahile kontrol ediyor. Orayı asıl korkularından bir tanesi de bu. Yani Fransa NATO'da, NATO içerisinde Türkiye'yi işaret ederek, yani beyin bölümü vesaire falan diyerek hem NATO içerisinde şeyde bulunuyor, şantajda bulunuyor. Hem de çünkü şunun için şantajda bulunuyor. Fransa var, Fransa'ya karşı, düzeltiyorum, Rusya var, Rusya'ya karşı NATO içerisinde bir şey var, bir birleşme var ve Avrupa'nın tamamını işte şeye dahil olmak üzere, Belarus dahil olmak üzere, Ukrayna dahil olmak üzere Rusya'yı çevrelemekte kullanmaya çalışıyorlar ve bunun için de NATO gerekli. Amerika bu konuya önem veriyor. Almanya bu konuyu yapıyor. Fransa bu konuda NATO müttefiklerine, özellikle Amerika'ya ve Almanya'ya şantaj yapıyor. İkinci şantaj yaptığı konu Avrupa Birliği konusu. Avrupa Birliği konusunda da yine şantajı var. Çünkü özelliklerinden bir tanesi şu, bütün Doğu Avrupa dahil, Balkanlar dahil Almanya'nın kontrolünde. Evet, Almanya'nın askeri birliği yok ama Almanya'nın kontrolünde ve Almanya'nın kontrolünde olduğu için de Fransa buralara gidemiyor. Çünkü Fransa'nın buralara verecek parası yok. Yani Almanya gibi aktaracak, kredi verecek parası yok, yatırım yapacak parası yok. Onun için de bir yerlerinde tutturması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz. Biraz evvel Kadir Amiral söyledi, Levant bölgesi onların kontrolündeydi şeyde. Bu Sykes-Picot anlaşması gereği işte yukarısı da İngilizlerin kontrolündeydi. Böyle bir havaları vardı ve şimdi bunu aynen devam ettirmek istiyorlar. Fransa'nın kırmızı çizgileri neymiş Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e, onu merak ediyorum. Fransa'nın da İtalya'nın da Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı yok. Yunanistan'da hiçbir hakkı yok. Kimin hakkı olduğu belli ve Türkiye bu haklarını istifade ederek büyük bir özellikle şeyle yaptığı görüşmelerde yapılan anlaşmayla Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma sonucunda deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasıyla çok büyük bir güç kazandı ve hareket kazandı. Şimdi biz momentum dediğimiz olayı hareket çarpı güçle karşılaştırırsanız, sürat ve güçle çarptığınız zaman büyük bir momentum kazandık ve Türkiye o momentum kartopu gibi büyüyerek devam ediyor, yürüyor. Yani Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'de hem Libya'da başarıları var, kazandıkları var. Bu tabii bütün dünyayı şey durumda bıraktı. Yani bütün dünya değil mi belki ama Avrupa'daki Türkiye'nin rakiplerini ya da şeydeki Orta Doğu'daki Türkiye'nin rakiplerini maalesef hatta Amerika'ya bile şey bıraktı. Yani zor durumda bıraktı. Ve Türkiye bu momentumdan istifade ederek devam ediyor. Hızını kesmemesi gerekiyor. Hızını keserse, tekrar geri adım atarsak, yani mecliste yaptığımız gibi yapmamamız gerekiyor. Sonuna kadar devam edeceğiz. Hiçbir ülke, ne Almanya'sı, ne Fransa'sı, ne de başka bir ülke yok zaten ama Türkiye'nin Yunanistan'da bir savaşında, çatışmasında kesinlikle Yunanistan'a fiziki olarak yardım etmezler. Etmek durum yani bunların bu müdahaleyi halklarına anlatamazlar. Çünkü gerçekten o bölgede büyük bir salgın devam ediyor. Salgının dışında büyük bir ekonomik kriz var. Bunu halklarına izah edemezler. Yönetimlerin belki böyle niyetleri olabilir ama oradaki yönetimlerin böyle bir gücü olduğunu sanmıyorum. Türkiye'de bu aldığı hızla devam etmesi lazım. Hem Almanya'dan bahsettik. Evet, Almanya lider ülke o bölgede ama sonuçta en büyük ticaretini
Türkiye'de yapıyor. Yani yatırımı da Türkiye'de. Hollanda'nın yatırımı da Türkiye'de. Yani 19,5-20 milyar dolarlık bir yatırım var. Yunanistan'ın borcunu Almanya ödüyor. Avrupa Birliği adı altında Almanya ödüyor. Yani böyle bir durum var. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin kazandığı momentumu aynen devam ettirmesi lazım. Zaten gereken alarm tedbirleri alınmıştır Deniz Kuvvetleri tarafından, Kara Kuvvetleri tarafından ve Hava Kuvvetleri tarafından. Yani Türkiye bir savaş hazırdır. Böyle bir savaş, biraz evvel yine Kadir abilerin dediği gibi, Yunanistan'ı bütün adalarıyla, 12 adayla, 1942'deki Paris Anlaşması'yla, ondan sonra daha evvelki anlaşmalarla, Lozan, hepsini yeni baştan masaya oturtulmasını, adaların, Ege'nin yeniden tartışılmasını, bütün şeylerin, karasuların tekrar Lozan'a dönülmesini, 6 milyon 3 milyon indirilmesi dahil olmak üzere, hatta Yunanistan'ın Batı Trakya bölümünün, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti dediğimiz yerin yeniden tartışılmasını ortaya çıkartır. Kendisi bir Yunanistan tabii. Bütün bunlar Türkiye'nin dağarcığında var. Ama şimdiye kadar iyi komşuluk ilişkileri sebebiyle sesini çıkartmıyor. Ha bu arada bazı ülkeler var. Mesela İngiltere'nin sesi çıkmıyor. İngiltere büyük ihtimalle Fransa'nın Doğu Akdeniz'de lider olmasını istemiyor. Ya da Fransa'nın bir yer, çünkü Kıbrıs Adası'nda şeyi var. Kıbrıs Adası biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne, daha doğrusu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği'ne girdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği dışında almadılar. Bir ayak oyunuyla maalesef böyle bir şey yaptılar. Halbuki bu da şeysiz, hukuksuz bir eylemdi. Çünkü böyle bir alımda mutlaka Türkiye'nin, tarafların rızası olması gerekiyordu. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızasını almadılar ve öyle aldılar. Şimdi orada İngiltere'nin iki tane üssü var. O üsler vasıtasıyla İngiltere Avrupa Birliği üyesi de değil artık. Çok rahatlıkla bütün dengeleri değiştirebilir. Yani bu savaş konusu İngiltere'nin işine gelmez. Amerika'nın da işine gelmez. Yani diğerlerinin işine gelmez ama Amerika ve İngiltere Yunanistan'ın böyle bir delilik yapmasına mani olur. Bu korkum şudur bu arada. İşte biraz evvel söylediği gibi yine Kadir Amiral'in birkaç tane gemimiz batırılabilir, uçağımız düşebilir bu işte it dalışı sırasında ya da manevralar sırasında. Ve ondan sonra o kalır. Biz daha müdahale etmeden ya da müdahale kalkarken ya da karşılık verirken bizi durdururlar, durdurmak isterler. Onun için Türkiye'nin bunu düşünmesi lazım. Peki. Yani bir olay olduğu zaman mutlaka cevap verecek elimizde bir hareket tarzı ve anında cevap vermemiz gerekiyor. Bu bakımdan bu konuyu çok önemsiyorum şeyle ilgili. Sayın Pekin özellikle o işte birkaç uçak düşebilir, birkaç gemi batırılabilir kısmında neler yapılabileceğini, nasıl cevap verilebileceğini de ilerleyen saatlerde, dakikalarda evet, tekrar konuşuruz. Müsaadenizle. Sayın Hasan Ünal, üzerine koya koya geliyoruz. Evet. Özellikle Avrupa'daki işte Fransa'ya. Hem Sayın Pekin hem Sayın Sadıç net bir şekilde Doğu Akdeniz'de herhangi bir çıkar da yok, görevi de yok, rolü de yok diye belirttiler. Adalar meselesi gündeme getiriliyor. Şimdi bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları var. Yani nasıl ki Yunanistan tarafı 6 mili gündeme getiriyorsa, Ankara'da da bir şekilde 12 adalar meselesinin de az önce Sayın Pekin'in söylediği gibi işte Paris anlaşmalarından, Uşi anlaşmalarına kadar hepsinin yeniden gözden geçirilebileceğine dair atılacak adımlara göre ve yaşanacak çatışmaya veya gerilime göre değerlendirilebileceğine dair ifadeler var. Siz bu noktada neler söylersiniz? Şimdi en kolay öneriden başlayayım. Sadıç Amiral de bahsetti. Avrupa basınını takip ettiğimizde şunu görüyoruz. Mesela aklı başında çok sayıda hukukçu diyor ki yani Türkiye'nin orada savunduğu tezler o kadar içi boş şeyler değil diyor. Yani buradan başlıyorlar. Pek çoğu da diyor ki Türkiye haklı. Yani Yunanistan'ın dediği gibi değil orası diyor. Böyle diyen Yunanistan'da da uluslararası hukukçular var. Aklı başında mantıklı düşünen ve ya kardeşim meclisin böyle bir deniz yetki alanı olamaz. Aklınızı neyle bozdunuz yani ne içiyorsunuz?
neyle kafayı bozdunuz falan diyen insanlar var. Galiba lahi fikrinden bir anda vazgeçilmesini ve politika değişikliği nedenlerinden biri de bu olabilir. Lahi ayrı. Lahi oraya güzel bir şey alamayacaklar. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Lahi ayrı bir konu. Şimdi Yunanistan'a bu konuda şöyle bir şey öneriyorum ben Türkiye'ye. Bunu kim yapar, hangi kurum yapar? Bir üniversite yapabilir. Fakat Türkiye'den bir üniversite yapmasa daha iyi olur. Türkiye'deki, yani nasıl olur bilmiyorum ama şöyle, üzerinde tartışılması, konuşulması gereken şeylerden biri şu. İngiliz, Fransız, Alman ve kıta Avrupası hukukçularının büyük ölçüde katılımıyla, Rus hukukçular da iyi olur, onların da hukukçuları sağlamdır. Tek tük Amerika'dan bu konuları çalışanlar da var. Bunlarla bir uluslararası konferans düzenlemek lazım. Ve bir an önce bunun belgeler şeyinin kitap halinde İngilizce, Fransızca, Almanca ve Türkçe olarak yayınlanması lazım. Şunun sağlanması yeterlidir burada amaç olarak. Kardeşim, Yunanistan'ın habire hukuk falan demesinin altı biraz boş ya. Yunanistan'ın tezleri o kadar da sağlam değilmiş. Buna yani bir gazeteci bir yerde ya bu Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselenin hukuki tarafı neydi falan dediğinde referans kitabı olacak bir şey yapmak lazım. Mesela vaktiyle Türkiye bu tip işleri iyi yapardı. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kurulan 1960'taki Cumhuriyet'in Türkiye ve Yunanistan'ın aynı anda üye olmadığı bir birliğe katılmasının mümkün olamayacağına dair garanti ve ittifak anlaşmalarından dolayı bir İngiliz hukukçuya hazırlattığımız harika bir görüş vardı. Bu görüşü Türkiye o zaman Birleşmiş Milletler belgesi haline de getirdi. Ha, bu görüşün arkasında durmadı Türkiye. Protesto ile geçirdi sadece. Şöyle, Kıbrıs Rum tarafı adada bir çözüm olmadan Avrupa Birliği'ne alındığında sadece protesto etmekle yetindi. Haklarının saklı olduğunu ifade etti. O zaman izlediğimiz Avrupa Birliği merkezli politikalar daha aktif davranmamıza mani oluyordu. Ha, şimdi o yüzden bu hukukçularla iyi çalışmak lazım. Yani şu, meselenin bir ayağında hukuk var. Öbür ayağı siyaset, askeri ve kamu diplomasisi alanı. Şimdi bunların her birinde Türkiye'nin çok aktif olması lazım. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyeyim. Örneğin Rum tarafının Avrupa Birliği'ne götürdüğü şantaj bence harika bir şey. Rum-Yunan tarafı bu Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili konularda bazen öyle böyle hatalar yaparlar ki inanamazsınız. Belarus işini mi söylüyorsunuz? Aynen. Mesela vaktiyle 97 yılında bunlar bir şey ısmarlamışlardı, S-300 füzeleri. Sipariş etmişlerdi. O zaman Türkiye bu işin üstüne iyi gitti. Ve dedi ki kardeşim, çünkü harika bir şey. Bir yandan Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. Aklı sıra. Ve diyor ki Avrupa Birliği yoluyla Kıbrıs sorununu çözelim. Bir yandan da S-300 füzeleri getiriyor adaya. Türkiye bunu o zaman hani tam Türkçe tabirle Yunanların ve Rumların burnundan fitil fitil getirdi. Ha, şimdi bu Belarus meselesi harika bir şey bence. Türkiye bunun üstüne gitmeli. Nasıl gitmeli? Şimdi bir defa taktik ve stratejik düzeyde doğru adımlar atmak lazım. Mesela Almanya'yı karşımıza alacak şekilde açıklamalar yapmaya bence gerek yok. Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamaları okunduğunda Türkiye'nin aleyhine şeyler söylemiyor. Eğer Yunanistan haklıysa onu desteklememiz Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde bir görevimiz, bir yükümlülüğümüz diyor. Ama şimdi orada eğer haklıysa bölümü çok önemli. Yani orada bir aslında, ancak var. Ve aynı gün mesela Alman bir hukukçunun görüşü yayınlandı Almanya'da. Diyor ki Türkiye'nin tezleri çok makul. Ya bir Alman gazetesinde yayınlandı bu. Anlatabildim mi? Ha şimdi efendim birisi bir hukukçu öbürü başbakan, tamam ama yani bunlar kolay olan şeyler değil yani kendiliğinden oluyor, gayet iyi bir şey. Şimdi burada vaktiyle, şimdi bu şantaj bana neyi hatırlattı? Yunanistan'ın vaktiyle Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Avrupa Birliği'ne yaptığı şantajı hatırlattı. O şantaj şuydu, Kıbrıs
Rumlara dediler, Yunanistan dedi ki Avrupa Birliği'ne, eğer bu Rumların başvurusunu Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul edip bu adayı onların başvurusu üzerinden üye yapmazsanız, ben de Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan vesaire bütün bu Doğu Avrupa'nın artı Baltıkların Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu toptan bloke ederim. Bu kadar. Ve Avrupa Birliği ballandıra ballandıra bize bunu anlattı. Yapamıyoruz, edemiyoruz. Çünkü üye, içeride veto hakkı var. Tamam. Biz o zaman ne yapmalıydık biliyor musunuz? Şimdi ne yapmalıyız peki? Şimdi de onu söyleyeceğim. Biz o zaman şunu demeliydik. Ha öyle mi? Öyle mi yapıyorsunuz? Peki, tamam. Biz de NATO'ya dönecektik. Diyecektik ki NATO'nun genişlemesinde üye olmak isteyen her devlet önce KKTC'yi tanıyacak, büyükelçilik açacak. Sonra gelip benden onay isteyecek. Benim veto hakkım var mı NATO'da? Var. O orayı bloke mi ediyor Avrupa Birliği? Tamam, ben de burayı ediyorum. Şimdi bakın, NATO ve Avrupa Birliği'nin genişlemeleri bir bütündür. İşlerine geldiği zaman böyle anlatırlar. İşlerine gelmediği zaman da derler ki, efendim burası Avrupa Birliği, orası NATO. Oysa bakın NATO'nun genişlemesine, önce NATO genişler, ülkeleri güvenlik çemberi içine alır. Sonra Avrupa Birliği o ülkeleri üye yapar. Biz affedersiniz enayi miyiz? Bunları görmüyor muyuz? Şurada NATO bakanları toplanır, Avrupa Birliği bakanları toplanır. Buna Avrupa Birliği'nin bilmem ne toplantısı denilebilir. Savunma bakanları toplantısı denilebilir. Genel İşler Konseyi bakanlar düzeyinde toplanabilir filan. Aynı bakanlar bu odadan çıkarlar, şu odaya geçerler. Orada da NATO toplantısı olur. Ha orada da biz çok güçlü, güvenilir ve güvenilirliği yıllar içinde test edilmiş bir üyeyiz. Ve veto hakkımız var. Anlatabildim? Ha şimdi biz o zaman bunu yapmadık. O zamanki hükümetler şöyle yaptı. Dediler ki, ya biz de Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. İşte bu tür resleşmelerle ilişkilerimiz iyileşmez falan filan. Oysa böyle gitmek lazımdı. Kıbrıs meselesinde muazzam puan toplardık orada. Hatta bakın o 1995 yılında bu noktaya gelindiğinde Yunanistan'ın Makedonya'dan dolayı da sorunları çok çok büyüktü Avrupa Birliği içinde. Yunanistan'ın önde gelen 5 emekli büyükelçisi, ama bunlar duayen büyükelçilerdi, sözleri geçen insanlardı, bir broşür yayınladılar. Orada Yunanistan dış politikası üzerine düşünceler ve endişeler başlıklı. Bu broşürün içinde Kıbrıs'ta iki devletli çözümün Yunanistan'ın çıkarlarına olabileceğini savunuyorlardı. Çünkü Türkiye'nin bu Avrupa Birliği politikaları yüzünden ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmeyeceğini düşünmüyorlardı. Ha, şimdi bu Belarus şeyi çok iyi. Biz hemen şunu demeliyiz. Hemen hem Almanya'ya, Avrupa Birliği'nin patronu olarak, hem de Amerika'ya şunu demeliyiz. Demeliyiz ki NATO'daki bütün projeleri bloke ediyoruz, durduruyoruz. Madem ki Kıbrıs Rumları Avrupa Birliği'ni bloke ediyorlar, biz de burayı bloke ediyoruz. Batı sistemi kilitleniyor. Ya ne alakası var? Baltık'taki bilmem ne konuşlandırmanın ne alakası var? Var. Belarus'la Türk-Yunan ilişkilerinin bir alakası var mı? Var. Ha, ya bunların kafasını kırarsınız ya ben de Batı sistemini işletmem kardeşim. Peki. Bak bu çok iyi bir şantaj. Yani bize eskiden şöyle, ya işte siz büyük devletsiniz, siz böyle olgun davranın, bunlar gibi olmayın falan, ama bizi bir yere götürmedi bu konu. Olgun davranmamız var. Şimdi geliyorum çok hızlı bir şekilde. Bu statüko, şu anda Türk-Yunan statükosu vardı Kıbrıs'ta ve Ege'de. Rumların tavırlarıyla Ege'de başlayan gerginlik, Doğu Akdeniz'de başlayan gerginlik, Kıbrıs'ta başlayan, geldi Ege'yi ve Doğu Akdeniz'i sardı. Şimdi aslında Kıbrıs sorunu ve Ege sorunu genişlemiş oldu, büyümüş oldu. Anlatabildim mi? Coğrafyası genişlemiş oldu. Şimdi burada Türkiye vaktiyle şöyle yapardı. Yunanistan şımarıklık yapardı, Ege'de krizler çıkartırdı ama Türkiye anında karşılık verirdi. Amerika krizi çıkışından itibaren takip eder, aman silahlı çatışmaya dönüşmesin diye uğraşırdı. Ama en son ve sonuçta hakikaten silahlı çatışma çıkmazdı. Ama hiçbir zaman Türkiye geri adım atmış pozisyona sokmazdı kendisini. Şimdi şu anda da sokmamalı. Yalnız o zaman Türkiye şöyle bir şey daha yapardı. Mesela 95, 96 yılında Kardak krizinde
şöyle bir şey yaptık. Krizi biz o güne kadar Yunanistan'ın bizden duymadığı bir başka gerekçeye dayandırdık. O güne kadar birçok gerekçemiz vardı. Diyorduk ki adaları silahlandırıyorsun. Burada kara sularını 12 mile uzatamazsın. Sen hava sahan 10 mil olamaz. Çünkü kara suların 6 mil, hava sahası 10 mil olamaz. Atina fır hattını sen milli hava sahası gibi değerlendirmek istiyorsun. Bu böyle olamaz. Bunları söylüyorduk aktif olarak. Oraya bir şey daha ekledik. Dedik ki Ege'de egemenliği egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adalar ve kayalar var dedik. Gri alanlar dedi buna Yunanistan. Biz dedik ki öyle gri falan da değil. Basbayağı rengi belli ve o adaların hepsi bizim dedik. Ne an dedi. Ta Gavdos da mı sizin? Evet bizim dedik. Gavdos nerede biliyor musunuz? Girit'in kuzeyinde. Niye? Güneyinde. Çünkü güneyinde pardon. Ve o güne kadar da zaten mesela hiçbir NATO tatbikatında Gavdos'u dahil ettirmemişiz biz. Ha o zaman ne demek istediğimiz Yunanistan'ın kafasına dank etti. Biz o zaman Yunanlarla toplantı yapardık. Bu şeyden sonra da yaptık sürekli. Adamlar dediler ki ne ya siz dediler Ege'ye yeni bir statü istiyorsunuz. Vallahi dedik bizim dediğimiz gibi anlaşmak istemiyorsanız, siz maksimalist taleplere gidiyorsanız biz de maksimalist yapacaksınız. Ha benim şimdi burada önerim bir şey daha burada var önerim. O da şu. Öneriyi çabuk alayım mı hocam? Sağdış çok hızlı Paşa, Sağdış Paşa'ya sonra bir daha gidemeyeceğiz yoksa. Çok hızlı söyleyeyim o zaman. İki şey yapmalıyız. Biri demeliyiz ki Yunanistan'a hem Birleşmiş Milletler yoluyla uyarıda bulunmalıyız hem de bir süre vermeliyiz. Silahsız statüde tutulması gereken adaları silahlandırdığını biliyoruz. Buraları derhal silahtan arındır. Sürede şudur kardeşim. Ve bunu yapmıyorsan o zaman bu adaların egemenliğini ben geri istiyorum. Çünkü Yunanistan'a biz bu adaları şartlı verdik. Bunlar tam egemenliğe sahip değil. Ha efendim işte şöyle de böyle de falan. Hayır bu adaları böyle değerlendirirseniz o zaman ben krizi yani aramızdaki sorunları ben de maksimaliste yöneliyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum. Bu adalar benim. Peki. Bir şey daha şu anda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplanıp hükümetin demesi lazım ki kardeşim biz artık federasyonla uğraşmıyoruz. İki devletli çözümden. İstiyorsanız gelirsiniz, istemiyorsanız güle güle. Ha bunların hepsi şu anlama gelir. Mevcut bir statüko vardı aramızda. Bu statükoyu Rum tarafı bozdu. Tıpkı 1950'lere kadar gayet iyi giden Türk-Yunan ilişkilerini bozdukları gibi. O aptal grup bunu yaptığına göre bunun da bedelini ödeyecekler. O zaman sizin talepleriniz maksimalistse bizimkiler iki kat maksimalist. Peki. Ha, şimdi son bir şey daha söylüyorum. Sadece bir tek cümle burada. İngiltere'nin sesi çıkmıyor dedi. Galiba Pekin Paşa'ydı. Güzel dedi. Şimdi İngiltere dünyanın en akıllı devletlerinden biridir. Fransa'nın burada büyük bir maceraya soyunduğunu, altından kalkamayacağı işler yapmaya çalıştığını biliyor. Onun için de dikkatli. Yalnız İngiltere'yi biz yanımızda tutmak için biraz uğraşsak iyi olur. Kıbrıs'ta çok işimize yarayacak. Bakın sadece bir şey söyleyeyim. Kıbrıs'ın meşhur patatesi vardır. İhracını engelleyen şey patates ve narenciye ürünlerinin muazzam ihracatı vardı İngiltere'ye. Özellikle patatesle ilgili bu Rumlar tilki gibidirler. Gittiler İngiliz Yüksek Mahkemesi işte mahkemeleri denediler. Bu dediler patatesin Kıbrıs patatesi olduğuna dair belge verecek legal bir otorite yok orada dediler. Bakın nereye gitti konu. İngiliz mahkemesi gidin ya dedi saçmalamayın. Sebebi de şu. Cyprus potato diye satılır Londra'da bu. Fiyatı öbür patatese göre daha fazladır. Değerli bir patates. Bunu götürdüler Avrupa Adalet Divanı'na, Lüksemburg'a. Oradan çıkardılar ve İngiltere'yi oradan bağladılar Rumlar. Şimdi İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığına göre mesela bu gibi yükümlülüklerle hareket etmek zorunda değil. Bunların hepsini konuşmalıyız onlarla. Yalnız son bir cümle. Bunları yaparken bölgesel ilişkilerimizi düzene sokmalıyız. Peki. Bu şekilde de gidemeyiz. Tamam. Çünkü gözden geçirecek çok fazla şey var. Şimdi hem Mehmet Akif hem Mehmet Akif hocam hem de Ceyhun hocamın müsaadesiyle Ece hocama vereceğim sözü. Herkesin maksimalist talepleri var. Hasan hocam da dedi ki biz savunmadaydık. Türkiye'de aynı şekilde taleplerle gitsin. Hatta Sayın İsmail Hakkı Pekin
Türkiye hızını kesmemeli, sonuna kadar gitmeli dedi. Hatta sonuna kadar gitmeli ifadesini kullanırken işte birkaç uçağın düşmesi, birkaç geminin batırılması konusunda dahil etti içerisine. Yani hiçbir şekilde vazgeçilmemeli diye ekledi. Siz neler söylersiniz? Ben de çok değerli açıklamalardan sonra birkaç bir şey eklemek istiyorum. Özellikle Yunanistan'da yaşadığımız gerilime baktığımız zaman, hem de Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerilime, Fransa'nın işin içinde olduğuna, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisine, aslında birazcık geniş açıdan hem çok değerli paşalarım hem de hocam da çok önemli noktalara vurgu yaptı. Burada aslında birazcık da Fransa ile bizim gerilimimizin nerede başladığına bakmamız gerekiyor. Özellikle Libya anlaşmasından sonra Fransa'nın, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma ve aslında Sahel bölgesindeki kendi endişelerinden sonra çok agresif yaklaşımlarda bulunduğunu, yanılmıyorsam Şubat ayında özellikle Fransa'daki Türk imam ve öğretmenlerin kontratlarının yenilenmemesiyle ilgili bir karar aldığını söylemişti. Aynı zamanda yine Nisan ayında sözde Ermeni soykırımının ulusal yas ilan edilmesiyle ilgili bir karar çıkartmıştı. Yani Türkiye'ye yönelik Fransa uzun zamandır sert, agresif bir takım politikaları izliyor. Baktığımız zaman Yunanistan'ın özellikle paşam da ifade etti, Yunan basınında çok fazla bu şekilde haberlerin olmadığına baktığımızda Yunanistan'ın Fransa tarafından bu kadar gerilmesi ve ya da Türkiye ile gerginliğinin arttırılmasında bu kadar önemli bir rol oynamasının arkasında ben aslında hem Avrupa'da hem de Amerika'nın çok fazla uyguladığı bir strateji var yoğunluklu olarak. Farklı noktalarda sorun çıkartarak aslında dikkati bir yerden diğer yere çekmek ya da gücü bölmek. Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin o bölge çok karışık bir bölge. Çok fazla aktör var. Parseller birbirleriyle çakışıyor ve aslında çok aktörlü olduğu için de çözümü çok zor. Ama Yunanistan'ı devreye soktuğunuz zaman sorun birazcık da Ege'ye doğru kayıyor. O zaman siz Ege'de farklı bir sorunla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz ki bence Fransa'nın bu kadar fazla Yunanistan'ın arkasında durup bu açıklamaları yapmasındaki neden birazcık dikkatleri Ege'ye doğru çekerek aslında Türkiye'ye birden fazla sorun çıkartıp Doğu Akdeniz'de belki de biraz arka planda ya da Doğu Akdeniz'deki dikkatlerini birazcık zayıflatmak olabilir. Bu işi bu kadar tırmandırmalarındaki neden de bence asla savaş olmasını ya da çatışma olmasını hiç kimse istemez. Ancak bu noktaya getirmeleri, çünkü İonya'da işte 6 milden 12 mile çıkartma kararında Ege'ye bir gönderme yaparak bunu yaptıklarını ve bunun da bir savaş nedeni olarak kabul edileceğini herkes biliyor. Dolayısıyla bunu bu kadar tırmandırmalarındaki neden de bir yandan da Ege'de bir gündem yaratıp aynı zamanda Türkiye'yi de burada Almanya'nın da devreye girmesi ve aynı zamanda belki Amerika Birleşik Devletleri şu anda kendi içinde bir seçimle mücadele ediyor ama daha geçmiş zamana baktığımız zaman hem İsrail'le hem de Yunanistan'la, Mısır'la Doğu Akdeniz konusunda özellikle bir takım görüşmelerde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arka plandan işte bir fotoğraf servis ediliyor. Miçotakis'in elindeki telefonda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin gizliliğiyle alakalı bir takım mesajlar var. Bunların hepsi tabii medya üzerinden aslında Türkiye'ye verilen, hani Yunanistan'ı da Amerika Birleşik Devletleri destekleyebilir diye mesajlar. Bunların hepsini göze aldığımız zaman masaya oturma, yani bu gerilim tırmanacak ve masaya oturma noktasına geldiğinde işte Türkiye'nin dezavantajını olabilecek bir takım anlaşmaların öne sürülebilme ihtimalini gösteriyor. Dolayısıyla hocamın söylediği gibi ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin proaktif olarak, proaktif iletişimin kullanılarak sorunların birebir devletlerle çözülmesi önemli. Almanya'ya baktığımız zaman Almanya evet arabulucu rolünde ve kim söyledi hatırlamıyorum şu anda ama NATO'ya da, hocam siz söylediniz galiba değil mi? Evet. Önceki örnekte hani Türkiye'de NATO'ya evet, dönmeli diye. Şimdi Stoltenberg'de de Cumhurbaşkanımız görüştü. Fakat NATO'da da unutmamamız gereken bir durum var bence. Özellikle Karadeniz konusunda. Biz şu anda Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz ama Karadeniz'le de çok bağlantısız değil konu. Karadeniz konusunda 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra özellikle Moskova'nın
Romanya'ya 400 kilometrelik bir mesafede askeri yığınağının bulunmasıyla birlikte aslında Romanya'nın da NATO içerisinde Türkiye'nin yerine demeyelim belki ama hani güçlendirilme çalışmaları, batılılaştırma çalışmaları, teknolojik ve askeri anlamda desteklenme çalışmaları ve özellikle de Romanya'nın kendisi topraklarını üst olarak kullanılması için hani fazla bir gayret içerisinde olması. Orada da yine atılacak olan adımlarda haklarımızı ve bütün yetkilerimizi geri adım atmayacak ve kimlerin çıkar çatışmasında Türkiye acaba arada hani yine dengeleyici pozisyonda bırakılacak şekilde görmek gerekiyor. Çünkü Romanya Türkiye'nin yerine güney sınırını belirleyen ülke. Mümkün değil ama İşte bu Türkiye'nin Yunanistan açısında da öyle ama Fransa'ya baktığınız zaman Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim çıkartmaya çalışarak bir şeyler kendi çıkarına bir şeyler yapmak istiyor. Aynı şeyi orada da yapmaya çalışacaklardır. Bu Türkiye ile kıyas götürmez Yunanistan ya da Romanya ama mantıkları ve stratejileri maalesef bu yönde çizilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla Türkiye hem stratejisiyle hem askeri gücüyle çok önemli ve vazgeçilemez bir ülke ama biz bu vazgeçilemezliğimizi ve önemimizi kurduğumuz iletişim ve aynı zamanda diplomasi ve bütün ülkelerle bunu masaya oturarak birebir de çözerek yapmamız gerekiyor. Çünkü Almanya her ne kadar arabulucu olsa da bir noktadan sonra Almanya ile birlikte Almanya, Yunanistan, Türkiye masaya oturmak başka bir şey. Türkiye ve Yunanistan'ın karşılıklı olarak masaya oturması başka bir şey. Bu başka bir denge. Dolayısıyla buna biraz yönelmek gerekiyor diyorum. Peki. Mehmet Akif Okur Hocam. Çokça konu birikti ama özellikle işte Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye gücünü göstermeli, sonuna kadar gitmeli ki bu hafta içinde işte HEYKOMAS mesela geldi. O basın toplantısında bayağı soğuk rüzgarlar esti. Yani sadece içeride değil dışarıda da basının karşısında da ifadeler sertti. Ki işte karşılıklı açıklamalarda yani Borrell'in açıklamaları, Merkel'in açıklamalarında dışişleri sözcülüğünden veya Cumhurbaşkanı'ndan gelen açıklamalarda hep çok net, kararlı bir ton var ki işte sadece Cumhurbaşkanı tarafından değil, işte Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı, işte Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da öyle. Herkes çok net bir şekilde devam edilsin, sonuna kadar gidilsin diyor. Siz neler söylersiniz? Evet, tabii çok önemli şeyler konuşuldu şimdiye kadar. Önemli de bir günde konuşuyoruz. Tarihle şimdiyi ve geleceği kesiştiren konular bunlar. İşte geçtiğimiz hafta Malazgirt'i konuştuk. Kuruluş ve kurtuluşun buluştuğu bir haftada Türk-Yunan krizinin yine zirveye yaptığı bir şeyi konuşuyoruz. O yüzden ben geçen hafta yine çok anıldı Niyazi Yıldırım Genç Osmanlıoğlu. Ondan bir dörtlükle başlamak istiyorum. Bak neler var dünlerinde, acı tatlı günlerinde, Dumlu Pınar önlerinde, Mehmetçik'ten Sor Meydanı diyor destan şairimiz. O yüzden Gazi Paşa'mızı, kahraman dedelerimizi hepsini rahmetle anıyoruz. Evet. Ve bazı meselelerin asıllık meseleler olarak aslında önümüze tekrar tekrar konduğunu görüyoruz. Ve her kuşak bu meselelerle kendi birikimiyle, efendim kendi hedefleri, ülküleri doğrultusunda yüzleşmek zorunda kalıyor. Şimdi konuştuğumuz meseleye geldiğimizde bunu bir kere en genel çerçevesi itibariyle nasıl gördüğümüz önemli. Bazen birden çok biçimde de görebiliriz. Yani bu konu tek başına yalnızca işte Doğu Akdeniz'de yeni hidrokarbon kaynaklarının bulunması dolayısıyla özünde Türkiye açısından bir maddi imkanlarını arttırma meselesi mi? Yani bu mesele doğal gaz ve petrolün paylaşımıyla ilgili bir mesele mi? Bu mesele İşte bu 100 yıllık tarihten bu tarafa biriken Türk-Yunan dengesiyle ilgili işte hepsi hafızamızda yer alan meselelerin biriktiği efendim ve bardağı taşıran bir damla mı? Bu mesele uluslararası sistemin bir kaos atmosferinde olduğu, kaos boşluk demektir. Bunun hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaynaklanan boyutları var, uluslararası sistem bir geçiş döneminde. Hem de yakında yaşadığımız pandeminin yine batı sistemi üzerinde, batıda doğuda etkileri var. Böyle bir boşluk atmosferinde yeni bir güvenlik ve strateji konseptiyle hareket eden Türkiye'nin sınırlarını test etmesi meselesi olarak göreceğiz. Öyle bakarsak işte biz her ay bir büyük krizi konuşuyoruz.
İşte bir bakıyoruz Ermenistan-Azerbaycan hududu hareketleniyor, orası bizi ilgilendiriyor. Bir bakıyoruz işte İdlib'de savaştayız, bir bakıyoruz Irak'ı konuşuyoruz, bir bakıyoruz Libya'yı konuşuyoruz. Bütün bunların hepsini hareketlendiren ve Türkiye'nin bütüncül bir yeni stratejiyle hareket ettiğini ve aslında tekil krizlerin bunun parçası olduğunu gören bir global şey karşısında ve bunları hareketlendiren bir mekanizmayla mı boğuşuyoruz? Nasıl bakacağız buna? Aynı anda birden çok biçimde de bakabiliriz. Ama her nasıl bakarsak bakalım, bu tekil krizi, yani bizim hareketlendirdiğimiz, ivmelendirdiğimiz krizi hedeflediğimiz bir noktadan önce durdurmamamız lazım. Bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü krizin Türkiye açısından lehte bir statükoya dönüşmeden ivmesinin kesilmesi demek, bundan sonra benzer bir enerjiyi biriktirmek ve benzer bir ivmenin sağlanmasını çok zor hale getirecektir. Ve zincirleme birçok yerde tesirleri olacaktır. Çünkü bu dengeler birbirleriyle bağlantılı hale geldiler. Yani Libya meselesi Doğu Akdeniz'le bağlantılandırıldı. Doğu Akdeniz meselesi Ege'yle vesaireyle hepsi iç içe geldi. Peki böyle bir krizde şey nedir? Yani tırnak içinde çözümsüzlüğün sizin için çözüm olduğu bir statükoya nasıl ulaşılır? Bunu şunun için söylüyorum. Krizin bir yönünde çatışma da yaşasak, bir yönünde biz fiili bir denge de elde etsek, bunun kalıcı bir şeye dönüşmesi masaya bağlı olan bir şeydir. Ve yakın bir gelecekte de Türkiye eğer taleplerinden ciddi anlamda geri adım atmayı göze almazsa böyle bir masanın oluşma ihtimalini ben pek mümkün görmüyorum. O zaman biz bizim için çözüm olacak ve bunu savunabileceğimiz ve kurduğumuz statüko devam ettiği müddetçe de bize yük olmayacak, bizi besleyecek bir nihai şey tasarlamalıyız. O nedir? Onun da ben mesela işte Doğu Akdeniz'de eğer biz bir şey bulabilirsek yatak, işte Karadeniz'deki gibi, yani önce bu çalışmaların devam etmesi lazım. Böyle bir yatak bulabilirsek itirazlara vesaireyi aldırmadan Türkiye'nin bunu işletmeye başlaması lazım. Ve işletmeye başladığı alanı korumayı sürdürmesi lazım. Yani çünkü karşı tarafın sizi bu işten men etmesi lazım. Yani bir çatışma ya da bir kriz senaryosu eğer tasarlıyorsanız bütünüyle ilgili olarak itirazlarını zaten Türkiye kayda geçirmiş oldu. Bu da uluslararası hukuk açısından önemlidir. Yani çünkü bir iddianız varsa bu iddianızı eylemli olarak ortaya da koymanız lazım. Ama bunun için de bazı hazırlıklar acele yapması lazım. O da şu. Şimdi ben bu yaptırımlar konusunda yapılabilecek, yani hem Avrupa'nın hem Amerika'nın yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. O da şu. Deniz dibinden gaz ve petrol çıkarmayla ilgili her türlü teknolojinin Türkiye'ye satışını firmalarına yasaklarlar. Buna borular dahildir. Buna orada personelin çalışması dahildir. O yüzden Türkiye her ne kadar gemiler almış olsa da burada bir kısım yabancı teknik personelle vesaireyle çalışıyor. Yani çıkaracağı bir kaynağı bütünüyle kendi teknolojisiyle kendi karasına çıkarabilecek teknoloji, imkan, her neye ihtiyacı varsa şu kriz günlerinde yapacağı anlaşmalarla bunu taşıması lazım. Çünkü uluslararası hukukla ilgili tartışmalarda şunu unutmamalıyız. Ben Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde çalıştım. İşte Uluslararası Adalet Divanı kararlarını da biliyorum. Diğer işte arbitraj, conciliation, mediation, diğer meselelerle ilgili de çalışmalarımız var. Şimdi Türkiye uluslararası hukukun temel mantığı açısından haklı. Fakat bunu mahkemeye tescil ettirme meselesine geldiğinizde bu kuruluşların hiçbiri yalnızca hukuki kuruluşlar değildir. Evet. Bunların hepsi siyasidirler ve biz vatan kaybettik böyle bir meselede. Ben Musul vilayeti üzerine çalıştım. Uluslararası hukukun o dönemdeki en temel ilkesi, işte tüm dünyaya bağıra bağıra ilan ettikleri self-determinasyon ilkesiydi. Yani halkların kendi kaderini tayin ilkesi. Uluslararası hukukun mantığı açısından bakıldığında biz bunu istedik. Yani en temel ilkeye dayandırdık tezlerimizi. Bütünüyle haklı olmamıza rağmen ortalığı karıştırdılar. Türkiye işte Hristiyan katliamı yapıyor dediler filan. Yani sizin
devlet kimliğiniz, Türk ve Müslüman kimliğiniz, bu tür vatan konuları söz konusu olduğunda o size hep objektif konuşan hukuk vesaire filan diyen mekanizmaların hepsini etkiliyor. Ve umutla gittiğiniz, çok haklı olduğunuzu düşündüğünüz konularda da tahkime gitmek, yani bağlayıcı bir yere gitmek her zaman istediğin sonucu vermiyor. O yüzden Türkiye'nin sahada sürdürülebilir, yani zaman geçtikçe yük olmayacak sırtına, kendi lehine çalışacak bir statüko kurması lazım, bunu hedeflemesi lazım. Bu sismik araştırmayı sürdürmek ve bir kaynak bulduğunda dışarıdan ithal, yani teknolojiye ihtiyaç kalmadan, çünkü bunların hepsinin önünü kesecekler, bunu şeye taşımak olur. Başka ne olur? Mesela diğer iddialarımızı krizi tırbandırarak eğer duyurmak istiyorsak, bir model var. O da Güney Çin Denizi'nde yaşananlar. Şu anda dünya sisteminde çekirdekten gücünü etrafa doğru daha çok yayma isteğinde olan iki güç denizlerde efendim iki tane krizli alanda şeylerle, gerilimlerle oynuyor. Bir tanesi Çin, bir tanesi biziz, Doğu Akdeniz. Şimdi Güney Çin Denizi'nde Çin orada bulunan bir kısım kayalıklar üzerinde hak iddiası vardı. Oraya gitti, pistler kurdu. Efendim bir şeyler yerleştirdi, etrafını çevirdi ve gerilimi oranın üzerinden oynuyor. Bizim şimdi adalar ve kayalıklarla ilgili iddiamız varsa, mesela Gardos'a gidip oraya efendim biz buraya bir helikopter üssü yapıyoruz veya başka bir şey yapıyoruz. Yani krizi savunabileceğiniz bir sınırlılıkta. Buradakilere yaparız. Maksimal hedefler. Veya buradakilere. Meisler Odos arasındakileri, hemen yakınımızdakileri. Tabii. Yani bir şey seçip, lojistik açıdan da bizim için şey olacak. Yani saldırarak çatışmak değil de, yani tezinizi dayandırdığınız bir şeyi yapmak ve onu çevrelemek. Ki karşı tarafı ancak böyle konuşmaya mecbur edersiniz. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin iyi kötü, evet hocalarım çok haklı, verilmiş bir açık çek yok, Yunanistan'a al bunu git falan diye, ama genel olarak Türkiye'nin angajı olduğu çok sayıda mesele var ve işte Batı kamuoyuna vesaireye falan bakıldığında da Türkiye'nin bu genel imajı, genel bakış masadaki şeyi etkileyecek. Amerika derken şeyi de unutmayalım. Şimdi Yunanistan'da bir liman alıyor Amerikalılar, bildiğiniz gibi Çanakkale Boğazı'nın hemen girişine yakın olacak. Bununla ilgili süreci de bizim gerilimimiz üzerinden yürütmek istiyorlar efendim. O yüzden Yunanistan'ın kulağına fısıldanan bazı şeylerin de olabileceğini düşünmek lazım. Buna da şöyle ihtiyaçları var. Bir süper cümle... güç tarafına, yani Amerika Rusya tarafına daha sonra gelelim. Tabii tabii. Daha geniş konuşalım. Mesela Yunan kamuoyu da NATO sever bir kamuoyu değildir. Yani son ankette mesela NATO'ya destek Yunanistan'da %36. Hani en düşük desteğe sahip olan toplumlardan biridir. Peki. Esasen. Hani başka boyutları da var. Bir cümle de şeye ekleyeyim. Hocam demin bahsetti. Dedi ki bize derler ki işte siz hani şeysiniz, akıllı davranın, bu Yunanlılar gibi şey yapmayın filan. Ben Amerikan Dışişleri Arşivlerinde çalıştım bu dönemi. Şimdi 12 Eylül darbesinden sonra Özal Amerika'ya gidecek. Bir iç yazışma var. Bir Zelenski, o zaman Jimmy Carter'ın şeyi, ulusal güvenlik danışmanı. Paul Henze ona bir not gönderiyor. Diyor ki şimdi Türkler gelecek, Özal var diyor başlarında. Kıbrıs'la ilgili konuşacaksınız. Ona şöyle söyle diyor. Siz büyük devletsiniz. Her zaman bir adım önde olmalısınız. Zaten başı. Türkler bu cümleleri çok severler. Biz bu cümleleri anlam planı sırasında da duyduk. Dolayısıyla Batı'nın Türk-Yunan krizleriyle ilgili bizim diplomatik üslubumuz, psikolojimiz vesaireyle ilgili oluşmuş bir ezber kitabı var. Bunu bozamazsak bu krizde, evet, birkaç ay sonra başladığımız yere tekrar bizim nasıl döndürüldüğümüzü anlamadan döndüğümüzü görürüz. O yüzden bu yakalanmış olan ivmelenmeyi, akılcı şey ayağı yere basan ama belli bir kararlılıkla götürmek lazım. Peki. Diyorum. Evet, akıllı başta değil. Biz de en az Yunanistan kadar şirretiz. Terbiyemiz müsait değil. Oraya geliriz. Şimdi Ceyhun Bozkurt'tan müsaadesini isteyeceğim. Çünkü Kadir Sadıç Amiral ayrılacak aramızda. Ayrılmadan önce mesajları var. Tamam. Hem 30 Ağustos hem de belki de sizden sonra konuşulanlarla ilgili söylemek istediklerinizi almak isteriz. Buyurun. 21. yüzyıl jeopolitik konuşlanması bu yıllarda hızlanmış durumda.
Bir sefer hakikaten bir kırılgan fay hattı var. O fay hattının tam da üzeri Doğu Akdeniz'den geçiyor. Buraya baktığımızda bir tarafta bunun doğusunda Rusya, Çin, işte batısında Avrupa Birliği. Bu arada bir tane IPEC diye bir şey kuruldu. Çin'e karşı parlamentolar arası destek ittifakı diye. Belki hiç bu duyulmuyor buralarda. Ama bu ittifak çok ilginç. Doğuda Avustralya ve Amerika var diyelim. Batıda ise Almanya, Norveç, İngiltere var. Yani çok ilginç. Denizlerden çevriliyorlar Avrasya kıtasını. Ve burada ne Fransa var, işte ne İtalya var. Yani NATO falan yok. NATO dışında doğrudan Çin'i denizlerden kuşatmaya yönelik bir şey var. Dolayısıyla jeopolitik konuşlanma 21. yüzyılda hakikaten çok hızlandı. Ve bu fay hattının, bu terazinin kırılma hattı da kuzeyde işte Baltıklardan başlıyor, Ukrayna, Beyaz Rusya oradan geçiyor. Bizim Boğazlar bölgesi, Anadolu, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Somali'ye çıkıyor. Yani Kantar'ın dengesi burada tutuyor. Doğu Akdeniz çok önemli. Türkiye'nin önemi gittikçe artıyor. Ve çok güzel bir bölgesel güç özelliği taşımaya başladı Türkiye. Gerçekten devler arası ilişkilerde birini diğerine tercih etmiyor. Herkesle iyi ilişkiler gütmeye çalışıyor. Bu temelinde de Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde var. Yurtta barış, dünyada barış, iyi komşuluk ilişkileri. Biz yakın çevremizde bunu biz 8-10 yıldır biraz üzerine tam gidemedik. Özellikle Arap ülkeleriyle Suriye, Lübnan, Mısır daha farklı gitmeliydik. Bazı şahsilikler girdi araya. Ama Filistin'in yanında yer alalım derken işte Doğu Akdeniz Petrol Gaz Konsorsiyumu'nda Filistin'de var bize karşı. İsrail var, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var, Yunanistan var, Mısır var. Şimdi böyle bir konuşlanma içinde işi yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e getireyim. Çok farkındaydı denizlerin ve denizciliğin. Ne dedi? 30 Ağustos Zafer Haftası kutlu olsun ve bu vesileyle 26 Ağustos 1922 ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Çünkü bu Osmanlı'da da Türkiye Cumhuriyeti'nde de Akdeniz doğalgazın balığın çok ötesinde bir medeniyet projesidir. Bir medeniyet dengesi vardır. Çünkü Osmanlı'da da veliahtlar, şehzade prensler Saruhan Beyliği'nde, Teke Beyliği'nde yani Venedik'te, Ceneviz'de, denizlerden Fransa'yla bütün dünyayla ilişkili kurulan yerde padişahın yerini alacak olan şehzade oralarda eğitildi. Şimdi böyle bir denizi sadece salt doğal gaz buluruz, çıkar çıkmaz onunla sınırlı değil. Altından yarın uranyum çıkar, 3 gün sonra başka şey çıkar. Ama deniz bizim müktesef hakkımız. Anadolu'nun bal gibi, ana sütü gibi hakkı. Güney Kıbrıs bunu kapmaya çalışa dursun Yunanistan'la. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'nin mavi vatan üzerinden Anadolu, mavi vatan ve Kıbrıs bir bütünleşiktir. Deniz olmazsa ne Kıbrıs kalır ne Anadolu. Aynı şekilde Kıbrıs olmazsa denizi de koruyamazsınız Anadolu'ya. Dolayısıyla bu üçlü doktrin gayet güzel son 5-6 aydır Türk kamuoyunda yerleşmiş durumda. Burada ara vermeden buna devam etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii ben yine Zafer Haftası ile ilgili olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Şimdi gelinen bu aşamada bu Doğu Akdeniz'i korumak için o momentumu bırakmayalım dediğimizde daha somut konuşayım 2-3 cümle ne yapmalıyız. Şimdi bir sefer kıta sahanlı olarak bizim bölgemizin koordinatları tanımlı. Meclis onaylı ve deklar edilmiş durumda Birleşmiş Milletler'de. Bunu şimdi 21 Eylül'e kadar bir zaman kazandık. Avrupa Birliği bir şey yapabileceğini açık etmiş oldu elini. Yunanistan'ın da tezleri zayıflamış durumda. Biz bunu süratle münasır ekonomik bölgeye dönüştürmeliyiz. İlk defa da değil. Karadeniz bizim 1985-86 yılından beri münasır ekonomik bölge. Bakın doğal gaz çıkartırken gazıyla, balıyla, lüferiyle, palamutuyla deniz bizim. Altındaki yeraltı kaynakları da bizim münasır ekonomik bölge olduğu için. Şimdi Akdeniz'de genellikle münasır ekonomik bölge tezinde gitmeye çalışıyor Rumlar ve Mısır ve de İsrail. Bizim gönül arzu ederdi ki herkesle uzlaşarak gidelim.
Ama sınırlarımız, koordinatlarımızı açıkladığımız için herkesle uzlaşmak zorunda değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2011 yılında yan hudutumuzu İskenderun'dan itibaren belirledik. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız bunu deklar etti. Evet, 2019 6 Aralık'ta da Birleşmiş Milletler'e verdiğimiz Libya ile yaptığımız mutabakat ve onaylı hükümetler üzerinden de orayı da belirlemiş olduk. Dolayısıyla pratikte şu aşamada Mısır'la ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Kuzey ile sorunlarını çözmeden Kıbrıs'ı da muhatap alamayacağımıza göre, Yunanistan'ın da Doğu Akdeniz'de yeri olmadığına göre, çünkü Libya anlaşması bize neyi kanıtladı? Doğu Akdeniz'de Yunanistan diye bir şey yok. Dolayısıyla onun tezi de olamaz. Dolayısıyla bizim daha fazla gecikmeden şu Minosir ekonomik bölgeyi bu momentum içinde, bu 8-10 gün içinde ilan etmeliyiz. Yoksa yarın öbür gün onlar ilan ettiğinde siz onlara karşı durum olacak. Yani o olay Adalet Divanı'na gittiğinde onlar sizden erken ilan etmiş olacaklar. Bu açması bir an önce geçmesi lazım Türkiye'nin. Bir an önce gecikmek sizin Münasır Ekonomik Bölge'yi ilan etmemiz lazım. Ha, onu ilan ettiğinizde işte Çin'in yaptığı gibi Münasır Ekonomik Bölge tanımında denizdeki balık da sizin, ki balığın zenginliğinin geçen hafta ben su ürünleri kürsü başkanlarıyla şeylerle hepsinde görüştüm. Mısırlı balıkçılar bile bizim Münasır Ekonomik Bölge alanımıza geliyorlar. Kuzeye çıkıyorlar, Akdeniz'in bu bölgesine geliyorlar. İtalyan balıkçılar da burada, Rumlar da burada. Dolayısıyla bu balık bizim balığımız. Yani sadece olay gaz meselesi değil. Ve çok daha fazlası var. Münasır ekonomik bölge olarak ilan edildiği takdirde işte o zaman Meis'in açıklarındaki sığlıklarda siz suni adalar üzerine radar ve hava alanları her şey koyabilirsiniz. Çünkü 1982 doktrini, deniz hukuku doktrini size Münasır ekonomik bölgede başka şeyler yapma şansı da veriyor. Bunu alalım. Madem ki Avrupa Birliği Hodri Meydan bize bir şeyler getirecekmiş yaptırım ilkeleri, buyursun bakayım Münasır Ekonomik Bölgemle birlikte neler getirecek, bunu bir görelim. İkincisi, Güney Kıbrıs'ta herkes var. Yani bu ada 1960 statüsü var. Hani askersizleştirilmiş olma statüsü vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimine ambargo vardı. Silah göndermeyecekti Amerika. Ambargoyu kırdığı gibi şimdi eğitim veriyor. İsrail orada. Fransa orada, Yunanistan orada, hatta Rusya orada. Ya bu nasıl 1960 Kıbrıs'ı? Hani 1960 Kıbrıs'ını Rumlar temsil ediyordu. Bu 1960 Kıbrıs'ı var mı, yok mu? Eğer yoksa bizim şimdi bir an önce hava üssü ve deniz üssü konusunda Mavosa bölgesinde açıklandı bu. Uluslararası literatürde de belli artık. Türklerin bir Kuzey Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir deniz üssü de olacak. Bu çok önemli. Bir angajman çıktığında oradaki gaz platformlar ve Minosir ekonomik bölgeyi korumak anlamında şiddetle ihtiyacımız var. Bizim hem Kuzey Kıbrıs'ı korumak hem Anadolu'nun mavi vatanını korumak anlamında Fransa'nın üst anlaşması yaptığı, 2 yıldır anlaşma yaptı. Biz hala bekleyemeyiz. Bu 21 Eylül'e kadar olan sürede bir an önce üst altyapısı geliştirile dursun, arazisi belli, yeri belli. Biz orada gemi konuşlandırmalıyız. Ben üstümde gemilerimde yer alıyorum demem lazım bir hafta içinde. Adaya da resmen doğrudan bu S-300 krizinde gönderdiğimiz gibi uçaklarımızı göndermeliyiz. Sadece bir iki tane şeyle değil. Bunların laftan alınacağı şey o. Bir iki tane insan savarıcında olmaz. F-16 gider, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı üs anlaşmasında oraya konuşlanır. Yani madem bir şeyler yapmak istiyorlar, o zaman Hodri Meydan böyle yapacağız. Çünkü hukuk bizden beraber. Konjonktür değişiyor. Biz bu coğrafyada ilelebet vardık ve var olacağız. Burada bir an önce şu Münasır Ekonomik Bölge deklarasyonunda yapılması gerekir. Evet Sayın Hasan Ünal Hoca'ya katılıyorum. Eğer bir çatışma çıkarsa topyekün Ege ve Doğu Akdeniz her şeyiyle birlikte Türkiye yeniden ele alacaktır. Ege'deki sorunlar Yunanistan lehine tek yanlı olarak Türkiye'nin aleyhine şu an geliştirildi. Yani hanımefendi doçent doktor Ece Baban dedi ki Türkiye'yi de oraya çekmeye çalışıyorlar. Hayır, Yunanistan bilakis istikşafi görüşmeler falan el altından Ege'deki yeni bir durumu, yani Lozan'dan sonra karasularını 3 milden 6 mile çıkartmış. Adaların askersizleştirilmesi, silahsızlaştırılması koşuluyla verilmiş. 18 adadan 16'sını silahlandırmış. Karasuları arttığı gibi 10 mil hava sahası ilan ediyor. Fır bahanesi getiriyor. O bahane, bütün bunlar Lozan Anlaşması'ndan sonra olan statükoyu lehine değiştirmiş bir Yunanistan var.
onun üstüne yatmaya çalışıyor. Bakın Ege konusunda hiç tık sesi çıkmıyor. Bu yaptıkları onların başına bela olacak bir olay. Eğer 12 mil olayını İyon Denizi'nde Ege'ye taşımaya kalkarlarsa, hem kasus belli var zaten 1995'ten bu yana meclisin onayladığı. Ardından da hoş geldiniz. Biz size bu adaları bırakırken hop oturup hop kalktık Lozan'da. Siz de dediniz ki merak etmeyin, adalarda asker bulunmayacak, silah bulunmayacak, bir barış adası olacak. Ne oldu? Havaalanları, üstler, tanklar, toplar, cephaneler. Şimdi Ege'yi kaçırsa Yunanistan mislinle ödeyeceğini Yunan muhalefeti farkında, Yunan diplomat ve akademisyenleri farkında. Ben burada deyip bana söz hakkı verdiğiniz için ikinci tur. Sayın Bozkurt'un da vaktini almış oldum. Ondan Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Emekli Kor Amiral Kadir Sadıç bizimle birlikteydi. Bir kez daha geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Özellikle söylediklerinden çıkardığımız, aslında Doğu Akdeniz'e veya Yunanistan'da başka bir krize ihtiyacımız olmadan da sadece Ege'de yaptıklarıyla zaten üzerine gidilmeyi, hak etmek kelimesini tırmak içinde kullanarak, yani gidebileceğimiz bir ortam var. O taleplerimizi de işte tüm konuklarımızın ifade ettiği gibi maksimalist hale getirip ortaya koyabileceğimiz bir durum görünüyor. Şimdi ben programın normalde işte konuk profili çıkartıldığında kimlerle konuşacağız diye ve işte konu başlıkları çıkartıldığında aklımdan şöyle geçti. Yani evet, işte siyasette veya askeri tarafta tansiyon yüksek ama işte daha önce Hasan Hocam da, işte Ceyhun Bey de bizle beraberdi. Acaba hani daha mı sakin veya itidalli mesajlar duyarız diye beklerken geçtiğimiz haftalardaki gibi bu kez mesajların daha sert olduğu, yani Yunanistan'la savaş riski var mı noktasının da daha ötesinde ifadelerle karşılaştığımı ve biraz da şaşkın olduğumu belirtmek isterim. Ceyhun Bey, beklettik. Buyurun efendim, söz sizde. Estağfurullah. Değerli katılımcılar, konuklar zaten gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Ben şimdi birkaç boyutu benim dikkatimi çekiyor. Şimdi az önce Hasan Hocam şöyle bir vurgu yaptı. NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin ortak genişleme stratejisi. Bu çok önemli bir konu aslında. Yani şimdi burada Batı'nın tavrını, Türkiye'ye yönelik yaklaşımını göstermesi açısından da, Batı derken, Batı dünyası derken, Amerika Birleşik Devletleri işte bağımsız olarak tek başına ele alabilirsiniz. Onun yanında kutup olarak işte NATO'yu, Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerini tek tek, işte İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkış süreci, ama Batı'yı bir blok olarak parça parça da olsa ele almak açısından önemli. Şundan dolayı şimdi ben onunla ilgili geçmişte bir araştırma yapmıştım. Çok ilginçtir veriler. İşte 95 yılında Amerika liderliğinde NATO'nun Avrupa'yla, özellikle Fransa ve Almanya ikna edilerek bir deklarasyon yayınlanıyor. Bu bir mutabakata varılıyor ve bu mutabakatın adı, işte hemen söylüyorum ben size, Amerika-Avrupa Ortak Deklarasyonu. Önce NATO üyesi yapılacak bir ülke, arkasından Avrupa Birliği'ne alınacak. Şimdi bu deklarasyona dayandırarak tam 11 ülke, isimlerini de sayayım: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovakya, Slovenya, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan. Önce NATO üyesi yapılıyor, arkasından Avrupa Birliği'ne alınıyor. Şimdi tarihler de hemen arka arkaya. Şimdi Rumlarla ilgili, şimdi Rumlar Türkiye'nin her türlü haklı itirazına rağmen 2004 yılında 1 Mayıs zirvesiydi yanlış hatırlamıyorsam. 1 Mayıs tarihinde. Evet, 1 Mayıs 2004 tarihinde bütün itirazlara rağmen Avrupa Birliği'ne alındı. Şimdi bu stratejiye göre Rumlar gizli bir şekilde NATO üyesi yapıldı da bizlerin mi haberi olmadı diye ben o dönem sormuştum. Çünkü NATO'nun bütün stratejileri de Rumların işine gelebilecek şekilde işletildi bölgede. Yunanistan'ın ve Rumların. Ve halen aslında bakıldığı zaman Batı dünyasının bir kutup ve Batı dünyasının en önemli aktörlerinden bir tanesi olan NATO'nun politikalarına bakıldığı zaman halen benzer bir şekilde strateji işletiliyor. Ha, denilebilir ki bu krizde sessiz kalıyor, aslında bir taraf olarak durmuyor. Bu kadar haklı argümana rağmen bir üyesinin, tamam Yunanistan da üyesi ama bir üyesinin hakkı yendiğinde bu kadar sessiz kalıyorsa, bu da haksızlığa karşı, hani bir laf var ya, haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır diye, aslında tarafını Yunanistan'dan ve Rumlardan yana koymak anlamına gelir NATO'nun. Ve bu
aslında NATO'nun geleceği ve Batı dünyasının geleceği açısından sıkıntılar doğurur. Çünkü olası bir çatışma, bir gerçek var. Ki muhtemelen itiraz olacağını zannetmiyorum. Olası bir çatışma, Türk-Yunan çatışması NATO'yu çökertir. Dünyadaki hegemonya mücadelesinde Doğu dünyasının dengesini lehine çevirir bu çatışma. NATO'nun da çökmesi. Yani 15-20 sene sürecek süreç 3-5 seneye düşer. Nedenlerinden bir tanesi de şu, Batı dünyasının özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin coğrafyamızın önemi açısından söylüyorum. En önemli proje teorilerinden bir tanesi nedir? Hedeflerinden işte kenar kuşak teorisi olarak adlandırılan Avrasya coğrafyasını Asya dünyasının bir anlamda hakimiyetini ele geçirme merkezi olarak almak. Şimdi Doğu Akdeniz, Anadolu Anakarası, Ege bakıldığı zaman bu kenar kuşağın aslında güney batı kanadı diyebiliriz. Girişi de diyebiliriz aslında kenar kuşağın. Şimdi burada bir çatışma, bir kaos durumu, iki NATO üyesinin çatışması, bir gerilim. Ne olacak? Bu teoriye de zarar verecek aslında. Türkiye'yi diğer kutba atmak anlamı da taşır. Yani Asya kutbuna atmak anlamı da taşır. Ki Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen yıllardır aslında bakıldığı zaman dönem dönem gerilimler yaşamamıza rağmen bir denge unsuru olarak aslında coğrafyamızda bulmuştur. Ruslarla da Sovyetler döneminde dahil olmak üzere hep iletişim halinde olmuştur. Bugün yükselen bir kuvvet var Çin. Çin'le de iletişim halinde. Diğer ülkelerle de iletişim halinde. Asya'daki Türk Cumhuriyetleriyle de aynı şekilde. Yani bir denge kurmaya çalışmıştır. Şimdi Türkiye'nin o tarafa atılması dengeyi Asya'nın lehine bir kere verecek. O zaman nasıl gireceksin? Sen Asya dünyasına yönelik politik, askeri hangi hedefin varsa ekonomik. Şimdi karşı yukarıdan aşağı bakıldığında o zaman bir Asya duvarı oluşacak. Türkiye'yi o tarafa atarsan. Ruslar, kuzeyden güneye itibaren bakıldığı zaman. Ruslar, Türkiye ve bakıldığı zaman İran. Bu duvar karşısında. Sen tek başına İran'la mücadele edemiyorsun, zorlanıyorsun. Bu duvarı nasıl geçeceksin mesela Türkiye'yi de kaybedersen? O yüzden Batı'nın tavrı çok ilginç. Avrupa Birliği boyutu zaten aslında bununla paralel. Ama Fransa ile Almanya arasındaki aslında bakıldığı zaman bir hakimiyet mücadelesi de var Avrupa içinde. Fransa'nın farklı çıkışları, işte NATO'ya yönelik tutumu, işte bir Avrupa ordusu kurma, işte ise ekonomik olarak Almanya'ya geçemiyorum ama askeri olarak bari üstünlüğü bu tarafta tutayım amaçlı bazı adımları var. Şimdi bir aralarında bir çekişme var. Sayın Çavuşoğlu da halen devam eden bir programda benzer bir vurgu yapıyor. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilim istemesi Fransa'nın Avrupa Birliği'nin güvenlik liderliğine oynamasıyla ilgili. Avrupa kendi güvenlik gücünü oluşturmaya çalışıyor diyor Fransa. Şimdi özellikle NATO'nun içinde istediği kuvveti elde edemedi. Yani NATO'nun askeri kanada döndü, şunu yaptı, bunu yaptı ama bir türlü o istediği güce erişemedi. NATO'yu yönetme, yönlendirme noktasında. Şimdi burada Fransa'nın işte o Avrupa ordusu girişimi falan Almanya'nın çok hoşnut olduğu bir girişim değil bildiğim kadarıyla. Çok bir cümleyle katkıda bulunabilir miyim size? Ayrıca şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerden bir tanesi olarak dedi. Bazı bölgelerde yaşanan olaylarda karışma hakkına sahibiz diye de Fransa'dan bir açıklama geldi. Bu da şunu gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir jandarmalığa soyunuyordu. Hı-hı. Doğu Akdeniz'de de ya da Fransa, farklı bölgelerde de Fransa aslında bunu yapmak istiyor. Yani küçük yeni bir Amerika, kolonyal süreç. Küçük Amerika işletme gibi bir şey, aynen, olmak istiyor. İşte Avrupa'nın burada boy içerisinde meselesi. Tabii. Evet. Yani Amerika'nın boyuyla Fransa'nın boyu arasındaki fark. Şimdi burada yani boyundan büyük işlere kalkışanlar. Tabii boyundan büyük işlere kalkışıyor evet, Fransa yani bakıldığı zaman. Şimdi evet. Lübnan'a işte patlama sonrası gidip tabii yaptığı açıklamalar da ortada. Şimdi burada Avrupa'nın da dikkatimi çeken iki tane unsur. İngiltere konuşuldu. İtalya'nın durumu. Şimdi İtalya tamam güç olarak belki Fransa'dan daha zayıf olarak gözüken ama yine de bakıldığı zaman güç dengelerinde etkili bir ülke. Ki İtalya ile Fransa'nın yaklaşık 150 yıllık bir Akdeniz mücadelesi var aslında. Şimdi Türkiye akıllı bir hamle yapıyor. Buna oynamaya çalışıyor. Ve İtalya'yı o taraftan bakmayın Rumlarla ortak tatbikat şeyi falan göstermelik olduğunu Rumlar bile Yunanistan bile kabul ediyor. Esas bugün bakıldığı zaman İtalya hem Akdeniz'de ağırlıklı olarak tabii ki %100 bizim yanımızdadır diyemeyiz. Ama İtalya'yı o kutuptan biraz koparttık gibi gözüküyor. Yani bu açıdan da önemli hamleler yapıyoruz. Yani Avrupa Birliği de aslında bakıldığı zaman Merkel Avrupa Birliği Yunanistan'ın arkasında durmalıdır diyor ama Avrupa Birliği de aslında bakıldığı zaman bir bütün olarak çok karşımızda durmuyor. Değil yani bir bütün de değil gibi gözüküyor. Ki
3 tane ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin çok sayıda ülkesi var ve aklı selim hareket edecek ülkeler var. Yani o açıdan ben bunu tehdit olarak görmüyorum. Esas Yunanistan'a da biraz girmek istiyorum özetle. Evet. Şimdi Yunanistan malum yani işte Navarin baskını 1827 yanlış hatırlamıyorsam. Navarin baskını sonrası arkasından işte bağımsızlığını ilan etme. Bütün o dönemden itibaren bütün stratejilerini hep denizler üzerine kurmaya çalıştı. Ege ve İyon Denizi üzerinden bu stratejiyi oluşturmaya çalıştı. Bakıldığında da işte bunda Balkan Harbi'ne kadar başarılı da oldu. Ve Ege'yi büyük oranda aslında kontrolü altına aldı, Ege Denizi'ni. Şimdi bunun üzerinden de işte devam etti. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bizim o belli sorunlarla uğraşmamız, belli alanlara yoğunlaşmamız dolayısıyla adım adım ki bizim Türkiye ile Yunanistan, Türkiye olarak Yunanistan'la savaşmış bir ülke olarak ki ben de bu arada 30 Ağustos zaferimizi yürekten kutluyorum. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi biz bu zaferleri kazandıktan sonra Yunanistan'la iyi bir ilişki içine girmeye çalıştık. Çok doğaldı. Ben bunu eleştirmek açısından da söylemiyorum. Tam tersine doğal bir süreç. Çünkü Cumhuriyet'i yeni kurmuşsun. Farklı farklı sorunlarla uğraşıyorsun. Ekonomik boyut, güvenlik boyutları falan. Yunanistan burada maalesef tarih boyunca hepsi yaptığı gibi sinsilik yapmaya çalışıyor. Ve adım adım belli şeylere girmeye çalışıyor. Yani Ege'de hakimiyetini arttırmaya çalışmış. Dönem dönem evreler var. Ve NATO üyeliğini de bu arada kullanıyor. Bakın 1952 NATO üyeliğimiz. NATO üyeliğimizden sonra yanlış hatırlamıyorsam Yunanistan da aynı tarih. Beraber mi? Beraber giriyorlar. NATO burada da mesela bakıldığı zaman acaba o dönemden mi planlandı diye çok komple teorisine girmeyeyim ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk donanmasına, Türk Boğazları'nı ve Karadeniz'in ağırlıklı sorumluluğunu veriyor. Yunan donanmasına Ege ve Akdeniz'in veriyor burada. Çok ilginç bir şey. Türkiye ne zaman Akdeniz'e eğilmeye başlıyor? Tabii Türkiye sonra yavaş yavaş ilerliyor. Bu arada Cumhuriyet'in ilk bizim burada şu boyut da var. Türklerin denizlerden uzaklaşması, o baskınlar işte Navarin baskını falan, Türkiye'nin karaya hapsedilmesi, Türklerin diyeyim Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti açısından biraz kara hakimiyeti daha ağırlık kazanıyor. Kara savunması üzerine yoğunlaşıyoruz. Denizler biraz önemsenmiyor. Mustafa Kemal Atatürk hariç Cumhuriyet'i kuran kadroda da bir deniz şeyi yok. Önemsemesi çok fazla yok. Karacı bir ağırlıklı düşünce hakim. Şimdi sonra Türkiye yavaş yavaş silahlı kuvvetler 1960'a doğru işte Güney Deniz Saha Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlıkları kuruluyor, tesis ediliyor o dönemde. Onun, o dönemde şey var, Deniz Bakanlığı var. Var var komutanım da yani ağırlıklı olarak ama kıyıları savunma açısından çok. Mesela Mustafa Kemal Atatürk çok önem veriyor denize. Ama dediğim gibi çok hamle yapılamıyor o dönem denizlerle ilgili. O anlamda söyledim. Yani önemsenmeme demeyeyim de önem açısından denizler biraz daha ikinci, üçüncü plana atılıyor. Kara savunma. Bu dönemde bir de bu Yavuz'un şeyi dolayısıyla, tamiratı dolayısıyla işte bir takım skandallar falan da ortaya çıkıyor. Ondan sonra maalesef kapatılıyor. Evet. Evet, aynen öyle komutanım. O Yavuz'un şeyi sürecinde hatta sorumlu kişi atılıyor, sonra haksızlık olduğu ortaya çıkıyor falan. Evet. Şimdi 1960'larda Kıbrıs meselesi önemsenince Türkiye denizlere dönmeye başlıyor, Türk donanması. Şimdi burada ama şunu anlatma, yani şu açıdan anlattım bu bilgileri. Yunanistan hep böyle sinsice hep ilerlemeye çalıştı ve bugün yaptığını yapıyor. Ama neden yapıyor bunu? İşte az önce o Avrupa Birliği ve NATO boyutunu o yüzden söyledim. Hep Batı'nın kuvvetini arkasına alıyor. Bizim Batı ile ilişkilerimiz artık elbette bu ilişkileri koruyarak ama artık bir dengeye oturtmak gerekiyor. Ki bizim aslında son yıllarda yaptığımız, ülke olarak yapmaya çalıştığımız bu. Bu bağımsız bir denge kurmak Batı ile ilişkilerde. Karşılıklı çıkar esasına dayalı bir denge. Sadece emir komuta zinciriyle hareket edilmemesi değil. Ki Türkiye aslında dönem dönem Amerikalıların hep kullandığı bir tabir vardır. Ben onu hatırlatmaya çalışırım. Türkiye hizadan çıkma eğilimi olan bir ülkedir. Çünkü medeniyet kökü, binlerce yıllık devlet geleneği, tarihsel altyapısı dolayısıyla Türkiye çok söz dinleyen bir ülke değildir. Böyle bağımsızlığını, bağımsız hareket etmeyi sever. İşte Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele harekatlarımız. Ama bunu çok daha ileri seviyeye taşımamız durumunda
ben açık söyleyeyim, az önce hocalarımın, komutanlarımın da söylediği öneriler de önemli. Durumunda Türkiye'nin Batı'yı durdurursa Yunanistan'ı durduracağına inanıyorum. Çünkü Yunanistan batısız hareket edemez. Benim şimdilik bu şeyi de söyleyebileceğim. Peki, ilk turu tamamlamış olalım. Şunu küçük ekleyeyim. Cem Paşam da söyledi. Zaten bu kriz senaryoları falan da ona dayanıyor. Yani mesela bir Türk-Yunan harbi çıkar mı? Yani asla. Yani neden? Çünkü araya girerler. Evet. Yani şöyle düşünün. Biz mesela Suriye'de PKK ile şey yapamadık. Yani neden araya girdiler? Yani Yunanistan'ı da aynı NATO şekilde çöker dedim, araya nokta o zaten. Aynen. Yani bir, yani bu kriz en çok tırmanıp bir çatışma anına gelse bile o çok kısa bir zaman dilimidir. O kısa zaman diliminin ardından iki tarafın da arasına girecekler. Yani beklenti bu, bu krizin tasarımında. O zaman ben de bir şey söyleyeyim. Söyleyin bu hocam. Krizin tek farkı belki de Mehmet Akif'in söylediği konu. Şimdi eskiden Türk-Yunan krizlerinin tipik özelliği şuydu. Ege'de başlardı kriz ve şöyle başlardı. Yunan tarafı Ege'deki iddialarını ne denir? Kastımırlığı ne diyoruz? Örf-adet hukuku açısından teamül hukuku haline dönüştürmek için adımlar atardı. Mesela bir yabancı şirkete ruhsat verirdi, git orada petrol ara. Yahut kendisi bir sismik arama yapmaya çalışırdı falan. Hemen biz aynı şekilde karşılık verirdik. Kriz böyle aniden tırmanırdı. Sonra Amerika hemen müdahale ederdi ve şöyleydi sistem, şöyleydi. Amerika o kadar yakından takip ederdi ki krizi baştan itibaren. Derdi ki Amerikalılar bir de, sakın ha, kim ilk ateşi açarsa biz onunla hesaplaşırız bak, yani sonu kötü olur. O yüzden ateş açılmayacak ve gece yarısı genellikle 12'de sabaha karşı falan şey olurdu. Bunun en son örneği Kardak'tı. Fakat şimdi bir değişiklik var. Amerika o kadar ilgilenmiyor görünüyor. Bu da şu. O cümleyi kuran kimse yok. Bakın, bunu Yunan tarafı da biliyor. Başbakanın ablası da kendisine telkinde bulunuyor, öyle anlaşılıyor. Bir de şu anda Türkiye'yi bu kadar tahrik edip ondan sonra Amerika'nın zaten PYD ile falan Suriye'de kavgalı durumdayız. İkinci bir şey, Türkiye Amerika'nın sözünü de dinlemeyebilir. İki kutuplu bir dünya düzeninde değiliz. Çok kutupluluğa evrildik. Ve bu çok kutupluluğa evrilmiş dünyada süper güçlerin ya da büyük güçlerin yanında Türkiye gibi bir de orta büyüklükte güçlü devletler var. Yunanistan da bunu biliyor işte dediğinizi. Aynen. Dolayısıyla bu defa gece yarısı durduran olmayabilir. Peki. Bir araya gidelim. İkinci tura uzaklardan başlayacağız yine İsmail Hakkı Pekin'le. Özellikle Amerika'yı detaylı bir şekilde konuşuruz. O özellikle Akdeniz'den Basra'ya uzanan yeni yarattığı eksende NATO müttefiki Türkiye yerine NATO dışı müttefikleri tercih etmesi de sorgulanması gereken konulardan biri. Artex'i birazdan devam edecek. Evet, artı eksi devam ediyor. Ege'deki, Akdeniz'deki Yunanistan'la ve içinde pek çok aktörün bulunduğu o gerilimi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi özellikle çatışma riskinden bahsederken çatışmanın olasılığı var. Ama işte çatışmayı engelleyecek olan unsur da caydırıcılık bir anlamda. Şimdi hafta içinde emekli Kor General Erdoğan Karakuş Haber Global yayınına katılmıştı ve Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın "Zafer süngünün ucundadır" sözüne atıfta bulunarak şöyle dedi Sayın Pekin. Yunanistan'la çatışmada kara gücümüzü kullanacağımız bir yer yok. Zafer süngünün ucunda olmasına mani hususlar var. Caydırıcılık açısından, saldırı açısından bakmıyorum dedi. Şimdi madem caydırıcılık burada bizim elimizi kuvvetlendirebilecek bir unsur. Elimizde S-400'ler var. Bunları Ege'ye veya Akdeniz'e yönlendirip oyuna dahil etsek ne kazanırız? İyi olur. Ama tabii işte aması var. İyi olur tabii. Yani eğer Amerika ile başka sorunlarımız yoksa Türkiye Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun hilafına ya da NATO'nun işte şeyi desteklemesine uygun olarak bunları kullanabilir. Bence Ege'de de olabilir. İkinci konu zafer süngünün ucundadır konusu
çatışmada kara birliklerin kullanacağı çok yer var. Çok yer var. Şimdi zaten o yerler şeyde bu meşhur gazeteciye taraftaki adama verilen planlarda da her şey açık olarak belli oldu. Yani karada da kullanacak çok şey var. Adaların ele geçirilmesi, başka yerler, Trakya'daki faaliyetler. Hiçbir savaş tek taraflı olmaz. Sizin gücünüzü, bütün gücünüzü kullanırsınız. Karadan da, denizden de, havadan da güçlerinizi kullanırsınız. Yani olayla bakmak lazım. Kara gücünün, çüngünün kullanacağı yer de var. O hemen yakınızdaki adalara, diğerlerine, şunlara, bunlara neler olacağını yarın böyle bir harekat olduğunda ya da böyle bir savaş çatışması çıktığında Yunanlar görür. Başkaları da görür. Türkiye'dekiler de görür. Yani bunu açık ve net söyleyelim. Böyle olay sadece havayla ve denizle bitmez. Bunu da ifade edelim. Evet, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri böyle bir harekatta çok önemlidir. Doğrudur. Caydırıcılık açısından önemlidir. Hava savunma sistemimiz de caydırıcılık açısından önemlidir. Hava sistemimizi kurarsınız. O zaman hiçbir Yunan uçağını bu tarafa geçirmezsiniz. Engellersiniz. Yani Doğu Akdeniz'e gitmesine, Ege'ye gitmesine veyahut da Ege'de durdurmasını şey yaparsınız. Şimdi bu olaya biraz da şöyle bakmak lazım. Olayı sadece gazlı vesaire falan ama denizlerdeki, Doğu Akdeniz'deki olay ve onunla bağlantılı Tokyo'sundaki olay ve Ege'deki olay, Karadeniz dahil olmak üzere, yani Karadeniz, Akdeniz, ondan sonra Hint Okyanusu, Basra Körfezi dahil. Buradaki olay şeydir, gazdan çok, ticaretten çok güvenlik meselesidir. Yani burada bu güvenlik sağlanamadığı için bu buralarda birçok medeniyet çökmüştür. Birçok medeniyet allak bullak olmuştur ve Doğu Akdeniz el değiştirmiştir. Böyle bir özelliği var Doğu Akdeniz'in, bu adaları, denizin. Şimdi denizlerin, daha doğrusu Türkiye'nin tarafındaki denizlerin. Şimdi ABD'nin yapmış olduğu konu, ABD bölgede işte çok kutuplu, biraz evvel Sayın Hocam söyledi, çok kutupla giden bir durum var. Bu çok kutuplu dünya içerisinde oluşursa, ne zaman oluşturduğunu bilemiyoruz ama oluştuğu zaman bu çok kutuplu dünya ortaya Amerika'ya, bu çok kutuplu dünyada küresel güçler arasında başat güç olmak istiyor. Yani böyle bir hedefi var. Onun için de Çin'i durdurmaya çalışıyor. Daha çok Güney Çin Denizi'nde ve şeyde, Asya Pasifik'te ve Rusya'yı durdurmaya çalışıyor Avrupa'da. Şimdi Avrupa'da Rusya'yı durdururken yapmış olduğu şey açık. NATO'yu ön plana çıkartıyor ve NATO vasıtasıyla, NATO'yu güçlü tutarak, NATO vasıtasıyla işte Baltıklar dahil doğudan, Doğu Avrupa'dan Rusya'yı çevirmeye çalışıyor. Ukrayna'da yaptığı gibi, şimdi Belarus'ta yaptığı gibi. Hatta Türkiye'den de talep ediyor. Rusya'yı, Doğu Karadeniz, genişletilmiş Karadeniz projesi var onun. Şeye kadar, Hazar Adası'nın içerisine alıyor ve şeyi içerisine alıyor, Kafkasya'yı içerisine alıyor. Ve Orta Asya'ya kadar gidiyor. Öyle bir çevirme yapmak istiyor Rusya'ya. Ve böyle bir olayı var. Onun için de bölgede, bizim bölgemizde yeni baştan şeyler oluşuyor. Dengeler yeni baştan oluşmaya başlıyor. Yeni dengeler ortaya çıkıyor. İşte bizim gibi ülkeler de kendilerine bu denge içerisinde bir üst kademeye çıkmak için uğraşıyorlar. Yani biz de bu olayın farkındayız. Neler olup bittiğinin farkındayız. Ve bu bölüşüm biz de söz sahibiyiz. Yani bu şeyde, yükselmede biz de söz sahibiyiz. Yani biraz evvel söyledik, küresel güçlerin yanındaki ya da hemen altındaki bölgesel güçlerden birisi Türkiye. Birisi olmak istiyor. Ve onun için de güvenlik sağlıyor, enerjiye ihtiyacı var, bir takım şeylere, üstlere ihtiyacı var. Onu da bir şekilde işte Doğu Akdeniz'de araştırma yapıyor. Yunanistan bu konuda Fransa'nın kullandığı, Almanya'nın kullandığı, Amerika'nın kullandığı, Türkiye'nin çok daha fazla ileri gitmesini engellemek için,
Türkiye'nin çok daha fazla büyümesini, gelişmesini engellemek için ortaya çıkardıkları bir şey, araç, bir piyon maalesef. Yani ve birisi bu, yani Doğu Akdeniz. Öbür tarafa baktığımızda olayı şöyle görüyoruz Orta Doğu'ya. Orada da bir şey var, İsrail var, onun güvenliği var. O güvenlikle beraber Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'i işte Birleşik Arap Emirlikleri ile barış anlaşması yapması, arkasından belki Suudiler devreye girecek, Mısır ve diğerleri devreye girecek. Zaten Mısır'la anlaşma yaptılar, Ürdün'le yaptılar anlaşmaları daha evvelden. Şimdi işte Umman, Sudan, Somali ve oralarla çalışıyorlar. Orada da böyle bir şey var. Yani şey bir taraftan başlıyor ve orada da İran'ı tehdit ediyor, Türkiye'yi de sınırlandırıyor. Türkiye'yi sınırlandırmak için de, İran'ı tehdit etmek için de Irak'ı parçalayıp bir Sünni devlet daha kurmaya çalışıyor. O Kürt federal devlet, bölgesel Kürt federal yönetiminin yanında. Bir de Suriye'de şey yapmaya çalışıyor. İşte ayrı bir PKK-YPG devletçiyi kurmaya çalışıyor. Böyle bir şey var ve kurdu da zaten. Yani büyük ölçüde fiilen kurulmuş vaziyette. Resmi olarak işte en son o sıkışık arasında şey geldi, muhaliflerle görüştü Jeffrey, özel temsilcisi. Türkiye'deki Ankara'ya geldi, Ankara yetkililerle görüştü ve çıkarken dedi ki Amerika Birleşik Devletleri şey dışında, Suriye dışında Türkiye ile ilgili bütün müttefik ilişkilerinde yapması gerekeni yapmıştır dedi. Yani ne demek bu? Yani şey konusunda, Suriye konusunda hala ısrarlar ve orada kuracaklar. Yani şöyle bir şey yapıyor. Şeyden başlıyor, İsrail'den başlıyor. İsrail'den işte şeye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan şeye, iki tane Kürt devletçiğine uygun. Yani ayrılmadan evvel Amerika Birleşik Devletleri gücünün büyük kısmını, ayrılma demeyelim, ayrılması mümkün değil de, gücünün büyük bir kısmını Asya Pasifik bölgesine aktarmaya çalışırken, burada bıraktığı güçlerle bir düzen kurmaya çalışıyor ve bu düzen içerisinde Türkiye'ye bizde rol belli. Türkiye denizlere çıkmasın, kendi içine kapansın, etrafını şeyle çevirelim, iki tane Kürt devletçiyle çevirelim. Bu arada işte Irak'la dahil olmak üzere İran'ı da tehdit edelim, çevreleyelim. Hesapları bu ve Türkiye bize yardım etmeye devam etsin. Yardım etmeye devam etmezse de Türkiye'yi kurulacak Kürt devletçiyi ve Ermeni iddialarıyla köşeye sıkıştıralım. Yani hedefleri budur aslında şeyleri. Öbür tarafta baktığımızda Hint Okyanusu'nda da şeyle anlaşıyor. Hindistan'la anlaşmak suretiyle bölgeyi kapatmaya çalışıyor. Çin'e kapatmaya çalışıyor. Yani bu böyle bir büyük bir hazırlık var. Bu hazırlık içerisinde Türkiye'nin yaptığı şey kendine bir şeyler öyle kabul etmiyor Türkiye. Diyor ki ben kendime bir şeyler öyle kabul etmiyorum kardeşim. Ben denizlerdeki şeyden hem emniyetimi sağlayacağım, hem halkımın refahını, gelecekteki halkımın refahını şey yapacağım, sağlayacağım. Hem de açılacağım, daha geniş bir sahada müttefikler bulacağım diye. Açık ve net olarak Türkiye bunu istiyor. Türkiye'yi NATO'dan atabilirler mi bütün kadar? Atamazlar. Çünkü Türkiye'yi NATO vasıtasıyla sıkıştırıyorlar. Türkiye de onları NATO vasıtasıyla sıkıştıracak. Çünkü gerçekten Rusya'yı şey yapmaları için, çevirmeleri için Türkiye'ye ihtiyacı var. Mesela Libya'daki olay, Doğu Akdeniz'deki olay biraz da Rusya ile ilgili. Türkiye'nin devreye girmesi, Rusya'nın devreye girmesi ve Rusya'nın bölgeden uzaklaştırılması, Rusya ile Fransa'nın ilişkiler, bütün bunlar hem Amerika'yı hem İngiltere'yi kızdıran konular. Dolayısıyla onlar Rusya'nın bu bölgeden çıkmasını istiyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye'nin de çıkmasını istiyorlar. Yani bütün hesap bunun üzerine devam ediyor. Böyle geniş bir perspektiften baktığımız zaman. Peki Sayın Pekin şunu sorayım. Şimdi hani Türkiye'ye biçilen bir rol var, bir gömlek var. Evet. Türkiye o gömleği de giymemek istiyor. Yani giymek istemiyor. Giymek istemiyor. İşte o kendisine biçilen rolün dışında olmak için de işte en başta o güneydeki, Suriye'deki işte Kürt oluşumuna karşı durmak ana prensip. Siz yani evet birden çok cephe var Türkiye'nin şu an içinde yer aldığı. İşte Libya, Doğu Akdeniz. Yok, hepsi tek cephe bana göre yani. Doğru, hepsi tek cephe. Siz yakın gelecekte bütün bu işte Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan kriz devam ederken Suriye'de bir operasyon
ABD'ye karşı bak benim hamle noktalarımdan birisi de burası diye bir hareket veya harekat bekliyor musunuz? Bizim tarafımızdan mı? Evet efendim. Yani ben bizim tarafımızdan böyle bir harekat bekliyorum. Aslında Suriye yapılacaklar belli. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin o şeyle beraber, YPG ile beraber Kürt gruplar vardı, Barzani'ye bağımlı. O Kürt grupları birleştirdiler, Fransa ile ve Amerika Birleşik Devletleri, ve onları meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şu anda bizim gözümüzü boyadıkları şey şu. Diyorlar ki biliyorsunuz bizim son saldırımızdan sonra bizi Irak Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Hala da devam ediyor şikayet etmeye. Bunun arkasında da Amerika Birleşik Devletleri var. Diyorlar ki bize, siz evet Kuzey Irak'ta yukarı doğru çıktınız ve orada bir tampon bölge aldınız. O tampon bölgede kalın, oraları işte kurutun. Ondan sonra biz PKK ile görüşelim, PKK'yı da lağvedelim. Ama gelin şey yapın, bu devletçiyi kabul edin. Yani Suriye'deki devletçiyi kabul edin diye bir hesapları var. Türkiye'de bunun karşı yapması gereken şey aslında o bölgedeki, yani o bölge Arap bölgesidir. Şu anda YPG'nin ve Amerika'nın bulunduğu bölge, petrol kurlarının bulunduğu bölge, oradaki Arap aşiretlerini Türkiye silahlandırmalı. Oradaki Arap aşiretlerini mevcut yönetime karşı, o TDG dedikleri yönetime karşı ayaklandırabilir ve o bölgede bir ayaklanma çıkabilir ve bunu Türkiye destekler. Desteklemesi gerekiyor. Yani artık Türkiye'nin bu tip faaliyetleri yapması gerekiyor. Şunu öğrenecekler, şunu bilmeleri gerekiyor. Türkiye bu haliyle, denizlerle biraz daha güçlü bir Türkiye olmazsa bu bölgede, ne Akdeniz'de, ne Karadeniz'de, ne Balkanlar'da, ne Orta Doğu'da, ne de Kavkasya'da istikrarı sağlayamaz. Yani bunu açık ve net olarak bilmeleri gerekiyor ve Türkiye'nin bunu bu adamlara göstermesi gerekiyor. Biz bunu göstereceğiz ve onlar nasıl İngilizler Kafkas işinden vazgeçtiler ya da Türkiye ile Rusya anlaşınca, yani büyük bir ihtimalle bu konuda Rusya ile de Türkiye'nin anlaşması gerekebilir. Amerika Birleşik Devletleri o zaman ne kaybetti biliyor zaten, ne kaybedeceğini de biliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi çok farklı noktalardan yakalamaya çalışıyorlar. Ekonomik yönden, başka konulardan, işte FETÖ'yle, terörle, birçok konudan yakalamaya çalışıyorlar. Onun için Yunanistan'ı devamlı karşımıza çıkartıyorlar. Tutup mesela Libya'da, Trablus'ta isyanlar çıkartıyorlar. Oradaki işte petrol yok, doğalgaz, elektrikler çalışmıyor, sular gelmiyor gibi. Bunları bahane ederek büyük ölçüde bunları yapmaya çalışıyorlar. Aynı şeyi Mısır'ı karşımıza çıkartıyorlar. Yani Mısır'ın Libya'da Türkiye'ye karşı bir harekatta bulunması tek başına yapacağı bir şey değil. Amerika istemeden yapacağı bir şey değil. Çünkü Mısır'ın böyle bir harekatı Sisi'nin sonu olur. Yani gerçekten sonu. Çünkü halk bir somur ekmeğe muhtaç. Yani ekmeğin fiyatı aynı tutmak için somur ekmeklerin, orada çok önemli somur ekmek, somur ekmeğin gramajını düşürttüler. Yani böylesi bir işsizlik, böylesi bir ekonomik bozukluk var o bölgede. Tabii bu arada Amerika'nın bütün bu Orta Doğu planlarında gerçek şeyinin, onlar için gerçek stratejik ortaklarının İsrail olduğunda bir tarafa yazmamız gerekiyor, bir tarafa belirtmemiz gerekiyor. Elbette. Bu açık ve net olarak ortada. Ama İsrail'in güvenliği de, Orta Doğu'nun istikrarı da Türkiye olmadan sağlanamaz. Yani bir defa bunu herkes bilecek. İsrail'in güvenliği oradaki Hamas grubunun ya da Filistinlilerin hakları yenerek, o hakları birilerine peskeş çekerek ya da işte babasının malıymış gibi buraları ilhak edin diyerek götürmeleri mümkün değil. Yani önünde sonunda bunların hepsi İsrail dahil Türkiye'ye gelecekler ve Türkiye'ye muhtaçlar bu konuda. Yani ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye muhtaçlar. Ben olarak bütün dünyada konuşulan şu, mesela Amerikan seçimleri var. Bir tarafta Cumhuriyetçiler, Demokratlar var. Biden'ın hesabı Amerikan yönetim sistemi, demokrasisini Avrupa demokrasisine dönüştürmek istiyor Biden. Ve
Avrupa demokrasisinin geldiği yer ya şey Helenistik ya da işte eski Yunan'dan geliyor, o Latinlerden gelen bir konu ve insan aklını ön plana çıkartıyor. Öbür grubun üzerinde durduğu, Amerikalılar ya da Anglo-Saksonların üzerinde durduğu konu ya da yaptıkları anayasa, demokrasi evrensel hak şeylerden meydana geliyor. Olaydan, yani evrensel olarak düşünün, oradan meydana geliyor ve dolayısıyla şeyle ilgili onların İngilizce, düzeltiyorum, İbranice İncil ve diğer konularla ilgili buradan geliyor, evrensel sistemden geliyor. Yani bu konuda bile, seçimlerde bile çok büyük bir kavga var. Ortaya belki Amerikan seçimlerinden sonra bütün dünyadaki sistemin yeniden değişeceğini, kolay kolay bu kaosun ya da ortaya çıkan bu çatışmaların kolay kolay durulmayacağını, belki bir 50 yıllık, 100 yıllık periyotta devam edeceğini görüyoruz. Yani böyle bir şey var eğer bunlar peki olursa. Ona bakmamız lazım. Peki Sayın. Onun için Türkiye'deki hem akademiye, hem siyasetçiler, hem de işte düşünce kuruluşları bu konuları incelemeleri lazım. Bunların hepsi inceliyorlar. Yani İsrail inceliyor, Amerika'dakiler inceliyor, başka ülkedekiler inceliyor. Yani biz hep geriden takip ediyoruz. Hep günlük olayları, kısa olayları, evet, stratejimizi belirleriz. O stratejiye gitmek için bir takım taktiksel faaliyetler vardır. Onlardan vazgeçersiniz, farklı şeyler yaparsınız. Bunlara bir şey demiyorum ama sonuçta bu olayları günlük görmememiz gerekiyor. Eğer gelecek nesle ya da gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istiyorsak, sağlam bir Türkiye bırakmak istiyorsak bu çalışmaları yapmak durumdayız. Ve bunları insanlarımıza, siyasetçilerimize anlatmak durumdayız. Ve gücümüzü de, milli güç unsurlarımızı da başta ekonomi ve silahlı kuvvetler olmak üzere bu hedefe göre hazırlamak durumdayız diye değerlendiriyorum. Peki Sayın Pekin. Tekrar konuşacağız, devam edeceğiz. Tamam. Sayın Ünal, az önce aslında soruya başlarken S-400'lerden başlamıştım. S-400'lerin caydırıcılığından sonrasında... özellikle reklama gitmeden önce belirttiğim Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede oluşturduğu yeni kuşak ve NATO müttefiki olmayan ülkelerle oluşturduğu yeni kuşak. Sayın Pekin de Çin'e karşı oluşturdukları yeni düzen dahilinde buradaki askerlerini farklı bir şekilde kullandıklarını, burada yeni yapılar oluşturduklarını söyledi. Siz neler söylemek istersiniz her iki konuda da? Şimdi bir defa şöyle, deminki konuşmanın kısa bölümünde söylediğim gibi dünya çok kutupluluğa evrilmiş durumda. Zaten dünya sistemi esas itibariyle çok kutupludur. İki kutupluluk ve hele hele tek kutupluluk çok istisnai olarak geldi. Ve bu sürdürülemez bir düzendi ve şu anda çok kutupluluğa evrilmiş durumda. Yani yeniden iki kutupluluğa dönmüyoruz. Çin kendi coğrafyasında muazzam bir mücadele içinde, Amerika ve Amerika'ya karşı özellikle. Batı dünyası kendi içinde Çin'e karşı ne yapılması gerektiği konusunda tam bir ittifak oluşturamıyor. Çin'in Amerika'yı bütün dünyada dengelemeye yönelik potansiyeli var. Henüz o güçte değil. Yani... Çok kutuplulu dünyanın içinde Amerika hala en büyük güç. Ama çok kutuplu dünyanın içinde en büyük güç. Yani bütün dünyada mesela son 20 yılda yaptığı gibi dünyanın her yerinde güç kullanarak, bağırıp çağırarak ya da ben böyle istiyorum diyerek birçok şeyi yaptı ya da bozdu. Çoğunlukla Amerika yapan bir ülke değildir, becerikli değildir. Genellikle bozucudur, kırar döker. Bunların hepsini yaptı. Mesela bundan sonra yapamayabilir bunları. Dünya çünkü evrildi, normale doğru dönüyor. Şimdi bu tek kutupluluk Türkiye açısından birçok olumsuzluğu beraberinde getirmişti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim bölgemizde yapmak istediği birçok şey bizim hayati sorunlarımızda taban tabana zıt durumlar ortaya çıkartıyordu. Yani mesela tek kutuplu dünya düzeninin başladığı dönemden itibaren Kıbrıs konusunda Amerika'nın bize yaptığı baskılara bakın. Büyük Kürdistan kurma çabalarına bakın.
burada bizim sınırlarımızı da bozacak şekilde bir büyük Kürdistan oluşturma çabalarına bakın. Ermeni soykırımı iftiraları konusunda üzerimize gelme şekline bakın. Bize şöyle yapıyordu. Bizi döverek değil de işte demokratikleşme, insan hakları, özgürlükler vesaire diye Amerika'nın kullandığı bir dünya laf. Maalesef bunlar çok önemli kavramlardı. Bunları Amerika kullana kullana içini boşalttı ve sevimsiz kavramlar haline getirdi. Yoksa bunların her biri kendi içince çok tutarlı ve değerli, bizim için de lazım gelen kavramlar. Ama bunları dış politikasının bir unsuru olarak kullana kullana içini boşalttı. Türkiye'nin o kadar çok üzerine geldi ki bu konularda, adeta şöyle bir şeye kapıldık. Yani hani bu adam iki kutuplu dünyanın, Sovyetler Birliği'nin dağılarak sona ermesini, Türkiye konusunda gerçek niyetinin ne olduğunu söylemek için bekliyormuş hani. Karnını şişi indi falan gibi oldu. Anlatabildim mi? Ha, bunlara karşı Türkiye değişik zamanlarda, değişik hükümetler zamanında değişik karşılıklarla cevap vermeye çalıştı. Durumu geçiştirmeye çalıştı. Ama ulusal çıkarlarından hiçbir hükümet zamanında büyük ölçüde taviz verildiği söylenemez. Avrupa Birliği merkezli politikaların izlendiği dönemlerde kağıt üzerinde tavizler verilmiş gibi göründü ama kağıt üzerinde kaldı. Mesela Yunanistan'la Ege konusunda, mesela Kıbrıs konusunda neredeyse Rum-Yunan tarafına bakarsanız Enosis'i gerçekleştirmişlerdi Kıbrıs'ta ama kağıt üzerinde. Şimdi bunları söyledikten sonra şu tespite gelelim. Çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye'nin önünde birçok fırsat olacaktır. Çünkü çok kutupluluğun esası budur zaten. Her devlet yapmak istediği şeyde bu coğrafyada sizinle bir şeyler yapmak isteyecektir. Mesela Atatürk dönemi dış politikasının başarısının en önemli taraflarından biri o dönemin çok kutuplu olmasıdır. Şimdi bizim avantajımız ise Atatürk dönemindeki Türkiye'ye göre, gerçi o zaman çok az sayıda bağımsız devlet vardı, şimdi çok daha fazla sayıda ama şimdi büyüklük olarak da, nüfus olarak, büyüklük olarak, milli güç unsurları olarak, jeopolitik oyunun içinde yer alacak bir aktör olarak Türkiye daha güçlü bir konumda, orta büyüklükteki bir devlet olarak veya bir bölgesel güç olarak nasıl tanımlarsanız bu şeyi rolü oynayacak. Dolayısıyla burada bizim önümüzde çok büyük fırsatlar var. Şimdi burada fırsatları değerlendirirken çok kutuplu dünyanın ruhuna uygun hareket etmemiz lazım. Şimdi S-400'ler spesifik olarak bizim aslında bu Yunanistan'la krizimizde mutlaka aktif hale getirilip, ki zaten aktif, ya Antalya bölgesine ya Ege'ye taşınmalı. Sebebine gelince biz krizi Yunanistan'la ne tarafta genişleteceksek, ne tarafta tırmandıracaksak, niyetlerimiz ne tarafa yönelikse o tarafa göre o askeri bir konu, ona teknik olarak kendileri karar versinler. Ama mutlaka yapılmalı ve S-400'ler şöyle kullanılmalı. Kamu diplomasisi içinde de bak kardeşim, biz bunu alırken sebebimiz vardı ulusal güvenlik açısından. İşte bak gördünüz. Yani siz illa ya efendim NATO üyesisiniz, NATO üyesi bir ülke S-400 almamalı falan. Onun teknik tarafını zaten tartıştık adamlarla. Patriot istedik, vermediniz dedik. Kendileri de diyor falan. Dolayısıyla S-400'ü biz neden ihtiyaç duyduğumuzu şimdi bu krizde daha iyi izah ederiz. Dolayısıyla hatta bundan daha iyi fırsat olmayabilir. Olmayabilir. Bunu mutlaka... Zaten dünkü hadise işte Yunan jetlerinin tabii, bizim tabii, tabii. Yani sadece Yunan jetleri de değil, şimdi F-16'ları bile Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmışlar. Bu NATO üyesi gibi bir şey değil. Uçağı var, bilmem kimin var. Tabii. Kardeşim ben bunların hepsini... Efendim? Fransızların da var efendim. Fransızların da var, evet. Mesela şimdi ikinci bir şey, Kıbrıs'a hemen uçak göndermek lazım. Oradaki Fransız uçakları kalktığı anda bizimkiler yapışmalı kuyruğuna. Öyle serbest dolaşmamalı. Yani şöyle, şunu göstermeliyiz Kıbrıs Rumlarına. Sen buraya Fransız uçağı getiriyor musun? Getiriyorsun. Tamam, bunun bir bedeli var kardeşim. O zaman ben de buraya üs kuracağım. Ve senin zaten ben hava sahanı falan da saymayacağım. Sürekli alçaktan uçurarak uçaklarımı da Kıbrıs Rum kesiminin hava sahasında sürekli camlarınızı kırdıracağım. Bizim Kıbrıs'a uçak göndermemizin önünde bir engel var mı?
Hayır. Ha bu, onlar bunu yapıyorsa biz de yaparız. Onların bunu yapması 1960 anlaşmalarına aykırı. Yani tabii Kıbrıs efendim 70 kilometre Türkiye'ye. Türkiye'den de yaparız. Türkiye'den de yaparız. Türkiye'den yapılabilir. Yani Türkiye'den de yaparız. Ama şöyle, burada bir paşam, elimize bir fırsat geçmiş. Oraya biz mutlaka yani deniz ve hava üssü kurmalıyız. Evet. Evet. Hatta bir sonraki aşama bakın. Bir sonraki aşama. Aynı zamanda da hem yani bir yandan da Kıbrıs'tan 70 kilometre mesafeden kaldırmak yerine Kıbrıs'tan kaldırmak hem bir sembolik de bir anlam ifade ediyor. Evet. Yani stratejinin yanında. Tabii. Yani şöyle, Kıbrıs sorununu askerileştirmek Rum-Yunan stratejisi açısından aptalca bir şeydir. Bunu 97 S-300 krizinde denediler. Bizim lehimize sonuçlandı. Ama biz orada elde ettiğimiz askeri başarıyı Avrupa Birliği'nin yumruk menziline girerek harcadık. Sonuca dönüştüremedik. Ha, şimdi böyle bir şey yok. Dolayısıyla madem onlar askerileştiriyorlar sorunu, o zaman biz kendi alanımızda memnuniyetle kabul edelim. Yani çok iyi bir şey yapıyorsunuz, buyurun yapalım diyelim. Anlatabildim mi? Anladım. Ha, ikinci bir şey, burada Türkiye'nin dış politikasında bölgesel sorunlarından kurtulmaya yönelik girişimler başlatması lazım. Yani aynı anda Suriye ile, Suriye'nin düşman olduğu İsrail'le, Mısır'la, öbür tarafta Fransa'yla, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la kavgalı ve düşmanca ilişkiler içinde olup Rusya'yla ikide bir gerilimler yaşayan bir ülke olursanız çok kutupluluğun ruhuna aykırı davranmış olursunuz. İkinci bir şey, kriz yönetiminin, şimdi biz Yunanistan'la savaşmadan sonuç alabiliriz. Aramızdaki güç dengesi Yunanistan'la herhangi bir savaşa ihtiyaç olmadan sonuç almamızı mümkün kılacak durumda lehimize. O zaman niye şu anda Yunanistan mesela krizi tırmandırma konusunda az çok istekli davranıyor? Acaba şöyle mi? Mesela ya işte yarın Türkiye Mısır'la Libya'da savaşa girer. Belki Rusya ile İdlib'de savaşa girer. Şimdi bunlar da çok saçma sapan senaryolar değil. Ocak-Şubat ayında biz gece gündüz yattık kalktık. Bu sabah mı Rusya ile savaşa başladık haberine uyanacağız? Ertesi sabah mı diye. 2 ay böyle geçti. Rusya yine Ermenistan'a silah sevk ediyor. Şimdi yani. Ermenistan gene iyi. O daha kolay bir senaryo. Çünkü ne olacağı mesela İdlib'de çok kolaylıkla bu Cefrigil falan oralarda bir sürü taşeronları var. Yani çok kolaylıkla bizi Rusya ile tekrar karşı karşıya getirirler. Eğer bu politikalarda ısrar edersek. Şimdi İsrail ile 2007'den bu yana tırmandırılan bir kavga var. 2010'dan bu yana bir türlü düzelmedi. Ortada somut bir gerekçe yok kavgamızın. Mesela Yunanistan'la kavgamızın sebebi var. Burada ada var, orada kayalık var, burada deniz münhasır ekonomik alan var, burada kıta sahanlığı meselesi var, bilmem ne var. Adamızı işgal ettirmeyiz diyoruz filan. Orada 152 tane Yunanistan'a anlaşmalarla egemenliği devredilmemiş adalar var diyoruz. Egaidak diyor. Evet peki, İsrail'le kavgamız ne? Mesela bana birisi izah edebilir mi? Diyebilir mi ki? Biz İsrail'den diyoruz ki, kardeşim Antalya'ya yönelik iddialarından vazgeç ya da şuradaki birliklerini çek ya da şunu şöyle yap. Ne diyoruz biz? Yani böyle ne olduğunu anlayamadığımız duygusal mesajlarla yüklü bir dış politika var. Peki. Mısır'la aynı şey var. Ya şimdi şöyle söyleyeyim Berk Hocam, şeyle ilgili, İsrail'le ilgili konu içerisinde şey var, Marmara gemisi var, şey var, ondan sonra Filistin sorunu var, diğer konular var. Şimdi efendim Filistin sorunu ne? Bütün Araplar, bakın, İsrail'le kavgalı bir tek Arap devleti kaldı. Suriye. Hesaba göre biz İsrail'le kavgalıyız ama Suriye'yle de kavgalıyız. Teorik olarak İsrail'le kavgalı olan tek Arap ülkesi Suriye, teorik olarak hala İsrail'le kavgalı. Suriye'nin dışında İsrail'le kavgalı devlet kalmadı Araplar arasında. Şimdi artık büyükelçilik kurarak
normal ilişkilere geçiyorlar. Şu anda üçüncü devlet. Yani Mısır, Ürdün, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri. Umman muhtemelen katılıyor yakında. Zaten bunlar geliyorsa muhtemelen Suudiler gelecek falan. Şimdi Sudan da. Sudan evet çok istekli görünüyor falan. Şimdi şeyde uluslararası basında, diplomaside, kamu diplomasinde çok değerli, kıymetli, hoşa giden sözcükler vardır. Barış, çözüm, uzlaşma. Herkesin hoşuna gider bunlar konuşulduğunda. Hukuk. Şimdi bir Arap devleti İsrail'le ilişkilerini büyükelçilik seviyesinde oluşturmak üzere anlaşıyor. İki taraf açısından da kazan kazan görünen bir anlaşma var. Biz buna karşıyız. Şimdi biz buna karşı olma makamı değiliz zaten. Yani bu anlaşma bizim açımızdan yok hükmündedir. İyi de zaten bize soran yok ki. Biz bunu tasdik etmeyeceğiz ki. Şimdi niye bizim açımızdan böyle? Şimdi şöyle düşünelim. Çok kutupluluğun ruhuna uygun hareket edeceksek ideolojik olarak Amerika'yı karşımıza almamamız gerekir. İsrail'den dolayı zaten Amerika'yı büyük ölçüde karşımıza alıyoruz. Şimdi İsrail'le kavgalı bir devlet Amerika'yla iyi olabilir mi? Böyle bir mantık var mı dünyada? Bunun bir örneği var mı? İsrail'le kavgalı ama Amerika'yla çok iyi. Hadi, o zaman ideolojik kavgadan vazgeçeceksiniz hocam. Yani, aynen. Ben de bunu anlatıyorum. Şimdi evet. İkinci bir şey, Trump açısından ve Amerikan devlet kurumları açısından bu anlaşma, yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki bu anlaşma bir olağanüstü bir başarı. 78'de Carter Camp David'de büyük bir başarıya imza atmış. 95'te Ürdün büyükelçilik kurmuş. İsrail'le ilişkilerini tamamen normalleştirmiş. Ama 95'te o Oslo sürecinin içinde kaynadığı için o kadar büyük bir etki yaratmamış. İlk defa Trump şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile yapıyor. Umman diğerleri sırada filan. Ve biz bu anlaşmayı şiddetle kınayan tarafız. Şimdi ben Trump olsam derim ki ya bir dakika ben burada bir şey kotardım çocuklar Allah aşkına. Ya size soran da yok zaten. Ha biraz yani mesela şöyle eleştirilerimiz varsa ölçülü söylemeyi bir unuttuk mu ya? Bizim dışişleri ölçülü konuşmanın dünyadaki uzman kuruluşlarından biri. Peki şöyle devam edelim. Diğer konuklarımız da hem bu konuda fikirlerini beğenirler. Ve son bir cümle bu dış politika Serdar Bey sonuç alma alanıdır. Şikayet alanı değildir. Değil. Haklı olabilirsiniz ama sonuç alamıyorsunuz. O politikada yanlışlıklar, eksiklikler peki vardır demektir. Şimdi bütün hem Sayın Pekin'in hem Sayın Ünal'ın ifadelerinden sonra karşımızda bir cephe veya karşımızdaki ülkeler. Yani ister aslında ikisi bir bütün, farklı resimler çizdiler. Evet, yani şöyle farklı resimler evet, ama sonuçta de karşımızdaki ülke sayısıyla alakalı veya bizim yok şöyle şimdi Pekin Paşa dedi ki bir büyük resimden okumalıyız. Ve bu işler hani tek tek meseleler değil. Mesela gaz meselesi değil, şu meselesi değil. Bir sistemik boşluk var. Bu aynı zamanda bir bölgesel boşluk. Ve Türkiye bu bölgesel boşluğu doldurmak üzere bir stratejiyle hareket ediyor. İşte orada da bir yere oturuyor. Hani İsrail, Filistin vesaire Türkiye'nin bölge stratejisiyle ilgili meselelere. Bu kadar karmaşık bir yapının içerisinde yalnız olmak, müttefiksiz olmak yok. Yani ne şöyle, kadar bizim coğrafyamızda makul bir tercih? Yani mesela şimdi gaz işi nereden başladı? İsrail'in gazı çıkarmaya başlamasıyla Mavi Marmara aynı tarihe denk geliyor. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Filistin meselesiyle ilgili daha doğrudan neden onun adına tavır aldığı ya da işte öyle bir tavra götürüldüğü adına her ne derseniz deyin. İki, Doğu Akdeniz gazı birbiriyle aralarında ihtilaf olan bir eksenin İsrail etrafında birleştirilmesi için kullanıldı bir tatlandırıcı gibi. Yani mesela Soğuk Savaş yıllarına bakın Yunanistan işte ya da Rumlarla İsrail arasındaki münasebetler öyle çok bugünkü gibi yakın, yan yana gelip bir hedefe doğru yürüyebilecek münasebetler değildi.
Amerika Birleşik Devletleri aşağıdan yukarıya bir hat halinde, yani eğer biz bunu Türkiye'yi baskılamayı hedefleyen bir harita olarak görüyorsak, şöyle etrafımıza baktığımızda, işte bir taraftan PKK devleti oluşumu güneyimizde aşağıdan yukarıya doğru, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu, orada açılan İsrail bayraklarını hatırlayın. Ondan sonracığıma Kuzey Suriye meselesi, Rum kesimi, Yunanistan vesaire, bunu böyle bir hat olarak görüyorsak İsrail merkezli bir yeni Orta Doğu düzeni kuruluyor. Buna da Suriye'nin, yani İsrail'e karşı bir tavır sergiliyor gibi gözükürken, İran destekli olarak Orta Doğu'da yaptıkları büyük Sünni kıyımı aslında kapı açtı. Nasıl kapı açtı? Şimdi hocamın söylediği doğru. Filistin meselesini Araplar öncelikle bir Arap meselesi olarak gördüler. Bu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün beyannamesinde de vardır. Yani İslam lafını bulamazsınız. Yukarıdan aşağıya Arafat'ın örgütü, bu bir Arap davasıdır, Arap meselesidir, Arap milliyetçiliğinin meselesidir olarak görür. Hamas bile kuruluş beyannamesine baktığınızda İslam kadar Arap der beyannamesinin içerisinde. Şimdi biz Arap milliyetçiliğinin ve Orta Doğu'da İsrail'e karşı oluşmuş olan bu psikolojinin kırılma noktası olarak Suriye İç Savaşı'nı görüyoruz. Suriye İç Savaşı'nda öyle büyük bir kıyım yapıldı ki bu kıyımın tesirleri ve İran'ın efendim önce Irak'ta sonra Suriye'de önünün açılması, Akdeniz'e doğru inen bir İran korkusunun yükseltilmesi, bunlar da Obama dönemi politikalarıdır. Orta Doğu'daki psikolojiyi değiştirdi. Yani tehdit algısını değiştirdi. Bu tehdit algısı Körfez'de Amerika'nın da teşvikiyle efendim bir İran'ı hedefe koyan bir yeni sistem, yeni bir güvenlik yapılanması beraberinde getirdi. Buna yatırım yapıldı. Trump döneminin işte şeylerini düşünelim, o küre koalisyonu vesaireyi filan. Şimdi bu süreçte Türkiye Orta Doğu derinliğinde kendisine yer arıyor. Bir tarafında eğer Amerika'dan şikayetçiyseniz onun yeni bir eksende birleştirmiş olduğu bir işte blok var. Körfez bloğu var. Bir araya gelmişler. İran'ı temel hedef olarak görmüşler. O sistemin içerisinde işte İsrail'in Filistin'in kalan kısımlarında yutmasını kabullenerek bir yola doğru ilerliyorlar. Ve bunlar da Arap milliyetçiliğinin düşen bayrağını monarşiler üzerinden Türkiye'ye karşı tutmaya çalışıyorlar. Yani Arap Orta Doğusu'nda keskin Türkiye karşıtı söylemin en çok beslendiği ve hani desteklendiği adresler olarak biz burayı görüyoruz. İşte Suudi Arabistan'ın şimdiki veliahtı, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'a vesaireye doğru uzanan şey. Yani Türkiye bir koalisyonla mı yüz yüze, tek tek görüşerek efendim bu şeylerle meselelerini çözebilir mi? Mesele çözmek için yola çıktığınızda mesele çözemediğiniz gibi yeni ve ilave düşmanlar mı haneye yazacaksınız? Mesela şimdi terörden endişe ediyoruz efendim. Suriye meselesinde birden işte hasım haline geldiğimiz aktörün elimizi sıksak Suriye cennet mi olacak? Yoksa oradaki husumeti bitiremediğimiz gibi burası büyük bir mağduriyet coğrafyası ve işte bir sürü büyük güç buradan istediği kadar örgüt çıkarabilecek, insan malzemesine, öfkeye, kine vesaireye sahip bir şey var. Bunların hepsini de Türkiye'ye karşı mı tekrar çevirebilirler? O zaman biz bu denkleme müdahil olabilir miyiz? O yüzden nedir onun adına, yani meseleyi okuma biçimimiz çok önemli. Bunların hepsi kendi başına devlettir. Yani Mısır'ın Türkiye ile ilgili meselesi Kahire'de başlar, Kahire'de biter. İşte İsrail'in şeyle ilgili meselesi Tel Aviv'de başlar, orada biter gibi bakıyorsak ayrı bir şey. O zaman işte devletler mantığına göre bakmamız lazım. Ama bir büyük sistemik geçiş var. Bu sistemik geçişin içinde mesela Asya'ya giden ABD burayı nasıl örgütleyecek? Biz bir kavramla tanıştık Obama döneminde, leading behind diye. Geriden efendim liderlik ve bu da ilk önce Libya müdahalesi sırasında ortaya çıkmıştı. Amerika dedi ki ben buralardaki krizlere müdahil olmayacağım. Kim dolduracak bu boşluğu? Buradaki müttefiklerimiz dolduracak. Şey oradan başladı çatışma. Fransa hemen uçaklarını kaldırdı, Libya'yı bombalamaya vesaireye başladı. Yani bir nüfuz alanı çizme gayreti oluşturdular.
Bu da birçok sorunu aslında, yani geride kalan müttefikler arasında koordinasyon nasıl olacak? Kim lider olacak? Kim önden gidecek? Kimin çıkarına nerede saygı gösterecek? Biz böyle bir sistematiğin de olmadığını görüyoruz. Şimdi bunun bir Avrupa boyutu var. Avrupa boyutunda Brexit sonrası dönemde Fransa'nın efendim işte Afrika'dan başlayarak Akdeniz çanağında bu arayışları var. Bir de Orta Doğu boyutu var. Orta Doğu boyutunda da esasen İsrail merkezli olacak. Ama bu yeni kuşak liderlerle beraber efendim hani desteklenmiş bir arayış var. Şimdi buna karşı da tabii bir coğrafyayı yalnızca statikle düşünemiyoruz. Neyi kastediyorum? Çok genç nüfusa sahip olan bir Arap Orta Doğusu'yla yüz yüzeyiz. Biz bunu işte o Arap halk hareketleri sırasında büyük kıyımlara dönüştüğünü gördük. Bu dalganın başarısız olduğunu, iç savaşların önünü açtığını, kaos çıkardığını gördük. Ama bize siyaset biliminin tüm verileri şunu söylüyor. Bu kadar entegre bir dünyada, bu kadar genç nüfusa sahip olan bir coğrafya, efendim işte monarşilerin kaynakları tükenmeye başlayan monarşilerin, halkın da hoşuna gitmeyen bir işte efendim dış politikaya dayalı bir şeyiyle ne kadar gidebilir? Buradan biz başka şeyler de görür müyüz? İşte Mısır'ı konuşurken diyoruz ki buralarda iktisadi vaziyet falan da iyi değil. Aynı zamanda genç nüfus, dünyanın her tarafını izleyen bir nüfus, hoşnutsuzluk, bir sürü radikal ideoloji vesaire. Yani arka planımızda da görmezden gelemeyeceğimiz böyle bir manzara var. Şimdi bunun karşısında da kolonyalizmin son şeyi olarak bilinir. Yalnızca Müslüman dünya açısından da değildir bu. Soğuk Savaş döneminden bu tarafa tartışmalara bakıldığında İsrail'in bölgedeki yayılmacılığı, İşte 19. yüzyıl kolonyalizminin 20. yüzyıla, 21. yüzyıla taşınmış halidir. Çünkü bizim bildiğimiz uluslararası hukuk sistemini tam kalbinden zehirleyen bir meseledir. Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu tarafa varsaydığı tüm temel ilkelerin açıkça çiğnenmesi ve bu çiğnenişin açıkça kabullenilmesiyle ilerleyen bir meseledir. Yani meşruiyet bakımından. Şimdi bir sistemden bir başkasına geçiş, güç parametrelerinin yanında meşruiyet parametreleriyle de olur. Yani yarın bir gün yükselen güçler bu dünya sistemi ve bunun kurumları da anlamsızdır, kullanışsızdır dediklerinde bunu meşruiyete de dayandıracaklar veya dayandırmak ihtiyacı duyacaklar. Şimdi o noktada İsrail'in bu hele işte maksimalist azami adımları devam ederken bundan normalleşen bir Türkiye'nin de hani ne kazanacağı, o da ayrı bir problemdir. Eğer güç projekte edecekseniz aşağıya doğru, size karşı oluşturulan bir yapı var. Bunun dayandığı parametreler var. Bunlar Körfez monarşileri. O zaman sizin sesleneceğiniz bir yerin olması lazım. Mesele şu ki, bu seslendiğinizi burada eğer bir enerji oluşturuyorsa, bunu bir mühendislikle sistemin içine ve giriştiğiniz mücadeleyi aktif olarak destekleyecek bir güç çıktısına dönüştürebilmeniz lazım. Bununla ilgili şeylerimiz var, meselelerimiz var. Peki. Ece Hocam? Ben şöyle yaklaşacağım. Yapılan açıklamalara ek olarak, şimdi baktığımızda bugün yaşadığımız, yani sorun yaşadığımız ülkelerin arkasında aslında onları yönlendiren daha güçlü ülkeler olduğunu görüyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Yunanistan'la olan ilişkide Fransa'dan ve Amerika'dan bahsediyoruz. Mısır'dan bahsediyoruz ama Mısır'ın arkasında farklı ülkelerin olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin çözüm bulabilmek için, yani çözüm üretebilmek için iki tane yolu var. Ya sorun yaşadığımız ülkelerle direkt olarak sorunu çözeceğiz ya da sorunun arkasındaki ülkelerle bir stratejik oyun oynayacağız ya da onlarla ilişkimizi yeniden yapılandıracağız. Şimdi ülkeler, baktığımız zaman sorundan sonra göre evet, değişecek herhalde. Ama baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri ile olan sorunumuz güvenlik temelli. Dolayısıyla Amerika ile sorunumuzu çözmemiz özellikle Suriye, PYD ve PKK konusunda çok mümkün değil. Neden? Çünkü o bölgede özellikle petrol kuyularının işletilmesi ve hakkı ile ilgili PYD ile bir anlaşma yapması nasıl bir ortam yarattı? O bölgedeki oluşan devletçiye bir meşruiyet kazandırdı.
Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en hassas olduğu güvenlik konusunda Türkiye ile ortak bir noktada buluşabilecek durumda değil. O zaman bakıyoruz ya da Fransa'ya bakalım. Arka planda işte Doğu Akdeniz'de kendi haklarımızı savunurken sadece hakkımız olanı almak isterken aslında hakkımız olanın bize verilmek istemediğini, Türkiye'nin belirli bir yere sıkıştırılmak ya da sınırlandırılmak, yani çevresinde Türkiye'ye tehdit oluşturabilecek bazı yapılar oluşturarak Türkiye'nin hareket kabiliyetini, bölgesel bir güç olmasını engelleyebilecek aslında bir takım girişimlerin olduğunu görüyoruz. Daha güçlü arka plandaki ülkeler tarafından. Dolayısıyla bizim de elimizde şöyle bir şey kalıyor. Demek ki sorun yaşadığımız ülkelerle, o yönlendirilen ülkelerle birebir iletişim kurabileceğimiz, diplomasiyi geliştirebileceğimiz ve sorunları çözebileceğimiz bir takım fırsatlar yaratmak. Bu fırsatlar yaratmak nedir? Bir kere biz Türkiye sadece Orta Doğu coğrafyasından ibaret değil. Dolayısıyla evet Orta Doğu coğrafyasında Türkiye hem demokrasi açısından hem de varlığı ve stratejik konumu itibariyle çok önemli bir yere sahip ve oradaki ülkelerle aslında o coğrafyanın toplumsal, kültürel, ekonomik, algısal, eğitim açısından analizini yaparak bu noktalarda hep birlikte bir şeyleri paylaşmak, ekonomik anlaşma olabilir, kültürel işbirliği olabilir. Bugün Rusya ile nasıl enerji, kültürel işbirliği ya da medya üzerinden işbirlikleri yapılarak aslında sadece ya da turizmle işbirlikleri yapılarak farklı bir alan ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Ya da Libya ile bir takım anlaşmalar yapılırken sadece enerji değil, sorunlar yaşanan konular, sorun yaşanan konularda Türkiye'nin desteğiyle birlikte çözülebilecek bir takım projeler ortaya konabiliyorsa bunu her yerde uygulamaya çalışmamız gerekiyor. Yani birlikte kazanılacak bir analiz ortamı, bir analiz yaratılmalı. Burada da yapacağımız şey neler? Fırsatlarımız neler? Tehditlerimiz neler? Aynı zamanda bizi ileriye taşıyacak güçlü ve zayıf yönler neler? Ya da dikkat edilmesi gereken güçlü ve zayıf yönler neler? Bütün bunların analizleri yapıldıktan sonra ülkelerle birlikte geliştirebileceğimiz projeler neler olabilir? Çünkü bir havuç vermeniz gerekiyor bazen. Bu vereceğiniz havuç Türkiye'nin kendi haklarından mahrum kalması ya da haklarından vazgeçmesi değil. Türkiye'nin kendi haklarına da koruyarak birlikte hareket edebileceği aslında küçük küçük işbirlikleri, diyaloglar oluşturmak. Bu coğrafyada yapmamız gereken bana sorarsanız eğer önceliklerden bir tanesi. Diğer taraftan baktığımızda mesela Yunanistan'dan bahsettik. Kayalıkları nasıl kullanıyorlar, strateji nasıl yapıyorlar? Avrupa Birliği'nin bir oluşturduğu proje var. Mesela kayalıklarda yaşam alanları oluşturuyorlar. Diyorlar ki işte ben yaban kuşlarını gözlemlemeye gideceğim. Çünkü Natura 2000 diye bir proje var. O proje kapsamında kayalıklarda bu yaban kuşlarının hayatlarını ve bundan sonrasında işte varlıklarını devam etmesi için ben arada 3 yılda bir gideceğim kayalıklara geleceğim diye bir proje çıkartabiliyor. Yani dolayısıyla bunları eğer Yunanistan uygulayabiliyorsa biz de pratik zekamızı stratejiyle birleştirip artık algı mühendisliği yapmak açısından da hem bilgi üretmek hem içerik üretmek. Artık teknoloji var. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan en kötü olaylardan bir tanesi George Floyd'un öldürülmesiydi. Biz 8 dakika 46 saniye boyunca nasıl bir işkenceye maruz kalıp hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü içerisinde ama dünyanın her tarafında internet üstünden izledik, gördük. Artık bilgiye ulaşmak, yapılan bir hata, yapılan bir açıklamanın herkese duyurulması çok kolay. Elimizde böyle bir güç var. İçerik üretebiliriz, veri üretebiliriz. Kendimizi anlatmak için demin söylediğim o toplumsal, yani aslında coğrafyanın analizinin yapılması ve elde ettiğimiz bilgilerle halklara seslenebiliriz. Onlarla, çünkü siyasi anlamdaki çatışmalar, evet siyasi anlamdaki çekişmeler var ama halklar arasında öyle bir durum yok. Dolayısıyla bir ülkenin içerisinde Türkiye'nin algısıyla ilgili her ne kadar farklı yönlerden farklı açıklamalar yapılsa da biz kendimiz algı mühendisliğimizi yapabiliriz. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin tabii ki stratejik boyutla birlikte izlemesi gereken bence önemli adımlar. Çünkü artık savaşlarda önce tüm bu veriler kullanılarak ya da bilgiler üretilerek, kabul ettirilerek, kamuoyunda bununla ilgili önemli bir algı oluşturularak temelleri atılıp yapılıyor. Dolayısıyla sorunu yerinde çözmek,
Bu da çok önemli bir şey. Mesela Kıbrıs konusuyla alakalı, Yunanistan konusuyla alakalı sorunu yerinde çözmek ve sorunu muhatabıyla çözmek. Bu arada siz anlatırken aklıma geldi. Meis Adası'nda yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Ve işte bu fırkateynlerin temasından hemen sonra adada yaşayan Yunanlarla, Yunan halkıyla röportaj yapılmış. Bizim hiçbir problemimiz yok diyorlar. Yani biz karşıya gidiyoruz, karşı taraf bize geliyor, keyfimiz yerinde, bir problem yok. Yani 500 kişinin sorunu yok. Ama ana kararının sorunu var mı? Mesela orası göreceli. Meclisin bağımsızlığını isterlerse destekle. Yönetenlerin problemi olduğu kesin. Evet. O da ayrı bir konu ama gerçekten ya halklar arasında şu ortada gerçekleşen tartışmanın karşılığı var mı? Gerçekten merak ediyoruz. Yani Yunanistan'da var. Çünkü Yunanistan eğitim sistemi ilkokuldan itibaren, anaokulundan itibaren bizleri düşman olarak gösteriyor. Yani bu kadar incelediğiniz zaman göreceksiniz. Çok maksatlı ve çok farklı bir şey içindeler, anlayış içindeler Yunanistanlılar. Başka ülkelerde olduğunu sanmıyorum ama Yunanistan'da böyle maalesef. Evet, ben bir olay anlatayım mesela Kıbrıs'ta yaşanan, Rum tarafında yaşanmış bir olay. Ece Hocam size geleceğim. Tamam. Hocamın lafını bölmek istedim. Yani örnek olması açısından. Yani onların mantığı hakikaten paşamın dediği gibi mantalitesi, o çocukların nasıl yetiştirilene ilişkin. Yaşanmış bir olay Rum kesiminde. İşte Rum yönetiminin bir bakanı bir okula gidiyor. İşte müsamereler falan filan izliyor. Çocuklara sorular soruyor. Öğrencilere. Diyor ki size bir soru. İsa'yı kim öldürdü diyor. Hep birazdan çocuklar Türkler diye bağırıyor. Rum bakanın söylediği şu yanıt. Cevabınız yanlış ama mantığınızı beğendim diyor. Yani şimdi bu çocuklar böyle yetiştiriliyor. Bu yaşanmış bir olay. Ben bunu yıllar önce bu olayı istihbari anlamda bilen, öğrenen bir küçük şey ekleyeyim. Çok ilginç geldi bana bahsettiğiniz. Bu Uffizi Müzesi var Floransa'da. Orada klasik Rönesans dönemi eserleri var. Orada bir tablo görmüştüm ben bundan işte 10 sene evvel. Bu işte Hazreti İsa'nın yeniden mezardan tekrar kalkış, onu tasvir ediyorlar. Bir kiliseden getirmişler. Yani 1500'lerde yapılmış bir tablo. Şimdi etrafta askerler var. Kaçışıyorlar onun böyle kalkışını görünce. Fakat askerler böyle bizim Türk sipahiler şeklinde giydirilmiş. Yani bu çok uzun asırlar boyunca işte Katolik Kilisesi'nin de diğerlerinin de vesairenin de dini algılayış üzerinden bir milli husumet ekme stratejisinin esasen bir sonucudur. Yani kod çok köklüdür. O kodu da hala empoze ediyorlar. Yani orada Romalıların olması lazım, odur budur, hani bir tarihi sahne şey yapıyorsanız. Kendi ama üstlerine almıyor. Bir ayrıntı, bir ilave o zaman şöyle. Şimdi bu Türk düşmanlığı konusu birçok yerde vardır. Balkanlarda mesela milli kimlikler oluşturulurken ülkelerin politik kültürleri içinde Türk-Osmanlı düşmanlığı yer almıştır. Bunlardan istisna olan tek Romanya'dır mesela. Romanya'nın politik kültüründe, milletleşme sürecinde Türk-Osmanlı düşmanlığı yer almaz. Polonya'da yer almaz. Ama diğerlerinin hepsinde vardır. Yani Bulgaristan'da vardır, Makedonlar'da vardır, Sırplar'da fena halde vardır. Hatta zorlarsanız Arnavutlar'da bile zaman zaman çıkar ama Arnavutlarla ilgili konu apayrı bir konu. Yani böyle bir düşmanlıkla... Macarlar var hocam, Macarlar'da. Şimdi fakat bu ülkelerin, Yunanlarınki tamamen bu var. Yani Türk-Osmanlı düşmanlığı o milli kimliğin ve politik kültürün en önemli unsurlarından biri. Fakat diğer ülkelerin tamamıyla normal devletler arası modern ilişki kurabiliyorsunuz. Yani bu politik kültürü ya da milli kimliği oluşturan bu unsur bu alanı gündelik olarak meşgul etmiyor. Yani Macarlar işte bugün diyor ki biz de Türk'üz, biz de kardeşiz falan yani. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Bugün Bulgarlarla bunlardan mesela can ciğer kuzu sarmasıyız. Yani Sırbistan'da çok iyi ilişkiler var mesela şu an. Tabii. Çok iyi diplomatik ilişkiler var. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde falan bayağı bir ilişkilerimiz gerginleşti bir ara. Şimdi çok iyi Sırplarla. Yani mantıklı bir devletler var ve dış politikasını o mantık üzerinden çıkar esaslı olarak da tanzim eden devletler var. Bir de edemeyen var.
Edemeyen şimdi, Yunanistan. Kıbrıs Rum kesimi bunların zirvesidir. Evet. Yunanistan'a gelince Yunanistan'da son 10 yılda 2008'den bu yana belli bir değişikliği ben gözlemliyorum. Yani o bundan 20-25 sene önceki soğuk savaş büyük ölçüde bitmiş durumda. Yani Yunan halkı bu konuya prim vermiyor. Mesela dikkat ediyorum, ana gazetelerin yiyip içtiği yegane en önemli konu Türk düşmanlığı olmaktan çıktı. Ekonomi mesela. Mesela şey, o, bu konuları gündemde tutan şeyler internet siteleri daha çok. Anlatabildim mi? Ve Yunanistan'daki halkın en önemli meselesi geçim. Ha, savaşı kaldıran. Bir de son yıllarda, son 10 yılda Yunanistan'da şöyle veya böyle ciddi bir bu Türk dizilerini seyretme, sonra Türk ve Yunan halkları arasında bayağı bir gittiler geldiler oldu. Mesela geçtiğimiz yıllarda, bundan 3-4 sene önce Adalar bölgesi ve Selanik Türk turistler için özel vize statüleri uygulanması için hükümetlerine başvurdular. Anlatabildim mi? Biz 1996 yılında bir işte Türk-Yunan dostluğu oluşturabilir mi falan diye bir heyetle, sağ olsun bir iş adamı da yardımcı oldu. Selanik'e gittik, böyle toplantılar yapıyorduk. Selanik'teki metropolitin sabahki tahrikiyle bizi otelde bastılar. Ve otelden çıkamadık toplantıyı yaparken, anlatabiliyor muyum? Karşımızdaki Yunanlarla beraber. Şimdi aynı metropolit, Türkler buraya gelmesin, turist olmasın, biz bilmem onlar lanettir diyor. Selanik Belediye Başkanı da diyordu ki birkaç sene öncesine kadar, sen karışma, git işine bak diyordu. Biz Türklerle ne yapacağımızı biliyoruz. Yani Yunan tarafında aslında belli bir olgunlaşma var. Kıbrıs Rum tarafı ise bu konuda en felaket toplumlar ligi yapılsa hiç maç yapmadan finale davet edilir. Tahminim finali Ermenilerle oynarlar. Böyle abuk subuk bir toplum. Tartışmasız. Hayır, Kıbrıs Rum tarafı. Bakın şimdi Yunanistan'la ilgili de bir arkadaş örnekler verdi. Aslında Venizelos, Atatürk zamanında başlayan o dostluk çok stratejik temelliydi, mantıklıydı. Atatürk'te, Venizelos'ta birçok badireden geçmiş büyük devlet adamlarıydı bunlar. Ve o zaman başlayan o stratejik ilişki bu iki ülke arasında 50'lere kadar geldi. O Makarios var ya, o dünya jeopolitiğini okuyamayan, böyle saçma sapan işte Enosis fikirleriyle Amerika'dan doktora yapıp geldikten sonra bu tahriklerine başlayıp o Türk Yunan dostluğunu da mahvetti. Şimdi Kıbrıs Rumları 2003'ten beri o ayrı bir gezegende yaşıyorlar ve Türkleri yenecekler, haç dikecekler, denize dökecekler, o dünyada yaşıyorlar ya, ne içerek o kafayı buluyorlar bilmiyorum. Çünkü ben Kıbrıs'ın bütün içkilerini biliyorum. Hiçbirisiyle bu olmaz bu kafa. Ne Girit'in Çikudiyası'yla, ne Kıbrıs'ın Zivanyası'yla. Bu işler olur. Bu adamlar öyle bir şey yarattılar ki şimdi Yunanistan'ı tekrar çektiler bu potanın içine. Anlatabildim mi? Ya bu böyle şeyler var. Ama Pekin Paşa'nın dediği doğrudur. Yunanistan dış politikasını Türkiye konusunda mantıklı şekilde yönlendiremiyor burada. Yani Türk düşmanlığı milli kimlik oluşumunda Bulgaristan'da da vardır, diğerlerinde de vardır ama böyle bir sorun yaşanmaz. Peki. Küçük, çok küçük. Tamam. Bir paragraf bir şey hocam tamamlayacak sonra. Bir paragraf tamam, hemen size bırakacağım. Şimdi hocam şeyden bahsetti. Okuyacağım şey Tevfik Rüştü Aras'ın meclisteki konuşması. Montreux'den sonra 31 Temmuz 1936. Diyor ki 1924 Lozan Mukavelesi ile gayri askeri hale ifra edilmiş olan komşumuz ve dostumuz Yunanistan'a ait Limni ve Samotra adalarına dair olan hüküm de Motro Mukavelesi ile kalkmış oluyor. Demektir ki bundan da ayrıca memnunuz. Bu zaten münasebetle yeni Türkiye siyasetinin bir vasfını da tekrar kaydetmek isterim. Kendimiz için iyi gördüğümüzü dostlarımız için de iyi görmek ve hakkımızda nareva telakki ettiğimiz her şeyi yalnız dostlarımız için değil fakat hiçbir devlet hakkında temenni etmemek. 1936. Gayet normal. Bak şimdi burada iki husus var madem bu konu açıldı. Ama bunlar zaten Lozan'da askeri işsizleştirilen adalar arasında sayılmıyor adı o zaman. Onun da altını çiziyor. Yok. Lozan'da ismen sayılanlar ayrı.
şimdi bir 47 ile Yunanistan'a verilenler var. 12 adalar. Şöyle Lozan'da isim isim sayılan gayri askeri statüdedir denilen adalar arasında aslında bunlar yok. Orada bir söz oyunu da yapmış. Hayır, bir de şöyle bir şey var. O şeyde 36'da söylediğini Yunan tarafı çok sık kullanır bize karşı. O, yalnız yani. O adaların silahsızlandırılmasıyla ilgili iki husus var. Biri adaların Türkiye'ye karşı silahsızlandırılması meselesi var. Bir de İkinci Dünya Savaşı'na giderken o döngüler O döngü içindeki silahsızlandırılması. Oradaki söylediği o işte. Tabii bu dengeyi sağlasın. Ama Yunanlar uyanıklık yaparlar. O ikinci bölümü getirirler. Bak zaten Tevfik Rüştü Aras böyle demişti. Dolayısıyla adalar silahsız statüden çıkarıldı diye biz de deriz ki yok. Bak burada Lozan Anlaşması'nda dikkatlice okuduğumuzda ikili bir statü var. Bir, bu adalar Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmamak üzere silahlandırılmamalı. Uçaklar oradan uçmamalı. Bir de bu adaların genel olarak silahsızlandırılmasıyla ilgili bir konu var. O da genel barış ve güvenlik açısından. Orada 36'da bir de müttefik durumundayız Yunanistan'da. Balkan İttifakı'nı falan kurmuşuz. Bir de Aras'ın konuşması iki adadan bahsediyor diye biliyorum. Tabii. Onlar da ama Lozan'da hepsine teşmil ederler Yunanlar. Sizleştirilecek yerine rastlığa sarılmalı. Şimdi evet, rica ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok da güzel bilgiler paylaşıldı. Ben toparlayayım. Daha sonrasında da çok fazla da vakti almayayım. Olur mu öyle? Şimdi burada özellikle hani stratejik anlamda bahsediyordum ben neler yapılması gerektiğiyle alakalı. Baktığımız zaman... Hocam da bahsetti, Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı bir takım kavramlardan bahsetti. İşte insan hakları, demokrasi ve eşitlik gibi. Ve bunların da artık içinin boşaldığından bahsetti. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında çizilen stratejinin ülkelerin hangi zayıf noktaları varsa o zayıf noktaları üzerine neler inşa edebilirler üzerinden gelişen bir takım müdahaleler olduğunu görüyoruz. Yani Amerika bunlara müdahale ediyor ama aslında bayağı yani o bölgelere giriliyor ve orada... bir takım hani demokrasi müdahalesi diye bahsettikleri Irak'ta ya da özgürlük getireceğiz dedikleri Irak'ta katliam yapılıyor. Bunları görüyoruz. Şimdi biz şuna bakmamız gerekiyor Türkiye olarak. Bizi Türkiye ilgilendiriyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejileri, Batı, yani Avrupa Birliği, aynı zamanda Orta Doğu, işte Arap ülkeleri vesaire hepsinin bir ortak noktasındayız. Ama Türkiye açısından baktığımızda bize karşı kullanabilecekleri ya da şu anda kullandıkları şeyler neler? Bu da bizim için bir ayna. Yani aslında kendi eksiklerimizi görebileceğimiz diplomasi açısından. Ben adalar açısından ya da Doğu Akdeniz'deki sorundan bahsetmiyorum. Tamamen stratejik olarak kendimizdeki eksiklikleri görüp bunları tamamlayacak da bir takım aslında bizim yeni stratejiler, yeni kavramlar geliştirmemiz gerekiyor. Bakalım Orta Doğu'da eşitlik, demokrasi artık altı boş olan kavramlar ama hak ve adalet dediğiniz zaman belki bir karşılığı çıkabilir bunun. Sadece dış politikada içi boşaldı. Tabii, Yoksa bunlar kıymetli kavramlar. Kesinlikle. Ben tabii ki hocam artık aynen kullanılırlığını kaybetti. Yani inandırıcı değil. Yani inandırıcı değil. Aynen öyle. Yoksa bu kavramlar çok öyle çok önemli yani. Ve bütün dünyada herkesin sahip çıkması gereken kavramlar. Ama baktığınız zaman artık birisi size ben demokrasi getiriyorum dediğinde inanmıyorsunuz. Çünkü demokrasi götürülen yerlerin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Ama bu tabii önemli olan Patates şey şu. Değil ki götürüp eksiniz oraya. Kimin söylediği de çok önemli. Dolayısıyla bir güven inşa edecek ilişkiler zinciri oluşturmak gerekiyor. Bunun için de bence yapılması gereken şey şu. Matematikte en basit konudur kümeler. Yani Mısır'la sorun yaşıyoruz ama Mısır'ın yaşayacağı ve şu anda yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi su sorunu. Kimle yaşıyor? Etiyopya'yla yaşıyor bu sorunu. Yaşayacak baraj konusunda. Mısır'ın yaşayabileceği sorunlar neler? İsmail Hakkı Pekin komutanım işte Arap aşiretlerinin ayaklandırılmasıyla ilgili Türkiye'nin bir strateji izleyebileceğini söyledi. Mesela bu bir seçenektir. Çünkü dünyada Türkiye'ye karşı yapılan şey de bu. Siz o zaman Mısır'ın sorunlarına bakarsınız. Siz o zaman İsrail'in sorunlarına, İsrail'le inşa edebileceğiniz ortaklıklar ve İsrail'e karşı sizin elinizde olabilecek tehditlere bakarsınız. Mısır'la aynı şekilde. Eğer böyle bir analiz gerçekleştirirseniz o kümelerdeki kesişme konuları aslında sizin atacağınız adımların, izleyeceğiniz yolların da bir şekilde haritasını çıkartır. Bu strateji anlamında, askeri anlamda bahsetmiyorum. O konuya giremem ama. Stratejik hazırlığın veya strateji uygulamasının ne kadar
Neresinde miyiz? Neresindeyiz? Neresindeyiz? Yani ne kadar uyguluyoruz veya... Yani şöyle birazcık biz... böyle bir hazırlığımız var mı? Proaktif değil de biraz reaktif yaklaşıyoruz. Eskiden daha da bence fenaydı. Daha şimdi birazcık daha toparlamış durumdayız. Hatta ben bir toplantıda PYD konusunda ve DAEŞ konusunda bir sunum yaparken bana çok... Kızmıştı sunum yaparken beni dinleyenlerden bir grubu. Çünkü şöyle bir cümle sarf ettim. O dönemde daha da şeydi. Yani Türkiye'nin elinde dedim bir yangın kovası var. İçi su dolu. Nerede yangın çıkarsa gidip üstüne atıyoruz, doldurup bekliyoruz. Böyle bir strateji olmaz. Hele bugün de hiç olmaz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey yangın çıkabilecek noktaları belirleyip oralarda yangın çıkmaması için ne yapmalıyız, ne tür önlemler almalıyız? Artık dünyadaki ulus... Çünkü yeni bir eksen oluşturulmaya çalışılıyor ya da yeni bir dünya düzeni oluşturulmaya çalışılıyor. Çok can yanar. Bir eksen kolay oluşmuyor. Bir dünya düzeni kolay oluşmuyor. Ve şu anda taşlar yerine oturmaya çalışırken kendi haklarımızı koruyabilmek için işte yangın çıkacak bölgeleri belirlememiz lazım. Ben bu cümleyi sarf edeli birkaç yıl oluyor. Ha bu birkaç yıl içerisinde biz evet daha proaktife doğru hareket ediyoruz ama bence bu konu üzerinde çalışacak bir kurul, komisyon neyse artık bir işbirliği, akademisyenlerin medya, uluslararası ilişkileri, iletişimi, algı yönetimini yapacak ve devamlı üretecek ama hani kurulu oluşturduk, gelip arada bir toplanıyorlar. Ne yaptık? Değil, hayır. Sürekli üretecek ve bunların analizini bölgelere göre yapacak. Ve hatta bence Türkiye'yi merkeze alıp bir dünya haritası oluşturacak. Yani Türkiye'nin merkezde olduğu bir dünya haritası oluşturup bunun üstünde kafa yoracak bir içerik oluşturacak şeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Böyle bir yönteme ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki, Ceyhun Bozkurt. Efendim geldik size. Bir kez daha, ikinci kez. Zaman biraz hızlı akıyor. Uzun uzun konuşuyoruz keyifle. Şimdi az önce Ece Baban Hoca dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile sorunu çözmemiz pek mümkün değil. Özellikle de işte güvenlik temelli bir sorun olduğu için Sayın İsmail Hakkı Pekin de Suriye konusundan özellikle altını çizdiği noktalar çok kıymetliydi. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz. Sonrasında büyük ihtimalle Rusya'ya geçeriz. Yani bölgedeki aktörler üzerinden. Neler söylersiniz? Şunu söyleyeyim. Ben biraz Türkiye merkezli başlayıp anlatmaya başlayayım. Şimdi bizim son yıllarda özellikle 15 Temmuz'dan sonra daha yoğunlaşan bir şekilde yaptığımız mücadelelere baktığımız zaman aslında geçen yani yakın tarihteki problemlerden bahsetmiyoruz aslında temellerine gittiğimizde. Geçen yüzyıldan ağırlıklı olarak kalan problemlerin adım adım çözülmeye başladığını Türkiye'nin güçlenmesiyle beraber ekonomik olarak, askeri olarak, siyasal olarak, buna paralel olarak bu arada bir taraftan da bizim muhataplarımızın zayıflaması. Şimdi bakıldığı zaman Batı dünyası da geçen yüzyıldaki gücünde değil. Şimdi o taraf zayıflarken terazi dengesi gibi, Türkiye yükselirken geçen yüzyıldan kalan problemlerle uğraşmaya başladı. Şimdi biz bunun adına Gladio dedik, yıllarca kontrgerilla dedik, Gladio dedik. Mesela FETÖ-vari yapılar. Biz FETÖ-vari yapılarla mücadeleye başladık. Biz yıllarca içeride etnik terörle uğraştık. Hatta bu Kurtuluş Savaşımız döneminde iç isyanlar olarak yansıdı mesela bizlere. Bu geçen yüzyıldan kalan bir sorun yani bakıldığı zaman. PKK terör örgütünü belki bilimsel terminolojide hem terör eylemlerinin haricinde aynı zamanda bir isyan hareketi olarak da tanımlamak mümkün mesela terminolojik olarak bakıldığında literatür açısından. Şimdi bakıldığında devamında bir hareket ve biz PKK'yı da vurmaya başladık. 2015'te başlayan bir süreçte 24 Temmuz 2015 ve şimdi içeride etkisiz hale getirdiğimiz örgütlenmeyi şimdi bataklığı kurutmak olarak da tanımlanabilecek bir şekilde çevresinde de yani onlar açısından cephe gerisi olarak tanımlanabilecek yerde de vurmaya başladık. Diğer problemler hakeza öyle. Adım adım geçen yüzyılın problemleriyle yüzleşmeye de başladık. Neden? Çünkü dünyada aynen geçen yüzyılda olduğu gibi bir hegemonya değişimi var. Ve bu hegemonya değişiminde az önce değerli konuklar işte İsmail Hakkı Pekin komutanım da aktardı. Herkes bir küresel planlama yapıyor ve Batı dünyasının özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planlaması çerçevesinde bu bölge üzerinde bir oyun oynanıyor. Şimdi burada Türkiye işte yine geçen yüzyıla atıp yapayım Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kendisine biçilen rolü kabul etmeyen ülke pozisyonuna giriyor. İşte az önce aktardığım örnekleri de o çerçevede, o mücadeleleri de bu rolü kabul etmediği için yoğunlaştırarak sürdürüyor. Şimdi
Bir kere bir boyuttan bakmak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi az çok biliniyor. Yani anlatmaya gerek yok. Zaten 20 senedir, 30 senedir konuşuyoruz. Bir işte bu 2000'li yıllarda BOP olarak tanımlandı. Ağırlıklı olarak o şekilde bilindi. Ne oldu? O strateji bir şekilde Irak'ta, Suriye'de, ondan sonra diğer bölgelerde uygulanmaya çalışıldı. Hocam az önce çok önemli bir atıf yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam siz yaptınız hocam. Bu Mavi Marmara hadisesinin İsrail'in gazı bulmasıyla aynı döneme denk gelmesi önemli diye. Ben bir örnek daha vereyim buna bağlantılı. İsrail işte 2009-2010 Tamar ve Leviathan sahalarında doğal gazı buldu. İkincisi Leviathan'dı yanlış hatırlamıyorsam 2010 Haziran'dı. 5 ay sonra Arap Baharı'nın fitili ateşlendi. Arap Baharı'na bakıyoruz. İsrail Doğu Akdeniz'de gaz buldu. Arap Baharı'ndaki bütün o hareketlilikte aslında Doğu Akdeniz'i merkez alan bir hareketlilikti. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun komutanım. Hocam da aynı şeyleri söyledi. Aslında olaylar önce gaz bulma arkadan şey değil. Ne derler? Arap Baharı değil. Aslında olaylar devletlerin istihbaratı olarak ele aldığımızda çok daha evvelden başlıyor. Tabii. Çok da biz sadece tezahürlerini görüyoruz. Yani bir uçak geçerken önce yani uçağı görüyoruz, sonra sesini falan duyuyoruz. Yani çok farklı, biraz geriden takip ediyoruz şu olarak. Şu anlamda söylemedim paşam. Tabii. Şu anlamda söylemedim. Doğu Akdeniz mesela aslında 1990'ların sonundan itibaren gündemde. Evet. Tabii. Ama diyemeyiz. Yani o gaz bulunmasını zirve olarak kabul edersek diye söyledim. Yoksa evet, çok bizim daha önceden, tabii. Çok daha başlıyor. Gazın bulunacağı, güvenlik biraz evvel hocam söyledi. Güvenlik aslında gaz adı altında İsrail'in etrafında Orta Doğu'daki Arapları, Müslümanları birleştirmek, bir şey yapmak. Bir ne bileyim bir pakt meydana getirmek falan amaçları oydu. Öyle başladılar. Yani bir amaçla başlanıyor ve biz farklı şeyler görüyoruz. Olay bittikten sonra geri döndüğümüzde olayın ne olduğunu anlıyoruz. Evet. Belki katılıyorum. Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Yani ben de evet. Mesela bizim Akdeniz Kalkanı Harekatı bir tutkal vazifesi görüyor. Tabii yani bir araya getiriyor. İşte Rumların 2003, 2007, 2010'daki o münhasır ekonomi bölgesi hamleleri mesela. Yani aslında orada herkes bir hazırlık yapıyordu. Gaz bulunması bir anlamda zirve ve arkasından daha önce hazırlığı yapılan, ben çünkü hatırlıyorum mesela 2000'li yılların başında bu ülkelerle ilgili, ki Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerde çok sayıda toplantılar yapıldı. Biliyorum yani bu basına da yansıdı, kitaplara da yansıdı mesela. Ondan sonra hatta yeni soğuk savaş diye tanımlandı mesela bu hazırlıklar. Hatırlarsınız 2000 yılında sanırım Clinton başkandı herhalde, şeye geldi. Türkiye'ye geldi. 99 galiba. 99 depremden sonra. Depremden sonra. Yaptığı konuşma, depremden sonra yaptığı konuşmada şunu söyledi. Türkiye eğer yapabilirse çok önemli bir yere gelecek. Çok önemli bir şey olacak. Örnek olacak bir ülke falan gibiler. Gelecek yüzyılın, komutanım şunu söyledi, çok iyi hatırlıyorum. Evet, doğru. Gelecek yüzyılın şekillenmesinde Türkiye en merkezi rolü oynayacak dedi. Geçen yüzyılın şekillenmesinde etkiliydi. Gelecek yüzyılın şekillenmesinde de etkili olacak dedi. Çok önemli bir nokta komutanımın hatırlattı. Yani şimdi zaten hazırlıklar yapıldı. Yani şey anlamda söylüyorum. Şimdi bölgede şunu bir görmek gerekiyor. Ki itiraz olacağını zannetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir müttefiki var. İsrail. Hani biz yıllarca söyledik ya, biz işte Amerika ile stratejik müttefikiz. Öyle bir şey yok. Biz hiçbir zaman stratejik müttefik olmadık Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bazıları İngiltere'de diyor da, bakın İngiltere'de bu safha içerisinde İrlanda, yani Cumhuriyet, İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı İrlanda'nın sınırlarına yakınlarında sanırım 14-15 kişi IRA elemanı yakalandı. Evet. Yani bu olay esnasında İngiltere'de yakında IRA başladığını görürsek çok bir sürpriz olmasın. Katılıyorum. Terör faaliyetten. Şimdi bu çerçevede toparlayacak olursam bu fotoğrafta şimdi Türkiye etrafında dikkat ederseniz aslında geçen yüzyılın ana kuvvetlerinin Türkiye'nin başına. Şimdi mesela PKK'ya bakıyoruz, bir şekilde Batı dünyasıyla bağlantılı. Şimdi Rusların da PKK
bağlantısına hep vurgu yapılır. İşte PYD ofis açtı falan ama yani bir ofis açmayla binlerce tırlık silah vermek arasında ciddi fark var. 65 bin kişiyi silahlandırmak 65 bin kişiye ki geçen de konuştuk yani hatırlıyorsanız. Yani Batı'nın bütün stratejilerindeki aparatlarla uğraşıyoruz biz şu an. PKK ile uğraşıyoruz. IŞİD'in de Batı dünyasıyla bağlantısı az çok biliniyor. Ondan sonra FETÖ biliniyor. Türkiye'nin içindeki irili ufaklı terör gruplarının bağlantıları biliniyor. Ondan sonra Yunanistan, Ermenistan'ı saydık. Bugün en sorunsuz bölge biraz Karadeniz gözüküyor. Çünkü Montrö sayesinde, onun temeli de Montrö'dür. Montrö sayesinde Karadeniz'de ilerleyen süreçlerde de diplomasi kullanılarak tabii ki. Gerek askeri, gerek siyasi. Orası bir deyim yerindeyse sorunların minimize edildiği bir alan haline geldi. Deniz yetki sınırlarında bir problem yok. Herkes mebini ilan etmiş falan filan. Onun dışında hep Batı'nın aparatlarıyla uğraştık mesela. Şimdi Türkiye bunları temizledikçe şununla karşılaşıyor. Bir taraftan Batı'ya darbe indiriyor. Batı'nın bölge stratejilerine darbe indiriyor. Ben yıllar öncesinde Sayın İlker Başbuğ'un bir kara kuvvetleri komutanıyken Irak'la ilgili bir açıklamasını, Türkiye terörle boğuşurken bir terörle mücadeleyle ilgili bir açıklamasını hatırlıyorum. Şunu söylemişti. Amerika bize destek verdi, verdi, vermedi. Biz de onun için maliyetleri arttırırız demişti Irak'ta. Çünkü mesajı vermişti aslında. PKK'nın arkasında kimin olduğunu söylemişti. Türkiye'nin gücünü de söylemişti aslında. İşte Türkiye Batı'ya maliyetleri arttırdıkça saldırganlık artıyor. Ama işte Batı sürekli Türkiye'nin yumuşak karnını oynadığı zaman Türkiye'nin de Batı'nın bölgedeki yumuşak karnını oynama hamlesi, güç şeyi oluşmalı ki bana sorarsanız bugün bunu yapmakta yani yapabilecek kapasitede bir ülkeyiz. Küresel hamle yapamayız. İşte Batı'ya darbe indirdikçe de Batı şunu Amerika'nın ana stratejisini söyleyeyim gördüğüm kadarıyla son bir iki senedir doğrudan değil Suriye hariç doğrudan değil dolaylı unsurlar üzerinden girmeye başladı. Geçen onu hep sürekli hatırlatıyorum. Geçenlerde Friedman'ın ilginç bir yazısı vardı. Amerika bölgeden çekildi dolaylı yoldan destek veriyor. Bölgede 3 tane aktörün ana mücadelesi öne çıkıyor. Türkiye, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri. İsrail'in gücü malum. Türkiye'nin de gücü malum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde istihbarat ve finans anlamında aktarıyor. Yok, silahlı kuvvetleri de fena değil. Silahlı kuvvetlerini de bayağı yatırım yapıyorlar. Yani hava kuvvetleri istiyorlar. 500 milyar dolarlık ihracatı var. Bu ihracat içerisinde sadece 50 milyar doları falan şey. Petrol. Evet. Geri kalanı şeyler, elektronik malzemeler. Yani evet nüfusu çok az. Nüfusunun %13'ü yerli, geri kalanı işçi ama kendi adına yaptırdığı mesela blok 60 F-16'lar var. Sırf onlar için yaptı, evet. Amerika üretti. Şimdi de bu anlaşma sonucunda F-35 alacaklar. Evet. İsrail karşı çıkıyor ama İsrail itiraz ediyor. Şöyle, İsrail'e verdiler F-35'lere, İsrailliler bir takım milli yazılımlar yükleyebilecekler. Bunlara verdiklerini yüklemeyecekler. Yani böyle bir şey var. Amerika böyle bir oyun oynuyor şu anda. Evet. Son cümlelerimi söyleyeyim toparlayayım. Fakat çoğu re-export içindir şehit. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Yani mesela İran filan da oradan alışverişini yapıyor. Evet. Yani kendi üretmiyor da alıyor satıyor evet. Hani bir Birleşik Arap Emirlikleri. Yani bir ciddi sanayi yani altyapısı. Yaptığı, zaten Dubai'nin adı o ya. Dubai Come. Do Come Buy. Doğru. Yani özetle şimdi küresel bir mücadele, Çin-Amerika mücadelesi işte çok kutupluluk bir taraftan başka kuvvetler, dinamikler de çıkıyor. Diğer tarafta biz şu an bölgemizde bu ana sorunları çözmeye yönelik hamleler yapıyoruz. Mevcut güç durumumuza göre. Arınarak da aynı zamanda o FETÖ temizlikleri, diğer temizlikler öyle arınarak. Geçmiş yüzyıldan kalma sorunları çözmeye, NATO bağımlılık sürecinden kalma sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu dönem aynı zamanda bu sorunları çözmek açısından da bir fırsat olarak da görüyorum. Batı'nın zayıfladığı bir dönem. Çok kutupluğa evrildiği bir dönem. Yunanistan'ın az önce ilk konuşmamda yaptığım son cümleyi tekrar hatırlatarak bitireyim. Dediğim gibi biz Yunanistan'la aslında mücadele etmiyoruz. Doğan Avcıoğlu'nun Kurtuluş Savaşımızla ilgili bir cümlesi vardı. Çok doğru bir ifadeydi. Analiz yapardı. Türk-Yunan Savaşı değildi. Türk-İngiliz Savaşı'ydı der Kurtuluş Savaşımız. Çünkü bütün hani yok işte Cumhuriyeti İngilizler kurdu falan filan diye saçma sapan şeyler söyleyenler var. Çoğunun da art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bir kere Yunan'ı arkadan destekleyen, tahkim eden, ekonomik olarak, askeri olarak destekleyen bir İngiltere vardı. Çünkü kendisinin artık devam edecek bir şeyi kalmamıştı.
kendisi açısından, kendi stratejileri açısından Yunan'ı sürdüler sahaya. Bugün de vekalet unsurlarıyla yine karşımızda bir Batı, Yunan'ın arkasında Batı dünyası var. Batı'nın stratejilerini, oyununu İlker Başbuğ Paşa'nın o dönem söylediği gibi maliyetini arttırdığımızda ben Yunanistan'ın deyim yerindeyse nefesinin kesileceğine inanıyorum. Bundan sonraki hamlede küresel etki yapabilecek bir Türkiye'ye doğru ilerler. Ama şu an bölgesel olarak Türkiye'nin yapması gereken adım budur. Ben çok küçük bir cümle söyleyeyim. Sadece şöyle hani geleceği dedik ya okumak önemli diye. Ben NATO ve Karadeniz konusunda şimdiden bizim oturup çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü NATO'nun Karadeniz daimi deniz devriyesi kurması o 2014'ten sonra bize oralarda da hani farklı farklı tabii, güçlerle yani sorunsuz dedim ama tabii, sorunu yapmaya çalışıyorlar. Aynen. O yüzden biz şimdiden Karadeniz'de karşılaşabileceğimiz sorunlar ve NATO'nun içinde karşılaşabileceğimiz sorunları şimdiden masaya yatırıp önlemleri alalım. Peki, kısa bir ara, birazdan devam edeceğiz. Evet, artı eksi devam ediyor. Çevremizdeki sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Amerika'ya özellikle bölgedeki etkinliğini ve ne yapmaya çalıştığını konuştuk. Biraz da Rusya'ya bakalım istiyorum. Şimdi özellikle Yunanistan üzerinden gelirsek, yani bu mevcut yaşanan kriz üzerinden gelirsek, hele ki şu İyon Denizi için söylenen 12 milin Ege'ye yansıdığını düşünürsek aslında sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil. Uluslararası aktörlerin de sorunu ve Rusya'nın da sorunu. Orası bir Yunan Gölü'ne dönüştüğünde adım atacak yer kalmıyor. Rusya hem bu krizdeki tavrı ki açıklamalarla ön planda görmüyoruz onları. İşte az önce Karadeniz'den bahsettik. Karadeniz'de de farklı gelişmeler yaşanacak. Sayın Pekin'le başlayalım yine. Rusya'nın bu kriz ve bundan sonrası için hamleleri neler olur veya nasıl bir pozisyon alır Türkiye'ye karşısında veya yanında? Rusya bir bakıma pragmatik de bir ülke. Yani ortaya çıkan durumlardan faydalanmasını bilen de bir ülke. Öyle söyleyelim. Evet, stratejik amaçları var. Sıcak denizlere açılmak gibi ama böyle bir ülke. Tabii Rusya'nın yumuşak karnı sıcak denizlerle irtibatı olmaması. İşte Akdeniz'e açıldılar şimdi Akdeniz'de. Ama o donanmayı da orada tutabilmek için şeye ihtiyaçları var. Boğazlardan geçmeye ihtiyacı var. İşte Ege'den geçmeye, Doğu Akdeniz'e gitmeye ihtiyaçları var. Bu durumda iki türlü sorun var. Bir, boğazlar Türkiye'nin kontrolünde. Herhangi bir şey olduğu zaman kapatılabilir. Özellikle Türkiye'nin güvenliği tehlikeye girdiği zaman. Birisi bu. İkincisi, Montreux Anlaşması gereğince Karadeniz'de kıyısı olmayan devletlerin boğazlara girmeleri, gemi sokmaları ve orada gemi bulundurma süreleri belirli Montreux'da kısıtlanmamış vardı. Yani belirli tonajda gemi sokabiliyorsunuz. Orada belirli bir süre kalabiliyor. Böyle bir avantajı var Türkiye ile ilgileşilmesinin. Bir de boğazların kapatılması konusu var. Bir başka konu tabii 12 mile çıktığı zaman herhalde %70'ten fazlası Ege sularının şey hale geliyor. Yunanistan'a ait hale geliyor. Evet, Yunanistan'a ait hale geliyor. Ve sonuçta Türkiye'ye çok az kalıyor. Hele uluslararası sular tamamen kayboluyor ve her seferinde işte Yunan karasularından veya Türk karasularından hatta Türkiye bile Yunanistan karasularından eğer olursa sözde oradan geçmek durumunda kalacak. Bu tabii büyük güçler için özellikle Akdeniz'de donanma bulunduran güçler için çok önemli. Özellikle Rusya için çok önemli. Bu bakımdan böyle baktığımızda bu Rusya için çok büyük kısıtlama. Dolayısıyla Rusya'nın bu konuda Yunanistan'ın karşısında olduğunu değerlendiriyor. Bir başka konu ne? Bir başka konu Yunanistan'ın hem Larissa'da hem de daha güneyde biraz evvel bir arkadaşımız söyledi. Çanakkale Boğazı'na yakın bir yerde üst kara ve hava ve deniz üstü koymadı. Dede okur ifade etti. Evet. Alexandroupoli. Bu üstler de özellikle şeye yönelik. Romanya'da da üstler var ama bu üstler, Yunanistan'a kullanılan üstler hem geçişe hem de Karadeniz'e yönelik üstler. Çünkü Karadeniz'de Ruslar hakim pozisyonda ve Karadeniz'de hava sahası da, karasuları da 12 mil, hava sahası paylaşılmış,
Fırat'ları paylaşılmış. Ondan sonra münhasır ekonomik bölgeler paylaşılmış durumda. Ama işte bildiğimiz gibi bir Ukrayna sorunu var. Rusya'nın, yani Rusya'nın arka bahçesi orası. Ukrayna gibi, diğer yerler gibi. Dolayısıyla Rusya Akdeniz'deki, sıcak denizdeki donanmasını devam ettirmek için, idame ettirmek için Boğazlar'dan geçişe, Ege'deki uluslararası sulardan geçişe ihtiyacı var. Ve Karadeniz'de de Karadeniz onun bir yuvası, donanmasının yuvası. Orada da rahat olmaya ihtiyacı var. Şimdi biliyorsunuz bu yuvayı iki türlü kırmaya kalktılar. Bir Gürcistan'da renkli devrimlerle, arkasından 2014'te Ukrayna'da yaptılar. Yani 2008 Gürcistan, 2014 Ukrayna. Şimdi de şeyde Belarus'ta yapmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'yi devamlı sıkıştırıyorlar. Yani ben İspanyol Başkanı olduğum dönemde de devamlı her gittiğim toplantıda bize genişletilmiş Karadeniz projesi diye. Bu proje Boğazları, Karadeniz'i, ondan sonra Kafkasya'yı, Orta Asya'yı ve Hazar Havzası içine alan büyük bir alan. Yani böyle bir alanı şey yapıyorlar ve burada gemi bulundurma konu, NATO'nun gemi bulundurmasını, daimi deniz gücü oluşumunu sağlıyorlar. Türkiye bunun karşılığında, bizim denizcilerimiz bunun karşılığında Black Sea 4 diye şeyde üyesi olan, düzeltiyorum, Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerden bir daimi görev kuvveti kurdu. O görev kuvvetiyle oraları kontrol etmeye başladı ve Amerika bile ısrarla şunu söylüyor. Yani siz bu işte kaçakçılığı, insan kaçakçılığını, başka kaçakçılıkları buradan önleyemezsiniz. Onun için ben size şunu yapayım. Ondan sonra Türkiye yine orada bir istihbarat ağı kurdu. Kıyısı olan devletlerle beraber. Fakat daha sonra işte bu 2008 krizinden sonra, Gürcistan'daki olaydan sonra bunu Amerikalılar yani dağıtmaya çalıştılar. Gürcistan falan çıktı. Şu anda ne durumdadır bilmiyorum ama Türkiye burada çok önemli bir şeyi var, Türkiye'nin girişimi vardı. Üstelik bu bölge, Karadeniz bölgesi, Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin denizaltı harekatı yapacağı yerdir. Yani çok sayıda denizaltı sığınağı falan da vardır bu Karadeniz'de. Yani ben Rusya'nın bu konuda Türkiye'nin yanında olacağını değerlendiriyorum. Hem Suriye, bu konuyu Suriye'yle irtibatlandırabiliriz. Sıcak denizde çıkışlarla irtibatlandırabiliriz. Başka doğal Libya var. Yani, Libya var Sayın Pekin. Doğalgazın çıkışıyla irtibatlandırabilir. Yani doğalgazın çıkışı derken Rusya'dan aldığımız doğalgazın Avrupa'ya kadar gitmesiyle diyorum. Boru hatlarıyla şey yapabiliriz. İrtibatlandırabiliriz. Yani arkasından işte İdlib konusu var. Bütün bunları Libya konusunu söylediğiniz, Libya konusuyla irtibatlandırabiliriz. Bütün bu konularda Türkiye ile Rusya arasında bir işbirliği olabilir. Yani ama biraz evvel de gene söylendi. Ama bu işbirliği Türkiye'yi Rusya'ya bağlayacak ya da Türkiye'yi Rusya'nın güdümüne sokacak bir işbirliği olmamak. Yani Türkiye bu konularda biraz daha dikkatli hareket. Çünkü bir de şey var, yani yaptığımız nükleer santral var. Rusya'yla beraber yaptığımız. Akkuyu. S-400'leri aldık. İkinci parti gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yani Türkiye açısından Rusya önemli bir denge unsuru. Yani şöyle denge unsuru. Ben denge unsuru derken şunu kastetmiyorum. Amerika bir şey yaptı, Rusya'ya gider. Rusya bir şey yaptı, Amerika'ya gider. Böyle bir şey değil. Bizim Rusya'nın da, Amerika'nın da ya da Almanya'nın da, Hindistan'ın da şeyini görerek, haklarını görerek, gözeterek, onların da şeylerini, ilgilerini gözeterek biz kendimizle ilgili kararı vermemiz, kendi yolumuzdan gitmemiz anlamında söylüyorum. Yani bir karar alıp uygularken Rusya'nın menfaatlerini de çiğnemeyelim. Ya da Amerika'nın menfaatlerini de çiğnemeyelim. Ama onlar da bizim menfaatlerimizi çiğnemeyesinler. Yani böyle bir dengeden bahsediyorum. Yoksa biraz evvel söylediğim gibi Rusya'ya kızdık, Amerika'ya gidelim. Amerika'ya kızdık, Rusya'ya gidelim. Bu bizim güvenilirliğimizi zedeler. Evet, daha evvelden Amerika'ya çok daha fazla bağımlıydık. Ama Türkiye şu anda Amerika'ya o kadar bağımlı değil. Yani öyle söyleyeyim. Hem savunma sanayi açısından hem ekonomik açıdan
Hem de yani ekonomik açıdan şöyle bir şey olur. Evet, Türkiye'nin ekonomisinde sorun var. Kriz olabilir. Pandemiden evvel de vardı. Pandemiden sonra da devam edecek. Bütün dünyada da var zaten. Ama Türkiye bu haliyle ilk 20 ekonominin içerisinde dünyadaki. Yani öyle elinin tersiyle itilecek, aman bırakın falan denecek bir ülke falan değil. Yani Türkiye'nin ekonomik krizi veya bozukluğu bölgede hem Avrupa'da hem de Asya'da, Asya bölgesinde çok önemli, Afrika dahil olmak üzere çok önemli sonuçlara şey olur, sonuçlara yol açar. Yani olaya böyle baktığımızda, Türkiye-Rus ilişkilerinin Afrika'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Karadeniz'de ve Orta Asya'da şey olacağını değerlendiriyorum. Önemli bir işbirliğine yol açacağına ve Batı'nın da Avrupa Birliği de NATO'nun da bu konuda, Amerika'nın da bu konuda Türkiye'ye daha dikkatli davranmak zorunda kalacaklarını değerlendiriyorum. Olaya bir de şöyle bakalım. Yani belki daha sonra Çin'i de görüşeceğiz ama Çin'de bir yol bir kuşak yol projesiyle aşağı kadar sarkmış vaziyette. Avrupalılar korkuyorlar. Yani acaba ilişkiye girelim mi, girmeyelim mi? Bağımlı olur muyuz, olmaz mıyız? İngiltere'nin de İsrail'in de gözü Çin ilişkileri var. Limanların kiralanması konusunda. Yani bunu Rusya'nın mesela dikkat etmesi lazım. Rusya'nın Orta Asya'da Rusya'nın Çin tehdidine karşı çok önemli tedbirler alması gerekiyor. Yani zaten şu anda Sibirya'da herhalde bir 10 milyona yakın Çinli var çalışan, tarım yapan vesaire yapan. Rusya'nın nüfusu azalıyor falan. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye çok önemli bir faktör Rusya için. Yine mesela Avrupa Birliği için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Avrupa Birliği için İngiltere bir soru işareti. Biraz evvel söyledim. İngiltere ne yapacak? Ne bekliyor? Durumun herhalde gelişmesini bekliyor. Biraz daha gelişse durum ona göre hareket edecek diye değerlendiriyorum. Çünkü İngiltere'nin hem Asya'da hem de Orta Doğu'da hem de Afrika'da çok önemli bağlantıları var, öyle söyleyelim. Bir de Hindistan var yine bu bölgeyle ilgili olarak. Yani Türkiye'yi bütün bu ülkelere baktığımızda Türkiye'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz ama önemli bir yere sahip olmak, potansiyel olarak bir şeyler yapmak, yapmaya hazır olmak farklı bir şey. Uygun stratejileri geliştirmek, o stratejilere uygun politikaları ayarlayıp kısa orta uzun vadede bir şeyler yapmaya çalışmak ve o istikamet ilerlemek farklı şey. Yani biz gücümüzün farkında, potansiyelimizin farkında olup bir takım stratejik planlar yapıp o planlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Buna tabii diplomasi de dahil olmak üzere çok daha fazla ilgilendiğimiz konu. Biraz evvel herhalde bir arkadaşımız şey söyledi. Yani silahsız halledelim diye. Yani işin gerçeği şudur. Önemli olan savaşmadan kazanmaktır. Yani Kutuzuntu da söylediği gibi savaşmadan kazanmak önemlidir. Dolayısıyla caydırma olur, kuvvet kullanma tehdidiyle farklı bir şey olur. Bir yerde isyan çıkıyor. Mesela hiç şunu unutmamamız lazım. Kafkas eşiğinden bahsetmiştim. Suriye'de Fransızlar güneyimizi işgal etmişken, İstiklal Savaşı döneminde Suriye'de bir şey çıkıyor, isyan çıkıyor. Yani o bölgede Türkmenler, hatta Kürt kökenliler isyan çıkartıyorlar. Ve bu isyanı o zamanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti destekliyor. O destekleme sonucunda Fransızlar Suriye'de ve Lübnan'da kalabilmek için Türkiye'deki o Marraş'ı, Antep'i falan boşaltmak zorunda kalıyorlar o bölgede. Yani olaylara böyle bakmamız lazım. Yani bir santaş gibi oynamamız gerekiyor. Bazen belki mevcut stratejinin yolunun dışında da bir takım taktik işler yapabiliriz. Ama bu sonuçta taktiktir. Asıl sorun stratejik hedefe varmaktır. Belirlediğiniz hedefe varmaktır. Yani olayı böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bir de son olarak bir şey daha söyleyeyim. Dünyada iki tip ülke var. Yani böyle önemli olan ülkeler. Birisi
eksen ülke, yani jeopolitik eksen, ona bir jeopolitik aktör bağlandığında bir eksen oluşturan, bir pakt oluşturan ülkeler, ki Türkiye böyle bir ülke. Bir de jeopolitik aktörler var, büyük ülkeler gibi. 10 tane falan, 10-11 tane jeopolitik aktör var dünyada. Bunlardan birisi de Türkiye. Jeopolitik aktörün önemi ne jeopolitik aktörün? Jeopolitik aktör kendi dışındaki bir bölgede veya bir ülkede etki sağlayabilen, durumu değiştirebilen ülkeler bunlar. Evet, Türkiye'de sınırlı bile olsa bazı yerlerde gittiğinde kendi dışındaki bir bölgede durumu değiştirebiliyor. Bu özelliğe sahip bir ülke. Onun için bu şeylerin, bu potansiyellerin farkında olup, farkında olmak bir şey ifade etmiyor. Farkındalıkla birlikte bununla yönelik olarak strateji geliştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim Sayın Pekin. Mehmet Akif Okur'la başlayalım bu kez bu tura. Rusya'yı konuşuyorduk. Az önce özellikle Sayın Pekin dengeden bahsederken işte iyiyken Amerika'ya gidip işte Rusya'ya şikayet et. Başka bir problem yaşarken Rusya'ya git, Amerika'ya şikayet et. Biz ne kadar bunu doğru uyguluyoruz kısmı sorulabilir. Tabii ki Sayın Pekin'e sorduğum Rusya'nın bölgedeki gücü, planları, hedefleri, Türkiye ile yan yana gelebileceği, ki şu an mevcut cephelere baktığımızda işte kimisinde yan yanayız, kimisinde karşı taraflardayız. Birlikte değerlendirmenizi isterim. Tabii hem onunla cevap vereceğim hem de bir evet, küçük notum var, onları aktaracağım. Şimdi tabii kafamızdaki model soğuk savaş dönemi ise, onun işleyebilmesi için bu iki aktör arasındaki gerilimin aynı düzeye çıkması lazım. Yani şimdi biz bir güç geçişi dönemindeyiz ve bu güç geçişi döneminde Amerika içerisindeki elitler bir uzlaşmaya henüz tam manasıyla varabilmiş değiller. Bundan şunu kastediyorum. Şeyi hatırlayalım mesela, Soğuk Savaş döneminde Rusya'yı çevrelemek için Çin'le anlaştı Amerika Birleşik Devletleri. Yani Çin'in rejimi komünist olmasına rağmen Kissinger ve Nixon Pekin'e gittiler. Ve işte orada Mao'yla anlaştılar ve şeyi çevrelediler. Şimdi yeni dönemde Trump ve onun işte etrafındaki ekip Rusya ile beraber Çin'i çevrelemeyi hedefleyen bir siyaseti savundular. Fakat bu siyaset pek çok açıdan eleştirildi ve o ülkenin içerisinde elitler arasında bir uzlaşma üretemedi. Şimdi tam bir karmaşa yaşıyorlar iç siyasetlerinde. Yani büyük jeopolitik şey aslında ülkelerin önce iç siyasi dengelerinden doğar. Yani hegemonya falan dediğimiz şeyin doğduğu yer, yatak iç siyasettir ve oradaki dengelerdir. Böyle bir güçlü soğuk savaş dönemi, pozisyon alışı, tavır alışı olmadığı için bu ikisi arasındaki alverin de çok olduğunu gördük. Biz mesela Suriye'de gördük. Yani birbirleriyle pekala bazı konularda anlaştılar. Hatta Obama döneminde işte Putin, Amerika'nın ortağı gibi davranarak işte o kimyasal silahlar vesaire filan meselesinde bir farklı siyaset izlenebileceğini de gösterdi. O yüzden de Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi bu keskin dengeler arasında oynamak kolay değil. Ha, ama bu bir de alan açıyor. Nedir o alan? Siz aynı zamanda NATO üyesi olup Rusya ile işbirliği yaptığınızda buna yönelik eleştirileri de göğüsleyebiliyorsunuz. Çünkü kendileri de aynı şeyi yapıyorlar. Yani bir keskin blok siyaseti olsa diğer tarafla olan ilişki kurmanızı izah etmeniz de kolay değil. Şimdi tabii burada Türkiye'nin bir başka iddiası var. Çok değişik terminolojilerle bu anlatılıyor. Bunların hepsinde ben tabii önemli, değerli olduğunu düşünüyorum. Ben kendim bir şey yazdım güvenlikle ilgili. Biz bir kitap çıkardık Koca bir yayınlarından. Ona bir 50 sayfalık bir giriş yazdım. Özü şu, yeryüzü dünyalara bölünüyor. Yani yeryüzü derken globu düşünün, küreyi. Dünyayı da bugün işte batı dünyası vesaire diye konuşurken sistemler olarak düşünün. Yani merkezinde bir lider ülkenin olduğu, belirli bir işte kültür ve anlam sistemini paylaşan tarihsel sistemi ama aynı zamanda işleyen örgütlerle, işlevsel örgütlerle, bunlar güvenlik örgütleri, ekonomik örgütler vesaire olabilir. İşleyen bir mekanizma dünya dediğimiz şey. Şimdi tek kutuplu an tüm dünyanın böyle bir küresel tek dünya, yani globun aynı zamanda tek bir world haline gelmesi veya
kürenin tek bir dünya haline gelmesi projesiydi. Bu çatladı. Şimdi yeryüzü dünyalara ayrılmaya çalışılıyor. İşte Çin işte 50 Afrika ülkesiyle zirve yapıyor. Rusya işte başka bir şey yapmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'nin de gücü imkanı nispetinde bir dünya tahayyülüne ihtiyacı var bir şey yapabilmesi kendi için. Kendi dünyasını tabii. Yapması gerekiyor. Bunun için de tarih bizim için bir yatak, zihni yatak. Neden? Çünkü biz bir dünyanın merkeziydik tarihte. Ve çok uzun yıllar dünya inşa ettik. Bulunduğumuz coğrafyada çökmüş üç dünyanın, üç tarihsel dünyanın insan ve toprak unsuru üzerinde İstanbul merkezli bir dünyayı inşa ettik ve uzun asırlar boyunca yönettik. Bir tarafı işte Doğu Roma'nın toprak ve insan malzemesi, diğeri İslam dünyasının, öbürü de Türkistan'da çöken Türk dünyasının insan ve işte toprak unsurları. Şimdi bu coğrafyanın şeyleri bir boşluk olduğunda, yani dünyalar, yani eski sistem çöktüğünde, henüz yenisleri kurulmadığında, bir boşluk oluştuğunda bunun unsurları bahsettiğim işlevler için, yani güvenlik sağlama işlevi için, bir ekonomik sistemin parçası olma işlevi için vesaire için yüzünü Türkiye'ye dönüyor. Biz bunlarla tekil anlaşmalar yapıyoruz. İşte hocam bahsetti, Kovay'la işte şey götürmeye çalışıyoruz. Bunu kalıcı kılabilmemiz için bunun ekonomik askeri boyutlarının yanı sıra anlam sistemi itibariyle de bir bütüncül şeyimizin olması lazım. Tasarımımızın, yani bir yazılımımızın olması lazım. Ve buna da içeride bir desteğin olması lazım. Yani tüm dünya tasarımları önce iç politikadaki uzlaşmalar, mutabakatlara dayanır. Bunu ben şeye benzetiyorum. Devleti bir araba olarak düşünün, at arabası. Milliliğin farklı renkleri, bunlar efendim muhafazakar dini, işte Türk milliyetçiliği, ulusalcılık vesaire farklı renklerinin her birini bir at olarak düşünün. Bunlar devlet arabasını çekmek üzere hizalanmaya çalışılıyor. Yani bir sistemik geçiş döneminde olduğumuz için. Uygun politikalarla ve hedeflerle eğer bu koşu gerçekleşebilirse biz belli bir mesafe alacağız. Bunun için bir de ortak ya da müşterekleri çok olan bir anlam sistemine, tasarımına ihtiyacımız var. Bu şuna benziyor. Mesela bilgisayarın içine iki tane antivirüs yazılımı sokmaya çalıştığınızda bilgisayar kilitleniyor. Birbiriyle uyumsuz çünkü. Bizim uluslararası ilişkilerde ontolojik güvenlik dediğimiz bir şey vardır. Yani bireylerin tarihe ilişkin hafızaları, kendi bireysel tarihlerine ilişkin hafızaları kendilerinde bir şey oluşturur, bir anlam bütünlüğü oluşturur. Türkiye'nin kendi oluşturacağı dünyadaki anlam ya da o işte eski miras, üç devlet diyelim, imparatorluk ya da ortak anlam güvenlik mi yoksa enerji mi mesela? Şimdi anlam bunların yani... Neyde birleşeceğiz? Tabii yani şöyle söyleyelim, şimdi somut materyal olan çıkarlar var. Bu somut materyal olan çıkarlar ve ihtiyaçlar var. Yani güvenliğin sağlanması. Şimdi bir kaos coğrafyasına dönüşmüş vaziyette. Çöken devletler var. Bunlar hem ulusal çıkarlarımız bakımından önemli, belli bir düzenin kurulması, hem diğer şeyler bakımından önemli. Ama anlam derken biraz daha bunların içerisini belli bir şeyde, kimlikte, bir tasarımda buluşturma meselesini kastediyorum. Bunun için de içeride önce bu şeyi çözmemiz lazım. Yani bizim zaman zaman gündemimize girip çıkan tarih tartışmaları, kimlik tartışmaları vesaire filan burada bir şeyimiz olduğunu gösteriyor. Bunlar hepsi iç içe bir zincirin halkaları gibidir. Uyumlu, ahenkli hale geldiği zaman böyle sistemik geçiş dönemlerinde o zaman bir dünya tasarımını destekler. Hani konuşuluyor ya bazen işte büyük strateji falan diye. Şimdi büyük strateji dediğiniz şey bir ülkenin, bir toplumun anlam sistemini, ekonomik ihtiyaçlarını, güvenlik ihtiyaçlarını, işte dış politikasını vesaireyi hepsini bir hizada efendim toplayan şeydir. Küçük bir güç olduğunuzda bunu bir dünyaya dahil olma olarak belirlersiniz. Mesela bir dönem Avrupa Birliği ülküsü diyelim tırnak içerisinde böyle bir şeydi. Yani biz tasarlanmış bir dünyanın parçası olacağız. Onun değerleri neler? İşte demokrasi, şu bu vesaire filan, sıralanan ilkeler, piyasa ekonomisi, bunlara uyacağız. Elimizde bir el kitabı var.
nesillerimizi buna göre yetiştireceğiz. Bu o dünyanın parçası olacağız diyoruz. Şimdi, bu çok uzun soluklu bir plan gibi de gelmiyor mu? Tabii size? Şöyle başka türlü yani olmaz. İçeride, yani çünkü söylediğiniz şeyin içeride şu an yani biz aydınlarımızı, sağlanması biraz zor gibi. Tabii akademimizi, siyasetimizi vesairemizi buna göre motive ettiğimiz ölçüde başarı sağlarız. Yoksa her adımda çelişki yaşamaya başlarız. Rusya açısından çok güzel anlattı paşam. Yalnız bir iki nüansla şey eklemek isterim. Tabii buradaki gazın çıkması ve Avrupa pazarına gitmesi Rusya'nın aleyhine. Sonuçta burası Rusya'nın müşterisi. Efendim. Fakat geçişle ilgili şöyle bir farklı şeyim var. Şimdi 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi kara sular dahil zaten yani şey geçiş hakkı veriyor. Zararsız geçiş hakkı veriyor. Yani nükleer gemi bile geçirebilir oradan. İtiraz edemez Yunanistan. Elbette açık deniz gibi olmaz ama yani onu da şey tolere edebilir Rusya. Çünkü o Balkanlardaki o Ortodoks hattı vesaireyi filan da hani gözetir. Çıkarlarıyla ilgili meselelerde diye düşünüyorum. Onun dışında da tabii Rusya tarihin dersini de iyi okumak durumunda. Türkiye'nin ağırlığını vereceği taraf efendim Asya derinliğinde etkinliğini arttıracak olan taraftır. Şimdi Türkiye bu tartışmaların içerisinde kimliğinin belirli yönlerini parlattığında belli bir dinleyici kitlesi de buluyor. Bu da belli bir coğrafi kuşağı ifade ediyor. Rusya da oraya yöneliyor. Yani Rusya Orta Doğu'ya iniyor. İşte Suriye'ye indi. Yol arıyor. Basra Körfezi ile ilgili de bir kısım adımlar atabilmek bakımından. Boşluk gördü. Libya'ya doğru gelmeye başladı. Ayrıca Rusya Müslümanları Sünni. Yani Rusya'nın çok geniş bir şeyi var. Müslüman nüfusu var. Ve kendi hinterlandında Rus dünyasının parçası yapılmış. Mesela işte Orta Asya'dan iş bulmak için Moskova'ya gidip oralarda bekleyen şey yapan bir nüfus var. Ve birçok meselede bu nüfusu etkisi altına alabilecek, radikalleştirebilecek vesaire filan meselede Türkiye ile olan hani münasebetlerdir. Ona sağlayacakları var güvenlik sağlama vesaire filan bakımından da. O yüzden Rusya'ya da kazandırabilecekleri var, bize de var. Biz burada bir dengeyi tabii götürmekte yükümlüyüz. Ve Batı ile yaptığımız yanlışları Doğu ile yapmamalıyız. Önemli nokta o. Yani nedir kırmızı çizgileriniz? Yani işte biz bir dünyayla ilişki kurarken elitlerimizin oraya devşirilmesinin önüne geçemedik. Batı sistemiyle kurduğumuz ilişki bir ağ sistemi olarak bizim elitlerimizi iş dünyasından, akademiden vesaireden filan aynı zamanda bir devşirme sistemine dönüştü. Doğu ile kurduğumuz ilişkilerde mesela bu nokta çok önemlidir. Yani doğuculuk üzerinden değil, Türkiye merkezi bir perspektifle biz Doğu ile olan münasebetlerimizi oturtmalıyız. Birkaç küçük not, bunlar bağımsız. Bir, şimdi bu Kuzey Suriye petrol meselesi önemli. Çünkü Amerika'nın içinde bu PKK devletçiliğini destekleyen unsurların kamuoyunu ve diğer bürokrasiyi ikna etmeye devam edebilmeleri için bu işin ucuza mal olması lazım. Yani kendi yağıyla kavrulur olması lazım. O yüzden de Suriye'deki petrollerin PKK'nın denetimine verilmesi önemli. Son aldıkları karar önemli. Bir Amerikan şirketinin oradaki kuyuların yenilenmesi için izin verdi Amerikan Ticaret Bakanlığı. Şimdi burada Amerikan sisteminin hukukla ilgili kısmı da önemli bizim için. Şöyle, şimdi Barzani yumurtalık üzerinden petrol satmaya başladığında petrol tankeri Amerikan kıyılarına gitti ama satamadı. Çünkü bu illegal bir satıştır diye Amerikan mahkemelerine başvuruldu. Yani oradaki Irak hükümetinin malıydı bu. Tanker geri döndü ve İsrail'e sattılar şeyi, petrolü. Şimdi bu petrol ne olacak? Yani Suriye'den çıkan petrol. Şimdi bu Irak'a satılamaz. Irak zaten petrol üreten bir ülke. Türkiye almaz. Suriye'nin içinde Suriye'nin petrolünü Esed'e mi satacaksınız? Bu nasıl gidecek, nasıl işleyecek? Bir, buna bakmamız lazım. İki, eğer bunun alıcısı Amerika vesaire falan başka bir şey olacaksa, Türkiye hem sahada işte aşiretler vesaire üzerinden sonuçta hırsızlıktır yani uluslararası anlamda da bunu etkilemeli ama aynı zamanda hukuki yollara da başvurulmalı. Nasıl?
Şimdi Suriye muhalefeti Birleşmiş Milletler'den Suriye halkının temsilcisi sıfatını aldı bu iç savaşın başlangıcında. Yani bir hukuki sıfatı da var. Bunu kullanarak hem uluslararası alanda hem de bizzat Amerika'da efendim hukuki başvurular yapmaları lazım. Bu şirketler üzerinde caydırıcılığı olan bir şeydir. Yani meselenin çünkü karlılığıyla ilgilidir. İkincisi, ben biraz evvel ifade ettim. Bu şey meselesinde yani Doğu Akdeniz geriliminde mahkeme işinde yani Uluslararası Adalet Divanı'nda taraftar değilim. Hani bu iş bir masaya dönecekse bu ya ikili şeyle olması lazım, görüşmelerle olması lazım. Türkiye biraz Avrupa Birliği'ni yokladı, mediation dediğimiz şey için. Yani hani Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta yaptığına benzer bir işte ortak gündem verip aracılık vesaire filan için. Ona bir ışığın yakılmadığını görüyoruz. Ama velev ki işte şartlar oraya sürükledi diyelim biz bir şeyin kapısını çaldık. Şöyle bir adres var. Onu düşünebiliriz bu alternatifler içerisinde belki. Bu çok eski bir örgüt. Yani altında Sultan Abdülhamid'in imzası var. 1899'da kurulmuş Lahey anlaşmalarıyla. Permanent Court of Arbitration, bu da Lahey'dedir. Uluslararası Adalet Divanı'yla aynı binadadır ama ayrıdır. Farkı şudur, bunun daimi hakimleri yoktur. Bir mesele gittiğinde iki tane siz seçersiniz hakim. Bir tanesi kendi milliyetinizden olabilir, iki tane karşı taraf seçer. Beşinciyi de bu heyet belirler. Burada tabii yine %100 bütünüyle güvenemezsiniz. O yüzden belki meselelerinizin bir kısmını yani bir ön ne çıkıyor görüyor bakabilmek için yani bir masa stratejisine ihtiyacınız olursa bu da çünkü deniz hukuku sözleşmesinde meşru kabul edilen adresler arasında yer alıyor. Bunu da çalışmak belki şimdiden gidip yoklamak nedir aldığı kararlar vesaire filan bakmak bir alternatif ihtiyacı fayda olursa masa boyutu için şey olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hasan Hocam buyurun. Şimdi hızlı hızlı ben de gideyim o zaman. Süremiz azaldı. Son 25 dakikamız hocam. Evet. Hatta yani 20 diyelim. Son 5 dakikayı 30 Ağustos'a ayırırız. Şimdi şöyle bu Uluslararası Hakemlik Mahkemesi meselesi Türkiye'nin yakından benim bildiğim kadarıyla takip ettiği bir mahkeme. Oranın başka konularda verdiği kararları da Türkiye düzenli olarak takip eder ve Ege'de bizim tezlerimizi nasıl, ne kadar destekliyor, ne kadar desteklemiyor diye ayrıntılı analizler yapardı. Eminim şimdi de yapıyordur kurumlar. Şimdi bu konu Yunanistan'la Ege'deki meselelerin mahkeme ile ilgili sorunu şudur. Yunanistan'la Ege'deki sorunların ne olduğu konusunda uzlaşamıyoruz. Yani bizim söylediğimiz bütün sorunları yani biz diyoruz ki bir silahsız statüde olması gereken adaları silahlandırdın. Senin hava sahan 10 mil olamaz çünkü karasuların 6 mil. Bu Atina fır hattını sen milli hava sahası olarak kullanmaya çalışıyorsun. Bu kabul edilemez. Adaların kıta sahanlığı olamaz. O da diyor ki zaten 12 mile benim karasularımı uzatmam. Benim milli egemenlik hakkım, ben onu yaptığım zaman zaten o adaların kıta sahanlığı var mı yok muyu konuşmayacağım ki seninle. Seninle olan sorunum benim bir tane diyor. O da Doğu Ege, Yunanistan'a ait Doğu Ege adalarıyla Türk ana kıtası arasındaki kıta sahanlığının nereden çizileceği sorunu var diyor. Bunu da teknik olarak işte Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde götürelim Lahey'e. Onun bir cevabını biz biliyoruz zaten. O da diyecek ki ortadan çizin. Tamam. Çünkü ikinize de yetmiyor alan. Yani iddialarınıza göre. Şimdi dolayısıyla münhasır ekonomik alan konusunda diğer hele bu Ege Aydak falan bunlar yani Ege'de Yunanistan'a egemenliği devredilmemiş adalar konusunu falan duymayı kabul etmiyor zaten. Böyle bir sorun yok diyor. İkide bir Lahey'e gidelim, Lahey'e gidelim lafı da bu benim dediğim konudur. Şimdi bu zaten uluslararası hukukta devletlerin zorunlu yargılanması diye bir şey olmadığı için ve mahkeme süreçlerine ancak şöyle olabilir. Yani konu çok teknik bir hale gelir. Sorun da anlaşırsınız diğer konularda siyasi olarak teknik bir konu kalmıştır. Orada da devletler, hükümetler daha doğrusu kamuoylarına ben verdim dememek için ya da kamuoyları nezdinde sen verdin dedirtmemek için
ya mahkemeye gidelim denir. O da bellidir zaten kabaca mahkemenin vereceği kararlar. O herkes da sonucu bilerek gider yani. Aşağı yukarı öyle olur yani. Şimdi Yunanistan'la bu noktaya gelemiyoruz zaten. Bir de daha orada bir Kıbrıs var yani. Adam diyor ki Kıbrıs, Rumlarla konuşmaya başladığın zaman ilk cümle şu. Kıbrıs'taki sorun bir işgal sorunudur. Hiçbir sorun yokken 74'te geldiniz, işgal ettiniz ve bitti. Siz çekilirseniz sorun bitiyor diyor. Şimdi bununla otur konuş. Bu arada da 74'ten bu yana dizi dizi görüşmeler yapılmış. Ya bu kadar basitse o zaman sen bizle federasyon kurmak için niye konuştun? Şu plan pakette niye evet dedin, hayır dedin? Niye bütün bunlar yapıldı? İzahı çok zor. Yani dolayısıyla i̇zahı o... belli hocam. İzah zor değil. İzah yani... Ha yani şöyle... Rumların şeyi bu. Normal politikaları yani. Yani mahkemeyle çözümü çok zor. Yoksa Türkiye 1996'da Kardak krizinden sonra Yunanistan'a ve Avrupa Birliği taraflarına şu mesajı verdi. Dedi ki yani sorunların tümünü ikili olarak masaya yatıralım. Onların hepsini belirleyelim. Ondan sonra hazırlayacağımız bir tahkimnameyle mahkemeye gidelim. Biz hayır demiyoruz buna dedi. Ya da hayır demeyebiliriz dedi Türkiye. Sorunların ne olduğu konusunda uzlaşmamız kaydıyla. Ama bunu kabul etmiyor zaten. Bunların diyor tamamı senin de uydurman diyor. Geri kalanı benim egemenlik alanım. Bitti diyor. Şimdi bu bir. İki, Rusya ile ilgili söyleyeceğim şu. Rusya tarafı Türkiye analizinde çok gerçekçi. O da şu. Bunlar diyorlar ki bu ekip ve Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana bu Rusya politikalarını belirleyen Rus eliti, biz Stalin'in yaptığı hatayı bir daha yapmayacağız. Çünkü Stalin'in o Türkiye'yi sıkıştıran iddialarıyla Türkiye'yi Batı dünyasının militan bir parçası haline getirdik. Bunu yapmamalıydık diyor. Zaten Hruşçev kendisi bile Stalin'in politikalarını lanetlediği dönemde Türkiye'ye resmi olarak iki mektup gönderip boğazlardan talebimiz yok, toprak talebimiz yok diye diyecek noktaya geldi. Şimdi ikinci bir nokta, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin bence önü açık birçok alanda. Şimdi burada şöyle, Soğuk Savaş yıllarında biz 1964 bu Johnson mektubunun ardından Rusya ile o kadar, daha doğrusu Sovyetler Birliği ile o kadar kapsamlı ilişkiler kurduk ki 1965 ile 80 arasında Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye toplam ekonomik yardımı Sovyetler Birliği'nin herhangi bir ülkeye yaptığı toplam yardımın daha fazlasıydı. O denli bütün Türkiye'nin ağır sanayisi o dönemde kuruldu. Ve bunları biz yani amiyane tabirle domatesle, biberle falan ödedik yani. Dolayısıyla biz Soğuk Savaş döneminde bunları yapabildik. Peki niye yaptık o zaman? Ya da Sovyetler Birliği bu kadar yardımı Türkiye'ye niye yapmıştı? Onların yardım etmesinin sebebi şuydu. Türkiye'yi kademeli bir biçimde biz NATO'dan çıkartabiliriz. Tarafsız bir ülke konumuna çevirebiliriz. Yugoslavya gibi olur. Tarafsız olur. Şimdi biz NATO'da kalarak bu ilişkileri sürdürebildik Soğuk Savaş döneminde. Şimdi çok daha rahat sürdürürüz. Çok kutuplu dünyada. Rusların çok gerçekçi analizleri var bu konuda. Çok kutuplu dünya tezini zaten ortaya atanlardan biri de onlar. İki kutuplu bir dünya olmayacak. Çok kutuplu dünya. Şimdi dolayısıyla bizim Rusya ile ilişkilerimizin önü her manada açık. Şimdi 65 ile 80 arasındaki ilişkilerimize biz bir iki boyut daha eklemiş oluyoruz. Bir, siyasi ilişkiler. İki, askeri ilişkiler. Bu da gayet mümkün. Yani bundan, NATO'nun bundan gocunması, Batı dünyasının gocunması diye de bir şey yok. Zaman zaman onlar da Rusya ile değişik yerlerde değişik ilişkiler kuruyorlar. Bir de işin gidişatına göre Batı dünyası Rusya ile yürüttüğü bu kavgayı azaltabilir de. Çünkü eğer Çin'i dengelemek istiyorsanız falan bütün bunlar için ihtiyacınız var. Rusya ile ilişkilerimizin iyi olmasının bir faydası daha var. O da Türk dünyası üzerinde çok olumlu etki yapıyor. Eğer biz Rusya ile kavgalı olursak Kazakistan kendisine pozisyon belirlemekte zorlanıyor. Türk dünyasının en önemli ülkesi. Uçak düşürme krizinde mesela yaşandı o. Tabii yani adamlar diyor ki ya bu Rusya ile kavganız ne? Bunlar
çok makul insanlardır. Biz bu Rusları biliriz. Bunlarla çok da iyi ilişki kurulabilir. Hani size de yardımcı oluruz demeye getiriyorlar. Anlatabildim mi? Hocam son bir dakika. Son bir dakika. O da şu. Bu PKK Büyük Kürdistan meselesinin bu çok kutuplu dünyada yeri fazla kalmadı. Bu projeler kaybetti. İster Amerika olsun arkasında ister şey. Yeter ki Türkiye bu konularda dikkatli olsun. Peki. Son bir şey. 30 saniyede. 2-3 tane tavsiyem var politika yapımcılarına, yapıcılara. Orta Doğu'da Arap iç savaşlarına taraf olmamalılar. Arap devletlerinin kendi aralarındaki rekabete de taraf olmamalılar. Türkiye bunları 1950'lerden itibaren denedi ve başarısız oldu. Ondan sonra belirlediği politika şuydu. Arap ülkelerinde kim iktidardaysa onunla iyi geçineceğiz. Bu politikaya geri dönmek lazım. Arap-İsrail mücadelesinde de ne İsrail'i kendimize düşman edeceğiz ne Arapları kıracağız. Ve bunu Türkiye uygulama konusunda da uzman bir devletti. Yine bu noktaya geri dönmek lazım. Peki. Yoksa mesela bölge devletlerinin hükümetleri için yok bu bunun kuklası, o onun bilmem nesi böyle gidersek politika üretemeyiz. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudilerin Körfez'de İran'la karşı yürüttükleri mücadelede Amerika ile yakınlıklarını Amerika'nın kuklası olarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa onların gözünden bakarak onların Amerika'yı parayla satın almaları olarak mı değerlendirmek lazım? Çünkü unutmamak lazım. Her ikisi de Amerika'nın müttefiki iken İran Şahı'yla Suudiler de 1970'lerde o körfezde yine rekabet halindeydiler. Teşekkür. İkisi de Amerika'nın müttefikiydi. Anlatabildim mi? Ha orada İran dengesi bozuldu. Araplar öyle görüyor. Özellikle Irak'ın devre dışı kalmasıyla birlikte. Bizim de bunu böyle görmemiz lazım. Ve bir ülke gitti İsrail'le anlaştıysa, biz o ülkeyi eleştirmeye başlarsak, sen Filistin davasına ihanet ettin vesaire diye bu işin içinden çıkamayız. Anlatabildim mi? Filistin'e de yardımımız olmaz. Denge. Şöyle, devletlerin varlıklarına ve egemenliklerine saygı duyan bir anlayışla gitmek lazım. Ha iç politikalarında patlama olur. Onlar yeni iktidarlar getirirler. O zaman yeniden belirleriz. Tekrar gözden geçirilir. Ece Hocam. Ben de hocamın kaldığı yerden şöyle bir ekleme yapayım. Özellikle uluslararası ilişkilerde, devletlerle olan ilişkilerimizde duygusallıktan, kişiselleştirmeden uzak, tamamen ulusal çıkarlar üstüne inşa edilecek anlayışla hangi ülkeyle, hangi noktada ne çıkarımız varsa masaya oturup sorunlarımız evet kalabilir, sorunları da çözüme ulaştırabilecek stratejiler geliştirmek gerekiyor. Bu Türkiye açısından da çok önemli. Rusya'ya baktığımız zaman Churchill'in bir lafı var, diyor ki Rusya'yı diyor düşünüp hani ne olduğunu bulmaya çalıştığım zaman Rusya diyor çözümü olmayan diyor bir muamma, bir bilmece. Uzun zaman diyor üstünde düşündükten sonra o diyor bilmecenin anahtarını buldum, Rusya'nın kendi çıkarları. Dolayısıyla Rusya bugün eğer belli konularda sesini çıkartmıyor, geri planda bekliyorsa aslında olayların nasıl geliştiğini ve bu gelişen olayları kendi çıkarına nasıl çevirebileceğini bekliyor. Türkiye açısından değerlendirirsek Rusya ile ilişkilerimiz çok önemli. Rusya ile komutanımın da söylediği gibi dengeleyici, hani Amerika ile aram bozuldu, Rusya ile aram bozuldu, Amerika değil. Rusya ile ortak geliştirebileceğimiz stratejiler var. Bu stratejiler sadece bizim enerji ya da turizm, işte kültürel anlaşmalar da değil. Rusya'nın farklı ülkelerle ikili iyi ilişkileri var. Mesela Rusya'nın İsrail ile ilişkileri var iyi. Rusya belirli noktalarda Türkiye ile birlikte hareket ederek aslında, yani Türkiye Rusya ve Rusya'nın iyi ilişkileri olduğu ama kendisine sorun yaşadığı ülkelerle yeni bir cephe oluşturabilmek için Rusya'yı da bir stratejik aktör olarak değerlendirebilir. Bu illa dediğim gibi bir anlaşma yapacağız anlamına gelmiyor ama ilişkilerimizi bu yönde inşa edebiliriz. Bu bizim çıkarımız olur. Çünkü her ülke nasıl kendi ulusal çıkarlarını düşünüyorsa Türkiye de kendi ulusal çıkarlarını düşünmeli bu noktada. Rusya ile olan ilişkiler tabii ki Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya karşı da elinde
aslında önemli bir güç, önemli bir aktör olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda Türkiye ne yapmalı tabii ki? Sadece Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, aman Orta Doğu falan bu ilişkileri iyi tutmalı, geliştirmeli. Ama önce kendi içimize dönüp insan kaynağını geliştirmek, eğitimi geliştirmek, teknolojiyi geliştirmek. Çünkü belirli noktalarda dışarıya bağımlı olduğumuz zaman mutlaka oralarda ilişkileri de o bağımlılığa uygun şekilde geliştirmek zorunda kalıyoruz. Bizim asıl egemenliğimiz ve kendimizi geliştirmemiz kendi içimizde ihtiyacımız olan noktalara yapacağımız yatırımlarla oluyor. Dolayısıyla bu bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğer eklemem de şu olacak. Mesela bakıyoruz biz şimdi Orta Doğu'dan konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinden konuşuyoruz. Çok önemli konular. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için çok önemli enerji kaynakları. Bunlar asla işte Karadeniz'de bulunan rezervler. Bunlar asla küçümsenecek ya da göz ardı edilecek şeyler değil. Ama birazcık daha geri plandan baktığımız zaman şunu görüyoruz. İşte bir Ay Anlaşması var. Amerika Birleşik Devletleri bu Ay Anlaşması'ndan çekildi. Rusya buna bir tepki gösterdi. Bir uzay anlaşması var. Bu uzay anlaşmasında işte bireyler ya da şirketler tek başlarına aslında uzay madenciliği ya da mühendisliği yapamayacaklar. Teker teker çekilip bunlar devrediliyor. Çin 2030 yılı için kendisine hedef koyuyor. Ay'dan diyor helyum 3 füzyon yakıtını getireceğim. Rusya da bunun içerisinde, Amerika'da da. Şimdi biz o zaman Rusya ile olan ilişkilerimizi bir kullanacaksak eğer, tamam yeryüzündeki kaynaklar için bu birbirine girdi herkes ama arka plandan uzaydaki kaynaklar için yer kapıyorlar. Biz demek ki bir şey, bir devrimi, bir teknolojik devrimi, işte uzay madenciliği, mühendisliği ile ilgili yapılanları atlamamak, geri planda kalmamak için uğraşmamız gereken konuları belirli bir çerçevede bitirip eforumuzu maddi manevi olarak harcamamızı istedikleri noktaya harcamadan diyalogla geliştirmeye ya da işte bu stratejik aktörleri kullanarak halletmeye çalışmalı. Bundan sonraki ilişkilerimizi de uzayda neler oluyormuş, Rusya ile bu konuyla ilgili de bir anlaşma yapabiliriz ya da birlikte hareket edebiliriz diye birazcık daha geniş çerçeveden bakmanız çok mu acaba? Yani güzel tabii ama evet. Yani bize miras şunu, bu kadar kriz varken ve bunlar çözülemezken. Yani bu bize bu kadar krizi miras bırakmalarının çözümleri için işte biz de o stratejik aktörleri kendi çıkarlarımıza göre şekillendirmemiz lazım. Ben bunu neden söyledim? Çünkü hani dünyada ne bizim gördüğümüz var, bir de görünenden fazlası var. O görünenden fazlasında neler oluyor, onları da kaçırmayalım diye söyledim. Aynı zamanda bir de son 5 dakikamızı ayıracağımızı biliyorum ama içimde kalmasın. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Şüphesiz. Aynen katılıyoruz. Sayın Bozkurt. Ben zaten genel anlamda konuşuldu. Ben birkaç ek yapacağım. Şimdi Yunanistan'la ilgili bir yanlış hatırlamıyorsam Pekin Paşa'm şöyle de aslında bu Ege'nin önemi. Mesela bir hani eski tabirle Paşa Rahmetli Demirel'in de Ege bir göl değildir diyor ya. Hani Yunan gölü olması mevzusunda ama deyim yerindeyse yani Yunan gölü olmasının sadece Türkiye'ye yönelik değil. Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere de çok ciddi bir olumsuz etkisi olabilir. Yani Batı'nın tam kontrolündeki bir Yunanistan Karadeniz'den gelebilecek hem ticari hem askeri anlamda şeylerde sıkıntı yaratacaktır. O yüzden Rusya ile bu konuda iyi bir iletişim kurabiliriz diye düşünüyorum. İkincisi Yunanistan'la çok öne çıkmaz ama bir Ortodoksluk mücadelesi de vardır aslında Patrikhane üzerinden Rusya'nın. Mesela bir Kiev, Kiev'de de var. Kiev, tabii, tabii. Kiev ve şey Patrikhane, Kiev'deki kilise ve Moskova'daki kilise arasında ciddi çünkü bir mücadele Ortodoksluk var. Ortodoksluk birleştirici bir din değildir. Değil. Milli devletlere göre şekillenmiş bir dindir. Bu Türkiye'de sık sık yanlış söylenir. Ortodoks ittifakı falan böyle bir şey olmaz. Doğru. Ya bu çerçevede mesela Balkanlarda da hatırlarsanız öyle. Papa mesela Ortodokslarla şey yaptı. Yunanistan'ı birbirinden ayıran temel şeylerden biridir. Hı-hı. Birininki egzarlıktır, birininki patrikhanedir ve evet. Ciddi ciddi bir rekabet içindedirler. Hesaba göre de ara ara bir araya gelirler. Ama yani özellikle Rus patrikhanesiyle bu bizim patrikhane arasında ciddi bir münakaşa var. Tabii. Yani hatta Ayasofya meselesinde bile gündeme tabii, gelen, perde arkasında konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Hatta bir örnek vereyim. Sovyetler dönemi. Sonuçta oradaki sistemin dinlere bakış açısı az çok biliniyor ama
o dönem bile Şam'da bulunan Süryani Ortodoks Kilisesi'nin varlığından dolayı mesela Rusların hem stratejik açıdan hem de bu boyutundan dolayı Şam'daki büyükelçiliğe çok önem verdiği söylenir. Sovyet döneminde bile mesela yani kiliseyle, oradaki kiliseyle. Yani bu çerçevede ele alınabilir. İkincisi yani Yunanistan'la ilişkilerinde bu tür sıkıntılar olacaktır. Türkiye'nin bunlar üzerine oynayabilir. Hem Ege'nin durumunun Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler çerçevesinde. İkincisi Türkiye'nin de bir koz. Türkiye'nin elinde bunlar bir koz olarak durulabilir. Yani iletişim kurulabilir sonuçta. İkincisi Türkiye ile Rusya arasında mesela boğazlar. Bana sorarsanız birincisi kişisel kanaatim bu Kanal İstanbul meselesi falan konuşuldu, çok tartışıldı. Montre konusunda uzun süre ısrar etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani Kanal İstanbul'un artısının eksisinin bu konuda da çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekir. Yani Rusya ile ilişkileri bozacak bir boyutta değerlendirilmemesi ve Montre rejiminin devamının sağlıklı olacağını Türkiye ile Rusya ilişkilerinde. Suriye meselesinde bu diyaloğun devam etmesi, bir dönem Astana formatı vardı. Şimdi son dönemlerde çok gündeme gelmiyor ama bu üçlü diyaloğun özellikle Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğun devam etmesinin faydalı olacağını, hem Rusya açısından hem Türkiye açısından faydalar olacak. Libya keza öyle. Terörle mücadelede az önce Hasan Hocam söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Kürt devleti, Mürt devleti meselesi artık devre dışı kaldı. Yani bitti. Yani şey azaldı. Etkisi azaldı. Zor bölge yani. Bölge ülkelerine verdiği zarar da. Devletlere dayatma işi zor. Yani hem Kürtlere aslında en çok zararı zaten Kürtlere verdi bu süreçler. Ama aynı zamanda bölgedeki devletlere verdiği zarar da Rusya'da dahil ortada. Bunun üzerinden bir ortaklığa girilebilir. Yine Amerika ile Batı dünyasına karşı bu Yunanistan'a da zarar verecektir. Enerji, ekonomi de konuşuldu. Askeri ilişkilere bir örnek söyleyeyim. Az önce yine Hasan Hocam mı söyledi? İşte askeri ve ekonomik ilişkiler artacak şeklinde. Siyasi ilişkiler veya. Hepsi. Askeri ilişkilere bir örnek var aslında. Karadeniz'de 2000'li yıllarda tam tarihini hatırlayamadım ama Black Sea 4 askeri işbirliği. Karadeniz'e kıyısı bulunan bütün ülkeler var ama Türkiye ile Rusya'nın da orada askeri anlamda ortak hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani örnekler var ki ortak devriye de yapılıyor biliyorsunuz. Adım adım ilişkiler de gelişiyor. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin iyi olması durumunda Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'nin elinin çok ciddi bir şekilde güçleneceğini değerlendiriyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinde olası bir kırılmanın çıkış noktası neresi olur peki? Birincisi dediğim gibi mesela boğazlar meselesi kritik. Bu görünüyor. Enerji meselesinde şu an biz Türkiye olarak Rusya'ya bir rakip değiliz. O açıdan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani Suriye'yi ama, mesela ikiye koymuyorsunuz. Suriye-Libya meselesi orada. Şu şekilde. Potansiyeli orada. Potansiyel var. Politik kritiklerimizde Rusya denklemin karşısında evet. Bizim. Hı-hı. Ama aktif bir biçimde bunları kaşı. Mesela Kıbrıs meselesinde Rusya nerede? Yok. Rum kesiminin yanında. Yok, giderek pozisyon değiştiriyor orada. Yani burada, çünkü aslında yani Amerika, Ermenistan, Kafkasya'da şey karşımızda, yapıyor. Kırım'da karşımızda. Efendim, Kırım'da Balkan niye karşımızda? Mesela kırılma noktalarından bir tanesi Ermenistan. Tanımıyoruz daha iyi. İleride Kıbrıs'la şey yaparız. Yani biz Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğunu tanırız. Onlar da KKCC'yi tanır. Elimizde olur. Yani yeter ki burada yaratıcı fikirlerden yana olalım. Şey mesela Ermenistan'da iyi, bu Paşinyan yönetiminin gelmesi iyi oldu. Çünkü o aynı zamanda Moskova'ya da karşı. Dolayısıyla oradaki ilişkilerde yeni bir bozulma var. Yeni silah sevkiyatı yapıyorlar. Efendim? Yeni Rusya. Yeni, tabii tabii yapıyorlar. Yani yapar. Ha şöyle, şimdi, Azerbaycan'ın onu bir gecede ezmesini istemez. Ama yani Türkiye ile Rusya yani arasındaki ilişki... Bizim Rusya'ya ilişki, baktığımız gibi Rusların bize baktığını ben zannetmiyorum. Ben tam tersine düşünüyorum. Tam tersine bizim aşırılıklarımızı bizi o kadar iyi değerlendiriyorlar ki bizim aşırılıklarımızı da kendi içlerine atıyorlar. Adamların uçağını düşürdük, karşılık vermediler. Yani göreceğiz. Şimdi kriz noktalarından yani bir tanesi şöyle, düşünelim. Yani şu bu arada kriz noktası derken kırılma noktası da noktası. Bir tane elimizi şehit ettiler hocam. Ya. Evet. Şimdi valla paşam bu Türkiye'nin Suriye evet. politikası böyle devam ederse bu bölge politikası devam ederse Allah korusun çok daha fazla şehit veririz. Olabilir tabii ama yani şöyle sonuçta... şöyle yani şimdi biz Suriye'de hükümetle işbirliği yapmayıp o hükümetle işbirliği yaparak mesela bu PYD'ye karşı
baskı kurmayıp... PYD'yi politika... zaten Esed silahlandırdı efendim, da üzerimize saldı yani. 2011'den nasıl oldu önce PYD mi vardı? PKK'yı çağırdı, 2000... davet etti, tankları bıraktı. PYD'yi biz de çağırdık bunu ya. Esed'in gözünün önünde. PYD'yi Türkiye de çağırdı aynen bunu öyle ya. Aynen öyle, o da yanlıştı. İsmail Hakkı Pekin... 2011'den önce PYD mi vardı? Buyurun. Buyurun efendim, siz devam edin. Sözünüz yarım kaldı. Abi, ben şunu söylüyorum. Yani Rusya, Rusya'ya bu kadar iyi niyetle bakmamak lazım. Yani biraz evvel söyledim. Amerika'ya nasıl bakıyor? Ben iyi niyetle bakmıyorum. Bir dakika. Yok, hayır, benim söylediğim de iyi niyet değil hocam. Ha, yani biz, benim söylediklerim yani üzerinden tabii böyle ki faydalanacağız şey. Rusya'dan. Tabii ki Rusya'yla ortak bir takım faaliyetlerde bulunacağız. Onların işlerine gelen, bizim işimize gelen. Pek tabii. Ama Rusya'ya da çok bağımlı olduğumuz zaman... Bu Amerika'ya bağımlılıktan farkı yok. Belki evet, daha kötü doğru olur. Efendim, bakın burada bir şey söyleyeyim. Rusya'ya bağımlı olamazsınız. Ben size bir şey söyleyeyim. Rusya'nın 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomisi var. Bizimkinin iki misli kadar. Hocam ekonomi... İtalya'nın, hayır bir şey söyleyeyim paşam. İtalya'nın milli geliri 2 trilyon dolardan fazla. Rusya'dan fazla. Şimdi Rusya'nın böyle bir gücü yok. Rusya'nın silah, strateji, coğrafyadan kaynaklanan ve tecrübelerinden kaynaklanan değişik güçleri var. Ama bu zaten bizi iyi analiz ettiklerini söylediniz hocam. 80 küsur milyonluk bir Türkiye'yi 1945'te 18 milyonluk bir Türkiye'yi 20 milyonluk bir Türkiye'yi 52'de NATO'ya alan Amerika'nın Türkiye üzerinde kurabileceği baskıyı kurması mümkün değil. Peki. Zaten şu anlamda söyleyebiliriz. Yok zaten. Şu örneği söyleyebiliriz. Yani Türkiye mesela bir Belarus değil mesela. Tabii. Amerika değil. Yani şimdi yok. Şunu söyleyebiliriz bakın. Rusya 145 milyon civarında bir nüfusu var. Çok dünyanın en büyük ülkesi yer olarak. Yani Türkiye toprak olarak. Baş katı olarak, toprak olarak ve verimlilik olarak hocam. Ve nüfusu her geçen gün azalıyor. Daha doğrusu 30 sene sonra falan eşitlenebiliriz. Evet. Müslümanlar daha fazla olacak bölgede. Müslüman nüfuslu bir Rusya olabilir. Dolayısıyla, ama o Müslümanlar da bize karşı. Üstelik, evet, çünkü bizi İslamcı görüyorlar. Onlar üstelik, da karşı bize. Üstelik Müslümanlar da çok rahatsız. İslamiyet ikinci din. Yani başka ülkelerde mesela İslamiyet farklı falan algılanıyor ama Rusya'da dinlerden bir tanesi İslamiyet. Dolayısıyla Rusya'nın Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz'de, Sibirya'da, Orta Asya'da durumunu koruyabilmesi için onun da Türkiye ile işbirliği yapması lazım. Bizim de işbirliği yapmamız lazım. Bu tamam. Ayrı bir konu. Yani bu ayrı bir konu. Mesela gaz alıyoruz değil mi? Düne kadar %50 gaz alırken bugün bakın Rusya'dan aldığımız gazın miktarı %30'lara daha aşağı 30'lara indi. Evet. Gayet ama normal. Buna karşılık şeyden aldığımız gaz Azerbaycan'dan aldığımız gazın miktarını arttırdık. %37,5. Yani onun için Türkiye belli bir politika izliyor zaten bu konuyla ilgili. Evet. Yani çok bu konularda bağımlı olmamak için. Son cümlemi söyleyeyim. Zaten Sayın Pekin, Ceyhun Bozkurt sözünü tamamlasın, size geleceğim tekrar. Yani bağımlılık zaman ilişkisi temelinde olmadığını da söyleyeyim zaten. Hocam, yani nasıl Amerika ile bağımsızlık temelli bir ilişki kurulması gerekiyorsa... Rusya ile de aynı şekilde ama sonuçta bugün bakıldığı zaman geçmişten bugüne Rusya ile Türkiye arasındaki krizlerde iki ülke de zararlı çıkmıştır. Yani ekonomik olarak, diğer işte siyasi olarak, askeri olarak. Bu nedenle iyi ilişki ve bağımsızlık temelli, güdümlü değil, bağımsızlık temelli iyi ilişkinin iki ülkenin de çıkarına olacağını değerlendiriyorum. Ben de bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tekrardan kutluyorum. Milletimize kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz stüdyo tarafında 30 Ağustos'u kutladık Sayın Pekin. Son dakikalar sözü size vereyim. Tabii. 26 Haziran 1922'de başlayan başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanında başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Meydan Muharebesi'yle başarıyla sonuçlandı ve süratle ülkeyi işgale yeltenen İngiliz uçakları, Yunanlılar, öyle söyleyeyim yani ülkeden atıldı ve önümüze Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına ve uluslararası camiada tanınmasına yol açan ya da daha doğrusu uluslararası camiada tanınmasını sağlayan bir Lozan Barış Anlaşması'nın yolu açıldı. O bakımdan 30 Ağustos bütün ülkemize kutlu olsun.
Ben bunu başarıyı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize, büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan rahmetler diliyorum. Huzur içinde yatsınlar. Bizlere cennet gibi vatan bıraktılar. İnşallah biz de bizden sonrakilere, çocuklarımıza, torunlarımıza, çok daha gelecek kuşaklara çok daha refah, müreffeh bir ülke bırakacağız. Ve sonsuza kadar bu cumhuriyet devam edecek. Dileklerinize sonuna kadar katılıyoruz Sayın Pekin. 26 Ağustos'ta başlayan, 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan büyük taarruzun 98. yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ece Baban. Yayının ilk bölümünde bizle birlikteydi emekli Konramiral Kadir Sadıç. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Akif Okur ve gazeteci Cüneyt Bozkır bizimle birlikteydi. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden bir arada olacağız. Hoşçakalın.